Canlı derse gelsene. Çatara 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 çatara. Çözüyorum testleri çatara da çutara. Çatara 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 çatara. Geçiyorum dersleri çatara da çutara. Türkçe İngilizce arkadaş oldu bana. Benimle matematik çok kolay çalışana. Gaza gelme evladım, kolay sorulardasın. Sıçışın şampiyon, sen zoru da yaparsın. Tarih ve dersleri sakin film gibi. Çatara çutara çözüyorum testleri. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Sen anladıysan anlar herkes. Çatara çutara çatara da çutara. Çözüyorum testleri çatara da çutara. Geçiyorum dersleri çatara da çutara. Her gün yeni videolar, hem sayısal hem sözler. Bir sezon dizi gibi, hepsi de bana özel. Böyle devam edersen Teok'ta birincisin. Tonguç Akademi ile Mars'a bile gidersin. Çatara çutara çatara da çutara. Çözüyorum testleri çatara da çutara. Çatara çutara çatara da çutara. Geçiyorum dersleri çatara da çutara. Kalemsiz bir öğrenci, silahsız asker benzer. Kalem kuşanmak için Tonguç Akademi'ye gel. Tonguç Akademi ile tüm tabuları yıkın. Gözümüz Jüpiter'de, Mars zaten bize yakın. Çatara çutara çatara da çutara. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Tonguç evladım ders başlıyor. Kaliteli insansın, zımbırtıyı bulursan daha çabuk anlarsın. Blokçuyum, zordayım, her gün bir sıradayım. Tonguç Akademi'yle yükseliyor notlarım. Notlarınsa mesele şu testleri çözene. Tonguç Akademi'de canlı derse gelsene. Çatara çutara çatara da çutara. Çözüyorum testleri çatara da çutara. Çatara çutara çatara da çutara. Geçiyorum dersleri çatara da çutara. Türkçe İngilizce arkadaş oldu bana. Benimle matematik çok kolay çalışana. Gaza gelme evladım, kolay sorulardasın. Sıçışın şampiyon, sen zoru da yaparsın. Tarih ve dersleri sakin film gibi. Çatara çutara çözüyorum testleri. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Sen anladıysan anlar herkes. Çatara çutara çatara da çutara. Çözüyorum testleri çatara da çutara. Çatara çutara çatara da çutara. Geçiyorum dersleri çatara da çutara. Her gün yeni videolar, hem sayısal hem sözler. Bir sezon dizi gibi, hepsi de bana özel. Böyle devam edersen Teok'ta birincisin. Tonguç Akademi ile Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de Teok 1 denemeleri tüm Türkiye'de hürriyet ile ücretsiz demiştik. Ve şimdi gazeteyi aldınız. Tonguç gazeteni aldın. Hocam aldım hocam. Salı ve Perşembe turşu günü. Turşu kuruyorum hocam. Hayır, gazeteyi turşu kurmayacaksın Tonguç. Turşu, başarı turşusu kuracaksın. Yani önce biraz tuz, biraz sirke, biraz limon, biraz salatalık. Yanlış anlama burada hocam, senden bahsediyorum. Ardından da gelen şey ne? Bir Teok turşusu. Tonguç sana bir şey söyleyeceğim. Salı günkü denemede kaç net yaptın Tonguç? Hocam Teok bir turşu olsa neyi turşusu? Domates turşusu mu? Güzel bir soru. Güzel bir soru. Gerçekten. Yoksa karpuz turşusu mu hocam? Öncelikle bu soruyu sorduğun için sana ve senin nezdinde hocalarına teşekkür ediyorum. Tabii ki bir hıyar turşusu olur. Çünkü gerçekten şaka, hıyar turşusu olmaz ama öğrenci turşusu olur. Çünkü niye? Öğrencileri turşu ediyorlar resmen. Salı günkü denemede kaç net yaptın Tonguç? Hocam salı günkü denemede 27 net, tam net yaptım hocam. Yani toplam tüm tam... sorularda mı? Tüm sorularda mı? Yanlışlar doğruları götürmüyor ya. Evet. Hani götürmedikten sonra 27 kaldı hocam. Yani Türkçe, inkılap hepsi toplamda 27. Evet, toplamda 27. Esasında çok yüksek bir net değil. Hatta bayağı düşük bir net. Yani 27 net herhalde Türkiye sonuncusu olabilirsin bu netle. Ama yine de seni tebrik ediyorum çünkü önemli olan katılmaktı diyorsun yani, öyle değil mi? Evet, önemli olan denemeye katılmak. Önemli olan çözmekti. Önemli olan çözmekti. İkinci çözüşümde herhalde bir 28'de falan çıkmayı düşünüyorum hocam. Tonguç'um bak, her denemede 28'e çıksan toplam 12 deneme yapacağız biz, biliyorsun Teo kadar. Ve bu toplamında 28 artı 12 hocam, toplam 40. Hocam çok az kaldı Teo'ya. Evet çok bir az. Bir aydan daha az kaldı hocam. Bir aydan daha az kaldığıma hiç endişelenmene gerek yok. Birincisi Tonguç bak, şu çok çok önemli. Hocam 25 gün kaldı Teo'ya. Şu çok çok önemli Tonguç. Teo... 24. Bir dakika, bir saniye Tonguç. 23. Bir saniye evlat. Siz söylerken 22 kaldı. Oğlum günler bu kadar hızlı geçmez, çok yavaş. Çok hızlı geçiyor hocam. Şimdi bak, öğrenciler 3 ayrılır Tonguç. Birincisi çalışan öğrenciler, daha doğrusu çalışmayan öğrenciler. Sen bu gruba giriyorsun. Az çalışıyorsun, bu kötü bir şey. Dangozlar. Bu dangozlar, çalışmayan öğrenciler hata yapıyor. Bunlar yanlış, tamam mı? Bir de çalışan öğrenciler var Tonguç. Çalışan öğrenciler ise... Hocam 3 ayrılır dediniz, 2 tane. Tamam, kendi içinde 2 ayrılır çalışan öğrenciler. Bir, tam olarak nasıl çalışacağını bilmeyen, tamam mı? Yanlış çalışan öğrenciler. Yanılmaktan yanlış. Yani yanılıyor. Aa. Yanlış çalışıyor, tamam mı? Yanlış çalışan öğrenciler. Bunlar ne yapıyorlar? Birincisi hata yapınca üzülüyorlar. Az çalışıyorlar. Gerekli çalışmayı yapamıyorlar. Geçmiş yıllardaki soruları çözmüyorlar. Yazıklar olsun. İkincisi ise doğru çalışan öğrenciler. Bunlar da doğru çalışan öğrenciler de işte sen ve senin gibi öğrenciler. Nedir bu arkadaşlarımızda? Geçmiş yıllardaki Teok sorularını çözüyorlar. Hürriyet'in Tonguç Akademi ile verdiği denemeleri çözüyorlar. Ve en önemlisi de soruları çözerken
en çok dikkat ettikleri şey hata yaptıklarının hatalarını arkadaşlarına, öğretmenlerine sorup doğru cevaplarını öğreniyorlar. Böylece kendilerini geliştirmiş oluyorlar. Bunu çok çok iyi aklına tutmalısın Tonguç. Sadece çalışmak yeter değil. Aynı zamanda doğru çalışmak da gereklidir. Doğru çalışmak için neler yapmalıyız? Birincisi hatalarımızı mutlaka arkadaşlarımıza sormalıyız, öğretmenlerimize sormalıyız. İkincisi geçmiş yıllardaki TEOG sorularını hemen çözmeliyiz. Üçüncüsü ve en önemlisi çalışırken yaptığımız hataları bir kutu içerisine biriktirmeliyiz ki o hatalar... Hatasız kutu olmaz yani demişler. Hata kolisi var hocam. Hata kolisi evet. Hatasız kutu olmaz. Pardon, hatasız kul olmaz demişler. Yanlış söyledim. Hatasız kul olmaz düşüncesiyle yola çıkaraktan hatalardan korkmamamız lazım Tonguç. En önemlisi de tabii ki de en önemlisi ne? Din dersinde Mehmet Hoca'nın söylediği bir şey var. Gayret gösterdikten sonra tevekkül etmemiz lazım. Tevekkül etmemiz lazım. Onu zaten din dersine gelince Mehmet Hoca onunla alakalı detaylı sorular ve soru çözümleri yapacak. Şimdi başlayalım. Hazır başlamışken hazırla alakalı bir soru. Hayırlısı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hazır sözcüğü hazır buralara kadar gelmişken teyzemi de görelim cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır diyor. Seçeneklere çok dikkatli baktığımızda Denizli seçeneğinde siz de hazır gelmişken yok. Gelmişken neredeyse aynı ifadeyi kullanmışız. İlk soruda öğrencilerimizi rahatlatmak istemişiz. Yemek hazır olunca derken başka bir anlam var. Hazır alınan elbiseler derken başka bir anlam var. Ayşe gitmeye hazırlanıyor derken zaten bambaşka bir anlam var. Birinci soru gerçekten hoş geldin gönlüme tarzı, hoş geldin bir başlangıç sorusuydu. Birinci sorunun cevabı Denizli'ydi. Lokum Yayınları'nın hazırladığı bir soruydu. Ama ikinci soruda biraz dikkat gerekiyor. Lokum Bak, Yayınları nerede hocam? Lokum Yayınları Tonguç Akademi'nin bir alt yayın şirketi. Hocam Kazık Yayınları var mı? Kazık Yayınları yok ama... Ben açmayı düşünüyorum. Güzel. Kazık Yayınları açarsan bütün öğrenciler onu alırlar yani. Öğrenci... Kazığın Kazığı Yayınları da açar. Kazığın Kazığı Yayınları. Ya ne yapıyorsun? Öyle bir yayını zaten Kültür Bakanlığı izin vermez. Yayın kurulu izin vermez böyle bir isme. Çünkü içerisinde resmen sapkın şeyler var yani. Kazığın kazığı ne demek evladım? Bak şimdi. Kocasına henüz yeni kaybetmiş olan yaşlı kadın bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamlanırsa olumsuz bir anlam kazanır diyor. Yani böyle bir ifade olacak. Kadının ifadesinin yüzünde böyle bir ifade olacak. Anılarını gözüne bir bir canlandırdı. Belki de olumsuz bir şey doğmayabilir buradan. Misafirlerini tek tek ağırlayabilir. Burada hiç olumsuz bir şey yok. Onun yokluğuna bir türlü alışamadı. İşte Ceyhan seçeneğinde olumsuz bir anlam kazanmış. Her akşam pencerede kocasının gelişini bekledi. Burada da yine belki mecazi anlam kataraktan bir olumsuzluk düşünülebilir ama tam anlamıyla olumsuzluk ifadesi Ceyhan seçeneğinde var. Mema 2 gelmek zorunda. Ya o alakası o şey değil. Film pardon film. Hocam. Şimdi şunu alalım. Bu arada bunu da şöyle koyalım. Şurada dursun Tonguç'um. Teşekkür ediyorum. Şimdi düşüncenin akışına göre bu paragrafın sonuna aşağıdaki hangisi getirilemez? Yine bir deyim sorusu. Deyimleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü TEOG'da sınav komisyonu deyimleri bilmeyen giremez yazmışlar. Biliyor musun listelerini? Aynen. Liseye girerken deyimleri ve atasözlerini çok iyi bilmeyenler giremez diyor. Dolayısıyla deyimlerimize ve atasözlerimize sahip çıkmalıyız. Bununla alakalı ne yapmamız lazım? Birincisi ve en önemlisi deyimler ve atasözleriyle alakalı geçmiş yıllarda sınav komisyonlarının sorduğu soruları incelememiz lazım. Şu çorak toprak yani şu çorak mı? Çorak değil. Çorak topraklarda bir kök tutturmak için o kadar uğraştım ki. Her türlüsünü denedim. Akdeniz ikliminde yetişeninden karasal iklimine kadar. En son bir fidan tutacak gibi oldu. Canlandı, tomurcuklandı ama nedense sonra o da kurudu birden. Sonra anladım ki o kadar uğraşmama rağmen hep boşuna kürek çekmişim. Suya yazı yazmışım. Havanda su dövmüşüm. Bak bunların hepsi aynı. Ama akla karayı seçmişinde farklı bir anlam var. Bu da gelebilir. Ama buradaki ifadede boşu boşuna uğraşmak anlamı A seçeneğinde olmadığı için A seçeneği getirilemez. Şimdi yine güzel bir duygu. Bu yine senin yazdığın. Burada Tonguç'a teşekkür ediyoruz bu cümleleri yazarken. Bu parçaya hakim olan duygu nedir demiş. Ben bunu arkadaşım şeye yazdım canım. Tongül'e mi? Yok hocam Sarıbaş. Sarıbaş kim evladım? Bizim inek hocam. Yani ne diyorsun evladım? Seni nasıl seviyorum biliyor musun? Ot yağmuru nasıl severse, ha, ot. Ayna ışığı nasıl severse, inek buzağısını nasıl severse, balık suyu ve insan ekmeği nasıl severse, annenin çocuklarını, ineğin buzağısını, çocukların annelerini sevdikleri gibi, yaşamayı sevdiğin gibi kısacası. Burada resmen sev, bu bariz sevgi. Arzu olamaz, özlem ve kaygı sanki var gibi duruyor özlem. Ergenlik dönemi olabilir hocam. Ergenlik dönemi sevgi diyoruz ve sevgiyle devam edin diyoruz arkadaşlar. Sevginin olduğu yerde de başarının olduğunu Doktor bir kez... Doktor aşk. Şimdi o zaman dördüncü cevap Bursa'da lokum gibi diyoruz. Bakalım beşinci soru. Beşinci soru çok zor bir soruydu. Birçok öğrencimiz zorlanmış, mahvolmuş. Ben de bunu yamuldum hocam. Evet. Oğlum şaka yaptım. Kolay bir soruydu bu. Aşağıda cümle hangisi amaç sonuç ilişkisi vardır? Hatta bunun birebir benzeri TEOG'larda geldi. Hocam bu kadar da mı olur demeyin. Eğer 2015-2016 TEOG 1 sorularına bakarsanız bu soru köküyle alakalı aynı buna benzer soru geldiğini görürsünüz. Tıpkısının aynısı böyle bir soru var. Amaç sonuç ilişkisi vardır diyor. Amaç sonuçta neydi arkadaşlar? İstek, plan, gaye, arzu, hedef vardı. Burada da ödevini yapmak için arkadaşın yanına gitti ifadesi son derece kolay bir ifade. A seçeneği. Sizinle tanışmaya memnun olduğumda sanki bir çeldiricilik var gibi ama çok dikkatli baktığımızda orada bir amaç değil. Sadece tanışmaktan dolayı bir memnuniyet var. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği. Amaç sonuç 5A.
Bu parçalar aşağıdakiler hangisi çıkarılamaz demiş. Yalnızca bir günah vardır. Tek bir günah. O da hırsızlıktır. Onun dışındaki bütün günahlar hırsızlığın bir çeşitlemesidir. Bir insanı öldürdüğün zaman bir yaşamı çalmış olursun. Karısının elinden bir kocayı, çocuklarından bir babayı almış olursun. Yalan söylediğinde birinin gerçeğe ulaşma hakkını çalarsın. Hile yaptığın, birini aldattığın zaman doğruluğu, haklılığı çalmış olursun. Anlıyor musun Tonguç? Vay be. Yani hırsızlık çok önemli. Dolayısıyla hangisi çıkarılamaz? Hırsızlık çok önemli mi? Yani hırsızlık... Yapalım mı? Hayır evladım, hırsızlık yapmamak çok önemli manasında. Hırsızlık bütün günahların anasıdır. Doğru. İnsanın işleyebileceği bütün suçlar hırsızlığın türevleridir, yani çeşitleridir, doğru. Bütün suçlar bağışlanabilir ama para hırsızlığı asla bağışlanamaz. Yani ne alakası var? Ya bu sefer cinayet bağışlanacak mı? Bu çıkarılamaz. Anlarsız... Kalp hırsızlığı bağışlanamaz hocam. Benim kalbimi çaldı hocam bir arkadaşımız. Hala geri vermedi. Bu aynen. Bağışlanamaz yani bence. Buradan bütün emniyet ekiplerine sesleniyorum. Kayıp bir çalıntı bir kalp var. O kalbin bulunması için... Kare şeklinde. Kare şeklinde bir kalp. Kare şeklinde kalp mi olur lazım? Bu kalbin bulunması için... Hocam. Evet, taş, o, arkadaşın kalbin taş, senin kalbin benim, taş. Benim kalbim. Senin kalbin taş da o zaman çalsınlar evlen. Taş kalpli insanlar kötü insanlardır. Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen aşağıdaki yani hangisidir diyor. Sel gibi akan kalabalık. Telaşla bir yanı insan. Hepsi adeta koşuyor. Otobüsler, tramvaylar, dolmuşlar, ticaret taksiler, özel araçlar. Hep aynı kalabalığın uzantısı. Bir kelime bile bir konuşacak birini bulamadan karışıyorsun kalabalığa. Bu hengame içinde eve bitkin dönüyorsun. Milyonlar içinde... Aynı yalnızlıkla evine dönüyorsun. Şimdi çok dikkatli baktım. Çok etkilendim. Teşekkür ederim. Metrobüste yaşanan bir hikaye anlatılmış burada. Metrobüste yalnız ne? Değilsin ki hocam. Ne alakası var? Ama kalabalığın içinde yalnızsın. Bir sürü insanla iç içe dış içesin ama baya samimi oluyorsun. Hatta akraba oluyorsun ama burada anlatılmak istenen yalnızsın. Hiçbirini tanımıyorsun ki. Koku olarak da baya tadıyorsun yani. Büyük kentlerde yalnız yaşamanın zorluğu vurgulanmak istenmiş bu soruda. 7 Ceyhan. 8. soruya baktığımızda atasözlerinin anlamıyla alakalı bir soru gelmiş. Atasöz sorusu değil ama çok dikkatli okuduğumuzda parçada atasözleriyle ilgili vurgulanmak istenen şeyin her atasözü ait olduğu ulusun ulusal değerini yansıtırdı. Niye? Mesela Araplar için deve, Türkler için at kavramı çok çok önemli diyoruz ve... Benim için de soru kavramı çok önemli. Test kavramı çok önemli. Çok önemli Tonguç. Aferin. Skop'a bakabilir misin Tonguç? Şey yok ya skop. Bir sıkıntı var mı? Orada bir sıkıntı olmadı. Sanki ben yamulttum gibi geldi. Ben de elim dokundu. Test çözmeyen testsiz kalır. Güzel bir cümle oldu gerçekten. Güzel bir atasözü oldu. Evet canım, şimdi hiç problem yok. Bu parçanın aşağıdaki hangisine ulaşılamaz demiş. Duygularımızı etkileyen mimiklerimiz üzerine yapılan araştırmalar şunu göstermiştir. İyi halimizdeyken dahi pek fazla gülmediğimiz ortaya çıkmıştır. Oysa gülümseme ve gülme biyolojik süreci hatta kimyamızı etkileyerek kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. Onlar beynimize giden kan miktarını, oksijen miktarını, sinir taşıyıcıların uyarı düzeyini artırır. İyi diyelim, iyi olsun deriz ya bazen. Gerçekten de iyi olmak istiyorsak hayata pozitif bakmak ve hep gülümsemek gerekir. Gülmek, gülümsemek insanın biyolojisini etkiler, doğru. Araştırmalar pek fazla gülmediğimizi ortaya çıkarmıştır. Buraya baktığımızda bu da doğru. Sürekli gülen insanlarda kan ve oksijen miktarı daha fazladır. Böyle bir şey olamaz. Eğer öyle bir şey olsaydı senin kan ve oksijen miktarın fazla olabilirdi. Ama sende kan ve oksijen miktarı normal seviyede. Belki beyninde biraz fazla olabilir. Kendimizi daha iyi hissetmemiz için hayata gülümseyerek bakmalıyız. Bu da doğru. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan. Paragrafta tanıtılan kişiyle ilgili olarak hangisi söylenemez demiş. Cümleyi çok dikkatli, paragrafı çok dikkatli okuduğumuzda öfkesine hakim olabilen, soğukkanlı bir insan olduğunu görebiliyoruz. Ama hiç sinirlenmeden sabırlıca dinlemekle üstünlüğü karşı tarafa verir. Bu zaten anlamsız bir seçenek oluyor. Sinirlenmeden sabırlıca karşı tarafı dinlersek üstünlüğü karşı tarafa vermeyiz. Hatta aksine karşı tarafın haksız duruma düşmesine bile sebep oluruz. Dolayısıyla cevabımız onun soruda Bursa seçeneğiydi. 11'in soruya baktığımızda bu parça aşağıdaki... Hocam birkaç tane arkadaşın ismini okuyabilir miyim hocam? Buyur Tonguç'um. Hocam Naciye Bayır, Melike Akıllı, Alaycı Kuş, Ayten Gögerçin... Gögerçin de çok... Eda Nur Coşkun, Bahar Çetin... Hepsi B'yi bildi hocam. Aynı Aslan Coşkun... Ondan sonra Nuray Koçak... Güner Er Yılmaz... Nevşehir oynuyor. Birazcık yavaş demiş hocam. Bir de hocam bir arkadaşımız şey sormuş. Eren Önsüren. Hocam yazım yanlışlarına nasıl çalışmalıyım? Lütfen söyleyin demiş. Yazım yanlışlarına öncelikle... Yazım kurallarıyla alakalı... bizim videolarımız var. 3-4 farklı videomuz var tongçakademi.com'da. Bunları izleyebilirsin. Sonra bunları izledikten sonra bol bol soru çözmelisin. Çözdüğün sorular sonrasında geçmiş yıllarda TEOG sorularını da buna eklemelisin. Ardından da eğer imkanın varsa YGS'de çıkmış, ÖSS'de çıkmış yani büyük abilerin çözdüğü çıkmış sorulara da bakarsan tam anlamıyla bir de tongçakademi denemelerini çözersen tam anlamıyla gelebilecek sorularda hakim olmuş olursun. Ebrar Özcan demiş ki hocam çözdüğünüz 3 soru okuldaki deneme sınavında çıktı. Çok teşekkürler demiş. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yani artık TEOG geçtiniz okullardakileri bile tutturuyorsunuz. Hocam. Aynen çok güzel. Bu parça verilenlerden aşağıdaki soru hangisine karşılık söylenmiş olabilir diyor. Başka birine ilgi duymak ile biyografik kalem almak arasında bir ortak nokta bulunduğunu söyleyebiliriz.
Başka bir insanı tam anlamıyla tanıma arzusu, her ilgi duyma durumu bilinçli ya da bilinçsiz bir biyografik süreci içerir. Bundan da öte gerçek bir biyografi, yazar ve öznesi arasında bilinçli ya da bilinçsiz bir ilişkiyi gerekli kılar. Bu türden bir ilişki olmasaydı insanlar böyle bir kitap yazmak için gerekli olan korkunç enerjiyi asla bulamazlardı. O zaman bakalım, biyografi yazma ile birine ilgi duymanın arasında ortak paylarına bahsedebilir mi? Evet, tam anlamıyla sorumuz bu. Çünkü burada anlatmak istediği biyografi yazarlarının, biyografi yazan kişilerin esasında yazara ilgi duyup ondan sonra biyografi yazdığını dile getiriyor 11 Adana. Düşüncenin akışına göre yukarıdaki parçanın başına hangisi getirilebilir demiş. Zor bir soruydu. Dikkatli olmayan öğrencilerimiz bunu hata yapmış olabilirler. Burada doğru cevabımız Adana seçeneği. Neden? Bizi bir araya getiren Anadolu Medeniyetler Beşi köylülerimiz hak ettiği değeri vermemiştir diyor. Sonradan da ülkemize en çok yetişen köylüdür. Köylü bütün iklimlerde yetişir. Köylüye yetişmesi çok zordur. Burada köylüye verilen değerin az olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla 12 soruda Adana seçeneği paragrafın bütünüyle örtüşen çok çok önemli. Baktığımızda yukarıdaki 13. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki parça numaralandırılmış cümlelerden hangisini ikinci paragrafa geçirmiştir diyor. Şimdi birinci, ikinci ve üçüncü paragraf birbiriyle bağlantılı olarak devam ediyor. Ama dördüncü paragrafta, yani dördüncü cümlede özür dilerim. Gülümseme, dostluk vaat eder. Karşıdaki insana güven duygusu verir derken bambaşka bir ifadeye geçiyor. Yani bir, iki ve üç. Zaten halbuki dediği için bu bunun öncesinde olması lazım. Buydu herhalde derken bu da yine bir öncesine gidiyor. Dolayısıyla halbuki ve buydu ifadeleri kendisinden bir önceki cümleden ayrılmamasını sağlıyor. Ama dördüncü cümlede apayrı bir paragrafa geçebiliriz. Dolayısıyla 13'ün son cevabının deniz olduğunu görüyoruz. Hocam, şimdi Aslan, gelelim zor Cener soruya. Cener Aslan'ın hocaları soruları çok beğenmiş hocam. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Kadir demiş ki hocam matematikten 99 aldım, bir sayı yazmadım diye çok üzülmüş. Harikasın Kadir, tebrik ediyorum. Bu arada arkadaşlar çok çok önemli. Zaten Nihal Demirci demiş ki hocam derslerim kötü değil ama kendime güvenim yok demiş. Nihal, bence kendine güvenmelisin. Neden? Birincisi, bu tür şeylerde en önemli şey kendine güvendir arkadaşlar. Mesela şimdi şöyle düşünün. Şu anda 16-17 yaşındaki bir abiniz sizin kadar teo konularına hakim mi? Değil. Niye? Çünkü konularla alakalı test çözmüyor. Bazı konuları unutmuş olabilir. Bazı şeyleri bilmiyor. Ama kendine güvendiği için, hani ya bu çocuk sınavı diye girse ne yapar? Biraz daha iyi yapar. Niye? Konulara hakim olmadığı halde bunları yaparım ben ya der. Bunlar çocuk sınavı der. İşte siz de biraz için üstüne çıkıp ya bunlar çocuk sınavı ya. Seneye ben büyüdüğüm zaman bunlar bana çocuk işi gelecek deyip zaten de çalıştığınız için böyle olaya biraz daha rahat, sakin kafayla bakarsanız emin olun başarılı olursunuz arkadaşlar. Bakın geçen salı günkü canlı yayınımızda ne demiştik sizlere? Ne demiştik Tonguç? Pardon, çarşamba günkü. Hocam demiştiniz ki dünya yuvarlaktır. Evet. Ama teok zor geçmez. Hayır, şöyle demişim. Demişim ki çarşamba günü denememizde eğer perşembe günü gazeteye aldığınızdaki teok denemesinde Türkçeyi full yapan varsa buraya adını yazacağım demiştim. Gerçekten çok zordu. Çok zor sorular, çok güzel sorular hazırlamıştık. Hem teokta çıkabilecek zorlukta hem de çıksa bu kadar zor çıkabilecek zorluktaydı. Mesela bu soru onlardan bir tanesiydi. Bu soruyu doğru yapan varsa gerçekten adını söylesin, bize yazalım. Ama gerçekten doğru yapacak. Yalan söylemek yok. Biz bizeyiz burada. Öğretmen, öğrenci, hepimiz kardeşiz. Hata, yalan söylemek yok. Şimdi aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmamıştır? Biz artık kazanımların sonuna kadar vurduk. Neden? Türkçe'de hızlı gittiğinize eminiz. Türkçenin kolay bir ders olduğunu düşünüyoruz. O yüzden artık bu denememiz tam bir TEOG denemesiydi. Yani TEOG'da çıkan konuların hepsi vardı. Kazanımlarda biraz Türkçe'de ileriye gittik. Çünkü Türkçe'de zaten fazla dil bilgisi konusu yok. Yani cümlede anlam, sözcükte anlam, parça anlam, yazım noktalama zaten 6-7'den bildiğiniz şeyler. Bu sene öğrendiğiniz tek konu fiilimsi ile cümle öğeleri. Fiilimsi zaten ilk 6 denemede sonra bir hal olduk. Bu da artık cümle öğelerine girelim dedik. Çünkü öğrenciler öğrendiler yapalım diye. Ve çok zor bir giriş yaptık. Yamutucu bir giriş yaptık. Zaten bu soruyu çok zordu hocam. Evet, bunu hocalarınıza da sorduysanız hocalar demişler ki yok böyle dans, böyle soru yok. Güzel soru demişler. Şimdi bakalım. Hangisi özne ve yüklemden oluşmamıştır diyor. Demek ki burada 3 seçenek özne ve yüklemden oluşmuş. Bir tanesi oluşmamış. Şimdi bakalım. Üniversite sınav sorusu gibi. Aynen, zaten sınav sorularının değişmiş hali. Bakalım. Sıkıntısıdır yüklem. Ama sıkıntısı bir isim olduğu zaman, tonguçakademi.com'daki videolarımızı izlediyseniz bunu mutlaka söylemişimdir. İsim yüklem olduğu zaman dikkat edin demiştik. İsim yüklem olduğu zaman yüklem genellikle özne yüklemden oluşuyor. Cümlelerin %99 isim cümlelerinde özne yüklem olur demiştik. Neden? Çünkü isim cümleleri nesne alamaz. Mesela sıkıntısıdır, neyi sıkıntısıdır, onu sıkıntısıdır falan diyemezsiniz. Dolayısıyla ve sıkıntısıdır bir tamlama oluşturabilir bak. Büyük sıkıntı. Hocam herkes en büyük A yapmış. Berhan Ulucan. Yanlış. Cevap A değildi. Aslan, bakalım. Aynur Aksu B yanlış, yapmış. Yanlış bak. B de değil. Şimdi bak dikkat edin. Öğrencilerin en büyük sıkıntısı. Hani demiştik ki sınıfın kapısı, öğrencinin sıkıntısı. Burada bir isim tanımlaması var. Öğrencinin en büyük sıkıntısı nedir? Bak yüklemi bulduk. Öğrencinin sıkıntısı tanımlamayı bulduk. Öğrencinin en büyük sıkıntısı nedir? Yok. Teok'tur. Ama burada teok demiş. Ne demiş biliyor musun? Teok gibi bir şey. Gayretinden çok çözdüğü soru sayısının konuşulması. Bak gayretinden çok, yani çalışma gayretinden çok. Kaç soru çözdün? Kaç soru çözdün? Kaç soru? Böyle şeyleri konuşmasına sıkılıyormuş öğrenciler. Şimdi öğrencinin sıkıntısı nedir? Konuşulmasıdır. Konuşulması isim fiil mi? Evet. Arkasındakinin hepsini içine çekiyor. Dolayısıyla burası bütünüyle özneden oluşuyor. Özne ve yüklemdi. Dolayısıyla A seçeneği özne ve yüklem. Nasıl?
Ne öğrencinin en büyük sıkıntısıdır? Gayretinden çok çözdüğü sorusunun konuşulması. Bunları tonguçakademi.com'daki video anlatımlarımızı izlediyseniz, konu anlatım videolarımızı, video TOBİ derslerini izlediyseniz, yani Tonguç video derslerini izlediyseniz, bunu en az 5-6 kez vurguladım. Dedim ki bak, isim cümleleri özne yüklem olur ve fiilim ise arkasındakileri süpürge gibi diye çeker dedik. Öyle değil mi Tonguç? Çok güzel bir efekt oldu hocam. Teşekkürler. Ama ben yapmadım bunu. Orada bilgisayarda Tom Meister arkadaşımız Eray Heray yaptı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Edebi türlerin birbirine benzeyen birçok özelliği vardır. Şimdi vardır yüklem. Yüklemi bulduk. Tamlama olmuyor. Tamam, vardır da kaldı. Ne vardır? Edebi türlerin birbirine benzeyen birçok özelliği. Bak, edebi türlerin özelliği. Burada da bir tamlam var. Dolayısıyla bu da özne yüklem. Şimdi biliyoruz. Biliyoruz. Kim? Biz biliyoruz. Biz neyi biliyoruz? Öğrencilerin derslerinin çok iyi çalışması gerektiğini biliyoruz. Yani biz belirtili nesneyi biliyoruz. Dolayısıyla bu cümle özne, belirtili nesne ve yüklem. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dı. Neyi gerektiğini. Hatta böyle bir şarkımız var değil mi Tonguç? Kimi, 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 neyi, 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 gerektiğini, neyi, belirtili, li, demiştik. Hatta listelerde uzunca bir dönem evet, son sıraları paylaşmıştı. Evet. Okulumuzdaki ağaçların altındaydık hocam. Ağaçların altındaydık. Bizim şarkımızın üstünde ağaçlar vardı. Okulumuzdaki öğrencilerin birçoğu başarılıdır. Bak yine bir ne var? Yine bir isim var. Başarılıdır. Kim başarılıdır? Okulumuzdaki öğrencilerin birçoğu. Burada yine cümlenin özne yüklemden oluşunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız 14'te Ceyhan'dı. 15'in soruda yine Yamult yayınlarından gelmişti. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca yüklemden oluşmuştur diyor. Şimdi dikkatle bakalım. Özge Alpay sınıfımızın en başarılı öğrencilerinden biridir. Burada bir öğrencimizin ismini yine bize mail atmış, yorum atmış. Sinerjik denemelerin videosunun altına biz onun ismini kullandık. Kim sınıfımızın en başarılı öğrencilerinden biridir? Özge Alpay. Bu özne ve yüklemden oluşmuş. Sadece yüklemden değil. Niye bak? Biridir. Öğrencilerinden biridir, başarılı öğrencilerinden biridir, sınıfımızın en başarılı öğrencilerinden biridir. Dolayısıyla burada özne yüklem. Saygılı, terbiyeli ve akıllı bir öğrencidir. Bir öğrenci, akıllı öğrenci, terbiyeli öğrenci, saygılı ve terbiyeli ve akıllı bir öğrenci. Burası bir sıfat anlaması olduğu için bölünmez. Nasıl öğrenci, akıllı öğrenci, zart öğrenci falan bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Dolayısıyla burada kim o deriz ve bu cümle sadece yüklemden oluşmuş olur. Çünkü cümlenin içinde özne yok. Gizli özne sayılmaz. Bol bol soru çözerek konuları önceden tamamlamaya çalışır. Çalışır yüklem. Kim? O çalışır. Neye çalışır? Konuları önceden tamamlamaya çalışır. Nasıl çalışır? Bol bol soru çözerek. Burada bir zart tümleci, dolay tümleci yüklem var. Derslerinde her zaman titiz davranır diyebiliriz. Burada yine özne yüklemden, sadece yüklemden oluşmadığı için cevabımızı Bursa seçeneği yapıyoruz. 16. soru kolay bir soruydu. Yine Tonguç'u ilgilendiren bir soru. İnsan dışındaki bir varlığa, yanlış anlama Tonguç, insana özgü bir özellik verilmiştir. Mesela bir örnek verelim. Tonguç konuşuyor cümlesinde insan dışındaki bir varlığa insana özgü bir özellik verilmiş midir Tonguç? Hayır hocam. Çünkü sen zaten insansın öyle değil hocam, mi? Şimdi burada bir espri yapalım dedik ama olmadı. Şimdi kaplan öndeki eti ağaçta parçaladı. Kaplan eti parçalar ki. Tilki koşarak avını yakaladı. Tilki avını yakalar. Bunlar insan özgü bir şey değil. Yaprakların hışırtısı uzaktan bile duyuluyordu. Duyulur, yaprağın hışırtısı var. Kuşlar baharın gelişini kutluyordu. Kuşlar insan değil ki kutlasın. Oba oba i̇nsan kop mı? Kop kop. İnsan değil onlar. Dolayısıyla kuşların kutlaması bir kişileştirme diyoruz ve 17. soruya giriyoruz. Filmcileri de unutmadık. Filmcilerin her zaman kalbinize ayrı bir yeri olduğunu biliyoruz. Anası mezar dikecekmiş diye her soruyu çözdüğünüzde kızgın bir şekilde ifadeler kullandığınızı biliyoruz. O yüzden bundan kullandık. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sıfat fiil? Bir sıfat anlamı oluşturmuştur. Bakın son 3 TEOG'da da 2015'te de 2016'da da bundan aynı böyle soru köküyle soru geldi arkadaşlar. Bir tanesi mazerette geldi, bir tanesi normalde geldi. Yine gelebilir bu soru kökü ve bu öğrencilerin çok takıldığı bir soru kökü. O yüzden buraya dikkatlice bakın. Şimdi A seçeneğindeki sıfat fiil hangisi çözülecek? Peki sağında isim var mı bakalım? Çözülecek sorular. Burada bir sıfat tamlaması var. Tamlama neydi arkadaşlar? Tamlayan ve tamlanandan oluşan bir ekipti. En az iki kişiden oluşuyordu. Nasıl soruları tek tek işaretledin? Çözülecek sorular. O zaman burada bir sıfat fiil. Anası mezar dikecekmiş, eki almış. Çözülecek soruları sıfat fiili. Bir sıfat tamlaması oluşturmuş. Cevap A. Ama buraya bakalım. Yapamadıklarımı öğretmenime soracaktım. Yapamadığım soruları demek istiyor. Ama sorular yok. Doğru işaretlediğimi not aldım. Doğru işaretlediğim soruları diyor. Ama cevap soruları yok. Ödevim bitince, burada zaten sıfat fiil yok. Bitince zarf fiil. O zaman doğru cevabımız 17 Adana'ydı. 18. soruya baktığımızda aşağıdaki cümlenin hangisi... Türkçe bitiyor yaşasın. Aynen. Aşağıdaki cümlenin hangisinde 3 fiilimsi türüne de örnek verilmiştir diyor. Çok dikkatli baktığımızda arkadaşlar fiilimsiler 3 çeşitli. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Usulca eğilerek zarf fiil. Arkadaşını kurtarmak istediği isim fiil. Burada zaten başka fiilimsi yok. Yemekten sonra gelirsen çekimli fiil. Ödevlerini yapmaya isim fiil. Başka da fiilimsi yok. Yemek zaten kalıplaşmış. Yapılacak işlerin sıfat fiil. Zamanında bitirilmesi isim fiil. Hepimizi üzer. Bitirilmemesi özür dilerim hepimizi üzer. Burada zaten zarf fiil yok. Gelenleri sıfat fiil. Görmek isim fiil. Bakarken, görmek için bakarken zarf fiil.
Az kalsın düşüyordu. Kalsın bu arada çekimli fiil. Burada dikkat edin, bu çekimli fiil. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli. Buna benzer bir soru TEOG'da gelmedi. Bundan daha zor geldi ama bu gelmedi. Bu soru köküne çok dikkat edin arkadaşlar. 3 film üstüne de örnek verilmiştir. Sorularını çok dikkat yapın. Bu tür sorulardan yapmanız lazım bir kere. İçinde en az 3 tane film olan cümleyi bulmanız lazım. Bu seçeneklere baktığınız zaman içinde 3 tane film olan tek seçenek zaten Denizli'ydi. Kolay bir soruydu. 19. soruya baktığımızda bu sorudan gelebilir arkadaşlar. Bakın bu soru birebir aynısı çıkar diye yazıyorum buraya. Az öncekiler de gelirdi ama bu çıkar soru mı hocam? Bu soru çıkar çıkınca derim ki bak bu söylemiştim. Bak şimdi. Yazarlarımızın eserlerine evrensel özellikler kazanan birçok şey var. İki nokta üst üste. Şimdi burada birçok dediği için bak üç şey var deseydi şiirsel anlatım virgül, çarpıcı benzetmeler virgül, gerçekçi betimlemeler nokta derdik. Eğer üç şey deseydi. Ama birçok şey dediği için devam edecek bu. Dolayısıyla buraya üç nokta gelecekti. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneği oluyor. Son soruya baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur diyor. Bakın hem noktalama işaretlerini hem de yazım kurallarını tek bir soruda birleştirdik. Bu da yine kazanımlar için çok değerli bir soru. Sizin servisiniz Levent'den demiş. Levent'den olmaz, bura gitti. Sizin servisiniz Levent'ten, bu da gitti. Kalkıdan sonra bir virgül gelmez. Sizin servisiniz Levent'ten kalkıp Beşiktaş'a uğrayarak mı gelecek? Bak Levent'ten doğru ama kalkıp fiilimsizden sonra virgül gelmez. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya bakın mesela Ali ve Can geldi. Burada bağlaç hangisi Tonguç? Ve, öyle değil mi? Ali virgül Can geldi. Burada virgül sağlamış. Türkçe'de biz buna bağlaç deriz, buna da virgül deriz. Bunu bilmeyen var mı? Yok. Peki şuna bakın. Ali gelip, pardon şöyle oldu, pardon. Ali geldi virgül Can geldi diyelim, tamam mı? Can geldi diyelim. Şurada G küçük yazacaktık. Buraya virgül ya da V koyabiliriz ya. Bunu şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Bağ fiil diyoruz. Ali gelip, tamam mı? Can'ı ziyaret et dediğimizde bak buradaki ip ne yaptı? İp eki ne yaptı Tonguç? Bağ bağladı fiil. Hocam. Bağladı. İşte bağlayan fiil olduğu için bağlarız yani. Bağlayan fiilin olduğu yerde, bağlacın olduğu yerde virgül olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli. Bu da yine birçok öğrencinin yamulduğu bir soruydu. Şimdi İngilizce mi geçelim, İnkılap'a geçelim Türkçe Tonguç? Nasıl yapalım? İnkılap'ta İngilizce. İngilizce istedin, hadi İngilizce geçelim çünkü birazdan İnkılap'ta arkadaşlara bir sürprizimiz var arkadaşlara. O zaman şunu şöyle kaldıralım. Arkadaşlar hem Tonguç'un isteğini kırmak hem de size güzel bir canlı test sürprizimiz olduğu için İngilizce ile devam ediyoruz. Sonra inkılabı çözeceğiz. Zaten biliyorsunuz hızlı bir şekilde çözüyoruz. Çok net bir şekilde anlamanı sağlıyoruz. Şu iğrenç resimleri de kaldırayım değil mi Tonguç? Hocam güzel ama çok güzel. Peki, özür dilerim. Tam TEOG'a çalışmış. Teşekkür ederim Tonguç. Bak çalışmayan da gözyaşı. Ben hangisiyim bak, gözyaşını hocam? Görüyor musun? Bak hatta gözyaşı böyle kova olmuş artık çalışmadığı için. Görüyor musun? Hocam niye alıyorlar? Niye çalışmıyorlar peki? Çünkü bak şöyle bir şey var Tonguç. İnsan iradesi ve sorumluluğu var. Sorumluluğunu yapmamış, yerine getirmemiş iradesini kullanaraktan. Evet, evet. O zaman da bunun sıkıntısını çekecek. Hocam Ramazan Akdoğan, Meriç Demirci, Cemalettin Aksu, Halit Erdem Taşkiner, ondan sonra Ebu Bekir Kaya, hepsi Facebook'tan bizi takip ediyor hocam. Facebook'la alakalı çok güzel yazılmış bir şarkı var. Sözü ve müziği kendisine ait olan parçada diyor ki sanatçı. Recep Sarı, İcilal Facebook, Baykal. Facebook, her gün aradım durdum. Öyle bir şarkı var biliyor musun? Ne arıyor, niye stalkluyor insanları? Pis herifler ya. Neyse şimdi bakalım. Esra Albaş hocam, ondan sonra Rozerin Özcan, evet. İsmet Akta, hepsi Facebook'tan aynı zamanda. Peki Türkçe'yi full yapan var mıymış? Türkçe'nin hepsini doğru yapan var mıymış? Türkçe full yapmış. Türkçe'nin. Evet. Gerçekten doğru yaptıysa Şule'nin ismini yazalım gerçekten. Türkçe'yi Şule'den başka doğru yapan var mı? Ya bence yapan yoktur ama yani eğer yaptım diyorsa doğrudur. Niye yalan söyleyecek değil ya, değil mi Şule? Elif Bölükoğlu demiş inkılap gitsin gelmesin hatta yok olsun demiş. Olur mu Elif? Eğer inkılap tarihinde yaşanan gerçekler olmasaydı, yani milli mücadele gerçekleşmeseydi, o savaşlar yapılmasaydı şu anda biz yoktuk biliyor musun? Hocam Şeyma Nur Küçük. Tarihimizi unutmamalıyız Elifciğim lütfen. Bunu öyle düşünmelisin. O açıdan bakmalısın. Yani evet. Düşünsene senin baban bir sürü olay yaşıyor. Sizin ailenizi kuruyor. Size çok güzel bir yuva kuruyor. Sen baban sonra sana bunu anlatmak istiyor. Bak Elifciğim biz hocam, o ders olarak diyor yani. Gidiyor işte öyle mi hocam? Olsun yine ders olarak da öğrensin. Yani. Ders olmasa daha... Ders olsun da not olmasın diyelim. Beden dersinde öğrensek mesela onları not olsun. Ola beden dersi alsa bir Kurtuluş Savaşı simülasyonu yapılabilir evet. Mesela. Hocam, sınıfın yarısını Yunan askeri yaparlar, yarısını Türk kesin. Askeri birbirine girerler. Olabilir TEOG mantıklı. TEOG is coming, Tonguç is helping demiş Şeyma Hanım. Çok güzel bir cümle. Gerçekten İngilizce'de büyük iyi yok ama yine de tebrik ediyorum kendisini. Evet. Hocam Perşembe olan deneme Hürriyet'te yoktu demiş Moda Perisi. Ya yok canım vardı. Evladım vardı. Perşembe olur mu öyle bir şey? Kavga çıkar yani. Hocam Ufuk Bozuk demiş ki Tonguç ben Türkçe'de full çektim demiş. Ama? Adım Cansu Bozkurt demiş bir de. Tamam o zaman yazalım. Gerçekten full çektiyse Cansu'nun adını yazalım. Başka full çeken var mı Tonguç'um? Hocam başka full yapan Emirgan Ögüş, ondan sonra Eray Kurucu, ondan sonra Naz Hilal, ondan sonra Yavuz Selim Baba. Ya bunlar nasıl yaptılar o cümle öğeleri sorusunu ya? Yani şimdi anlamıyorum ben ya. Cedar bütün hepsinden 120'de 120 yapmış hocam Ceyda diyoruz. Bana biraz yani neyse. Barış Koçak da full yapmış. Aferin. Ondan sonra Belinay diyor ki yalan diyor. Full değil ama adımı söyleyin ne olur demiş. Bak bu da güzel bir şey. Aferin. Şimdi o zaman İngilizceye geçelim.
Are you ready Tonguç? I'm ready teacher. Are you ready? Tamam başlayalım. Benim kardeşim, pardon, benim kız kardeşim always bacım. Gets... Bacım. Benim bacım. Çok güzel. Şuraya yazalım. Sister. Baca gibi hocam. Bacı ne demek? Hayır, ya? Bacı güzel bir şey. Bak hemen orada. Bacı güzel bir şey. Yani şey düşüveriyor bir yandan bacı deyince. Baca. Hatta hocam, benim şey Ramazan'da bir arkadaşım var. Böyle çok içine kapanık, çekingen bir çocuk, tamam mı? Eli yüzü düzgün bir çocuk ama böyle çekingen, böyle karşı cinse karşı böyle senin yaşadığın sıkıntıları yaşıyor. Böyle bir tane okuldayken, üniversitede kızın biri buna böyle hani nasılsın falan diye böyle bir şey iltifat etmek istemiş. Ya affedersiniz demiş, şu kalemi falan yardımcı olmuş. O da tabii ki bacım demiş. Kız demiş ki ben öyle düşünmemiştim. Allah belanı versin. Yani kıza bacım deyince kız demiş ki ne yaptım falan. Hocam kızlara bacım diye hitap edilmez lütfen, çok ayıp. Kardeşim denilebilir değil mi? Hayır, niye kardeşim diyor? Ama kardeş gibi görüyorsan önce. Bayan, bayan ne evladım? Tövbe hanımefendi, bayan. Hanımefendi hocam. Ya 13 yaş gibi çocuğa hanımefendi denir mi Tonguç? Şimdi bakalım. Olsun, ben çok kibar bir insanım. Evet. Bonton geleneğine, Fransız kültürüne ait. Arkadaşlar Tonguç o kadar kibardır ki salatalığı bile çatallayan. Evet bakalım. My sister always gets on well with her classmate. She always treats kind. Yani kibar davranır diyor. Lokum yayınları. Ramazan Kılcı ve Batıkan Bilgi. Bak bu iki arkadaşımız da İngilizce sanalı isimleri çıkmış. I think Jack is ungenerous. Yani cömert değil diyor. Batıkan Bey yine diyor ki, are you sure? Emin misin? Are you sure kardeş? He likes sharing his books and lends money. Yani kitaplarını paylaşmayı seviyor ve para ödünç veriyor. Yani hocam sen, niye what happened olmuyor? Ne oldu denmez. Unfortunately olmuyor. Ne yazık ki denmez. Never mind. Olmaz. Burada, emin misin kardeş? Burada o diyor kitaplarını paylaşıyor, ödünç para veriyor, sen emin misin diyor. Şimdi buraya bakalım. My brother, yani erkek kardeşim. Yani ne diyor? Erkek kardeşim neydi? Kardeş, öyle değil mi? Bak öbürü bacıysa bu da kardeş oluyor değil mi? Evet, in Turkish. Evet. My brother loves his classmate. Kardeşim sınıf arkadaşını seviyor. And veya and he's very... Burada ne diyelim? Because he's very generous. Ha, çünkü o çok cömerttir. Because arkadaşını sever. Because he's very generous. And he always helps his friends. But sometimes so lazy so he gets bad marks. Ha, o zaman burada tam cevabımız. Niye bursa... hocam orada and dedik? Ve arkadaşlarına yardım eder cömert olduğu için. Fakat kötü not aldığı için de fakat dedik. Zaten but varsa, ha, fakat varsa şey. Arttan sonra eksiye, eksiden sonra da artıya geçmemiz lazım. Anlaştık mı Tonguç'um? Anladım. Which one is correct? Hangisi doğrudur diyor. I never like lending money. Asla ödünç para vermeyi sevmem. O zaman bu cimri. Tamam işte bu doğru. Doğru. Ama şuna bakalım. She always cheers up. Her zaman neşelidir. Sinirli. Olmaz. Olmaz. He never keeps secrets. Hiç asla sırları saklamaz. O zaman güvenilir bile olmaz. They always treat people badly. Arkadaşlarına her zaman kötü davranır. Onlar bile. Bu da kibar olmaz. O zaman doğru cevabımız Adana. Beşinci soruya baktığımızda which one is correct demiş. Hangisi doğrudur? Bad friend'e gelir, good friend'e gelir. Şimdi buraya çok dikkatli baktığımızda selfish, bencil, rezil, iğrenç demek. Yanlış anlamda. Pis herif. Pis herif. Caring ise böyle bencil olmayan, arkadaşlara ilgili, anlatabiliyor muyum? Onlara karşı alakalı. O zaman cevabımız Deniz oluyor. Burak Erin ve Arda Hanımeli, bunlar da ismi çıkan öğrencimiz, kendilerini tebrik ediyoruz. Do you demiş, tamam mı? Do you diye başlamış. I love you, I love you. Do you love me? Yes I do. If you love me, kiss me, kiss me. If you love me, kiss me, kiss me. Öyle devam ediyor. Şimdi. Are you cola? No. Are you disco? No. What are you? What are you? Güzel. Şimdi, do you give advices, tavsiyeler verir misin? To get on well with friends at school. Arkadaşlarımla okulda iyi geçmem için tavsiyeler verir misin? O diyor ki, absolutely, kesinlikle diyor. You should treat them kindly and care about them. Onlara kibar davranmalısın ve onlarla ilgilenmelisin, onlara dikkat etmelisin diyor. Cevabımız Bursa. Yeni soruya baktığımızda, you nokta nokta accuse of your friends, değil mi? Arkadaş suçluyorsun diyor. Hayır, suçlamamalısın diyor ve onlarla iyi geçinmelisin diyor. Bu da yine lokal. Hocam o niye should diyor ki orada? Çünkü you should derse, yani arkadaşını suçlamalısın derse olmaz. Arkadaşını suçlamamalısın, should'un ve you should get on well with them. Onlarla iyi geçinmelisin diyor. Şimdi, which one is a good, which one is not a good friend? İyi bir arkadaş değildir diyor. Buraya çok dikkatli baktığımda Ceyhan seçeneği, I like making fun of my friends' mistakes. Arkadaşımın hastalarına gülmeye bayılırım. İnsan arkadaşının hatasına güler mi Tonguç? Hocam bana lakap takıyorlar hocam. Ne diyorlar sana Tonguç? Bana Tonguç diyorlar hocam. Tonguç lakap değil, senin ismin Tonguç. Ama onu kötü manada söyle, ben anlıyorum hocam. Ha, zangoç gibi falan yani. Evet hocam. Şimdi Aysel Üstüner demiş ki, yine bir değerli bir öğrencimizin ismi çıkmış Azra ile birlikte. What about going bowling? Bowling'e gitmeye ne dersin diyor. O da diyor ki nokta nokta let's go, hadi gidelim diyor. O zaman
Burada hangisi olur? Tabii ki. Unfortunately denemez. Denemez. No thank you olmaz. Gidelim demiş. Evet. I want but I can't olmaz. Olmaz. O zaman that sounds fun. Kulağa iyi geliyor. Hadi gidelim diyor yani. Hadi gidelim değil. Hadi gidelim yani. Tam Anadolu Türkçesiyle. Anladım. Baran Ersayın ve Duhan Gücey'ur. Duhan'ın ismi de çok orijinalmiş değil mi Tonguç'um? We are going to the zoo. Do you want to come with us? Biz diyor kütüphaneye gidiyoruz. Bizle gelir misin? Şaka, kütüphane değil. Ne burası? Senin çok iyi bildiğin bir yer. Hayvanat bahçesi hocam. Hayvanat bahçesi. Ben çok severim hayvanat bahçeleri. Aferin Tonguç. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Çok güzelsin Tonguç. Bu espri yapmanı bekledim ve yaptığın golü attın resmen. Resmen espriyi şöyle bir kale çizecek olursak Tonguç'um. Kendimi evimde gibi hissediyorum esprisini yaparaktan. Şöyle kalenin arka filelerini çizecek olursak. Resmen şöyle 90'a taktın Tonguç espriyi. Evet şöyle kaleli file çizelim. Evet. Şöyle 90. Tamam. Şimdi diyor ki Tonguç hayvanat bahçesine gittiğimde kendimi evimde gibi hissediyorum diyor. Aferin Tonguç'a diyoruz biz de. Bu arada gerçekten ben şunu biliyorum Tonguç. Bak buradan gerçekten bütün öğrencilere söylüyorum. Arkadaşlar lütfen sinir olduğunuz, kızdığınız veyahut da kötü söz söylemek istediğiniz birine hayvan, öküz, ayı falan demeyin arkadaşlar. Onlar emin olun çok güzel canlı. Ben buzağı diyorum hocam. Öyle şeyler demeyin. Kötü bir şey kullanmak için niye hayvan? Hayvanlar çok iyi bir şey. Hayvanlar ne kadar iyi. Onun yerine daha başka bir argo söz kullanıyoruz. Ama kesip yiyoruz hocam. O ayrı bir şey. İyiyle iyilik hayır, olsaydı koca öküze bıçak olmazdı yani. Buzağı dediğin gibi hocam seni kesip yerim bak kardeş öyle çok fazla yapmıyor. Anladım güzel bir şey. Şimdi buraya baktığımızda Tonguç. We are going to the zoo. Do you want to come with us? Biz de gelmek ister misin diyor. O da diyor ki I'm afraid I can't. Gelemem. I can't. Berkant'ın arkadaşı I can't da. Gelemem diyor. I'm going to visit my brother. Kardeşimi ziyaret edeceğim diyor. Ünvuhan Akarsu, Ceyda İlhan bu sorumuza karşımıza çıkıyorlar. Tebrik ediyorken. Matt is a hard working boy. He always gets good marks in the exams. Sınavlarına çok iyi notlar alıyormuş. Ne yapacağız? Bana ne? Ceyda hadi sen konuş. Ünvuhan. Oh really? Ama Ceyda gibi konuş Tonguç'um olmaz öyle. Oh really? Can you help me study? Can you before? Can he? Can he help me study before the exams? Ünvuhan da cevap veriyor. I don't know. You should talk to him. Ben bilemem. Onunla konuşmalısın diyor. Ünvuhan'ı da buradan tebrik ediyoruz. Gerçekten çok kaliteli insanlar hepsi. Çok güzel konuşuyorlar hocam. Evet şimdi Feyzanur ve Zeynep. Yine mi kızlar Allah'ım? Allah'ım şanslı böyle. Hadi başlayalım. Sen Feyzanur ol. Ben de Zeynep Toruncu olayım. Sonra sen doğru cevabı da ver. Hadi bakalım. I don't believe that. Erika's. Feyzanur'cum yani ergenliğe girmiş erkek gibi konuşuyorsun. I don't believe that. Erika is telling the truth. You must be joking. She never tells lies. You must trust her. Yani var ya Zeynep şu an kesin aboneliğini iptal etmiştir ya. Zeynep böyle bir şey olmaz demiş. Ben burayı terk ediyorum. Ya nasıl evet. Yapıyorsunuz bunu? Feyza Nur sen konuş şimdi hadi bakalım. Hadi Feyza seni dinliyoruz. Hocam söyleyeyim mi cevabı? Evet. Everyone thinks that. Everyone thinks that she's a liar. Onun herkes yalancı olduğunu düşünüyor diyor Feyza Nur danışan ve 13. soruya bakıyoruz. Yapamıyorum hocam çok özür. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Ya ben de yapınca ben yapmış buluyorum. You can't talk to me like that. Benimle böyle konuşamazsın. Indiro Eli. Bak you can't talk to me like that. You are so rude to me. Bana çok kabasın diyor. O zaman Indiro Eli demiyor. Indiro Eli demiyor. Her şeyi diyor. Benimle öyle konuşamazsın. Indiro Eli gibi bir şey söylüyordur diyoruz ve 14'e bakıyoruz. A close friend broke a plate accidentally in your house. Evindeki diyor bardağı kır diyor. Tabağı kır diyor. She is very sad. Çok üzgün about it. Bunun hakkında çok üzgün diyor. She wants to apologize to you. Sana özür dilemek istiyor diyor. You want to comfort her. Onu sakinleştirmek ve sonra ona bir şey söylüyor. Ne dersin? Don't worry. Hatta böyle bir şarkı var. Don't worry. Be happy. Yani endişelenme. Sallama ya. Boşver. Salla gitsin manasında. Arkadaşın tabağı kırınca diyor ki ya sallama kardeşim ya önemli değil. Tabak dediği nedir? Önemli olan kalpler kırılmasın diyor. Değil mi? Bak tabağı çiziyorum buraya. Bak bu tabak. Kırıyorum ondan sonra tabağı. Bak tabağı kırdım. Bak tabağın kırılması mı kötü Tonguç? Bak buraya da kalp çiziyorum bir de kalp kırıyorum. Yoksa kalbin çizmesi. Hocam ama Ceyda'nın kalbini kırmışsınız hocam. Neden? Aşk olsun inanmadınız demiş 120'de 120 yaptığıma. Daha ne yapayım? Ya, ismini yazdım ya. Ha. Yazdım buraya. Ha yazdın mı Ceyda'nın ismini? Hayret bir şey böyle bir şey yok ya. Ya gerçekten. Al burada. İnanmadınız falan filan. Pardon ha Cansu'nun ismini yazmışız ya kafam durdu. Aa Cansu'ymuş o zaman Ceyda'nın ismini yazalım. Neydi Ceyda'nın ismi neymiş soy ismini söylesin. Ceyda Durur hocam. Ceyda Durur. Aa Ceyda Durur tanıyorum ben ya. Her zaman geliyor canlı yayınlar hocam. Aferin Ceyda. O zaman Ceyda'nın ismini yazalım artık. Ceyda Durur. Hocam Uğur Ceylan kulaklığım yani. Patladı demiş. Neden? İşte sizin bir beraber çıkardığımız ses yüzünden hocam. Aferin. Ondan sonra Kaan Sözü Doğru'nun doğum günüymüş. Ceyda Durur. Evet. Aynı zamanda... Aa gel gel seninkiler gene geldi. Hadi sen Mustafa ben Betül. Mustafa Sütlü ve Betül daha delen. I think the movie is wonderful. What do you think about it? Aa Mustafa. Mustafa beni korkutuyorsun. Şimdi Betül daha delen cevap veriyor. Diyor ki
I don't agree with you. It is not enjoyable. Ben seninle aynı fikirde değilim. Pis herif Mustafa, git. Bu eğlenceli değil diyor ve Ceyhan diyor. Hayır, yani bahane yaratıyor. Mustafa bahane yaratıyor. Betül'le... Ya Mustafa zaten o sesle ömür boyu yalnız kalacak. Haberi yok yani. 16'ya bakıyoruz. 16, 17, 18 soruları paragrafa göre cevaplayınız demiş. O zaman paragrafı buraya alıyorum. Tonguç'um, can you control the scope? Scope'u kontrol edebilir misin? I control the scope. Çünkü teacher, şöyle bura gözüküyor mu? Teacher, yes. Gözüküyor. Kaliteli. Yani çok güzel ayarlamışız kamerayı ya, gerçekten. İnanılmaz. Şimdi hikayemizi okuyalım. My best friend is Emir Biçer. I love him because he's very reliable. He keeps secrets. He always shares his books with me. When I need help, he always comes. He always prefers playing with other students, but he never gets good marks in the exam. He is lazy. Tembel, pis herifin tekiymiş bu. Neyse bakalım. Tabii şaka bu. İsmi çıktı ama öyle bir insan değil. O zaman Emir hakkında ne diyebiliriz? Bad temper diyemeyiz. Dishonest, güvenilmez de diyebiliriz. Reliable demiş, unreliable diyemeyiz. Ama trustworthy diyebiliriz. Niye? Onu severim çünkü çok güvenilir birisi diyor. Sırları saklar diyor. O zaman o trustworthy diyebiliriz. Hemen Emir hocam, is not... Hocam Seda Nur Çakır, ondan sonra Aslı Başaran, ondan sonra Meltem Altundaş, İknur Medeni, Yiğitcan, Can hocam, bunlar da size selam söylüyorlar. Aleyküm selam, Allah kabul etsin. Ben de onlara aleyküm selam söylüyorum. Şimdi Emir is not helpful diyemeyiz. Hardworking diyebiliriz. Niye? Çünkü he is lazy'miş. O zaman tembel, pis herifin tekiyse bu adam, ona hardworking diyemeyiz. Tabii Emir bir çeri kastetmiyor. Emir'i bayağı bir irdeledik yani. Aynen Emir. Emir is not... Aman Allah'ım. Emir 3 soru Emir'den çıkıyor. Emir çok şanslı yani. Pis herif falan diyoruz ama adam şanslı bence. Emir is... ne diyebiliriz? Burada lazy, tembel. Lazy, evet. But he is not... Stingy. Stingy, cimri değil. Niye? Çünkü... He always shares his books with me. Her zaman arkadaşlarıyla stingy. Arkadaşlar kitaplarını hep paylaşır benimle diyor. O zaman bu cimri bir herif değil. Şimdi burada başka bir soruya bakıyoruz. 19'a 20 sonra. Son iki soruya geldik Tonguç. Artık canlı yayında canlı testimizi de çözebiliriz. Which one is correct demiş. Burada da Talha Çıbık, Şüheda Boluk, Sinan Tuncer var. Şimdi bakalım. Talha and Şüheda prefer playing with their friends. Onlar arkadaşlarıyla oynamayı tercih ederlermiş. Hayır, playing alone diyor burada Talha. O gitti. Şüheda and Sinan are not lazy. Şüheda ve Sinan are not lazy. Evet, working hard diyor. O zaman doğru cevabımız Bursa. Niye? Şüheda ve Sinan çalışkanlarmış. Dolayısıyla not lazy diyebiliriz. Which one is not correct diyor. Bakın yanlıştır diyor. Son sorumuza geldik İngilizce'de. İngilizce'de bitti rüzgar gibi. Çok dikkatli baktığımızda Şüheda and Talha are very sociable diyebiliriz. Niye? Çünkü... Talha ve Şüheda'dan, hani Talha yalnız oynamayı seviyor. Yalnız oynamayı seviyorsa sosyal olamaz. O zaman belki Şüheda olsa bile Talha sosyal olmadığı için cevabımız Denizli diyoruz. Ve İngilizce'yi de bitiriyoruz. İnkılaplarına geldik. Oh be. Ara verelim hocam. Birkaç tane Elif Can Yıldız, Sare Dizdar da D demiş hocam. B demiş, özür dilerim. Nebi Kocaman, Emine Çamlıdere full gidiyor demiş Emine Çamlıdere. Ceyda Ersoy hocam küstüm demiş. Fatma Nur Ebrar demiş. Ondan sonra Sefa Akdeniz İngilizce full demiş. Halime Gürbüz, ondan sonra Potat, Nida Kızgın, vur bana, ne demek bu ya? Ondan sonra Sinan Miroğlu hocam, selam söylüyor size hocam. Aleykümselam. Hocam Hürriyet'ten kontrol ettim demiş Hüseyin Eren Kasap hocam. Aferin. Hocam ellerinize sağlık demiş Muhammed Çınar. Ondan sonra hocam kardeşimin doğum günü adımı söyler misiniz demiş Eymen Çağrı. Kardeşimin doğum günü adımı söyler misiniz? Evet. Hocam kardeşimin doğum günü anneminiz mi söyler misiniz gibi bir şey yani. Ama olsun, yine de kardeşinin doğum günü kutlu olsun. Seninki de doğum günü geldiği zaman kutlu olsun. O zaman vakit kaybetmeyelim çünkü daha fen var, matematik var, din var yani. Daha Mehmet Hoca gelecek. O da içeride şimdi soruları son kez kontrol ediyor, tahsil ediyor, gelecek. Şimdi bakalım. Öğretmen öğrencilere 1. Dünya Savaşı'na katılan devletlerle ilgili haritayı göstermiş. Bakın bu kitabı, bu resmi zaten İnkılap Tarihi kitabınızda da görmüşsünüzdür. Hocanız mutlaka göstermiştir. Bu yaşanmış bir olaydan alınmıştır arkadaşlar. Göstermiştir ve savaşın ne kadar... Ama skop kaymış olabilir. Şimdi bir bak, öyle şey yaptı Tonguç. Tonguç bana bir su getirebilirsin bu arada. Tabii teşekkür ederim falan. Orada şey yok yani. Şöyle... Tamam, teşekkür ederim. Bana su git ama musluktan evet. Doldurma Tonguç. Yalvarırım musluktan doldurma. Teşekkür ederim. Şimdi öğretmen öğrencileri 1. Dünya Savaşı'na katılan devletlerle ilgili haritayı gösteriyor ve savaşa ne kadar geniş alanlara yayıldığını anlatmıştır diyor. Şimdi yukarıda verilen haritayı öğrencilere göstererek ulaşmak istediği amaç nedir diyor. Hocanın amacı nedir diyor. Şimdi çok dikkatli baktığımızda arkadaşlar burada bakın Osmanlı İmparatorluğu, ardından burada ayı gibi Ruslar gelmiş, yok işte Almanya, Kartal, Martal, İngilizler. Savaşa niçin dünya savaşı denildiğini çocuklara kavratmak bu olabilir. Savaşın nasıl başladığını öğretmek, savaşın nasıl başladığı yazmıyor. Savaşın nasıl başladığını biliyoruz. Gavrilo Princip diye bir Sırp genç Avusturya Macaristan veliahtını öldürüyordu. Bir kurşun milyonlarca insanın ölmesine sebebiyet veriyordu. Bu değil. Osmanlı Devleti'nin savaşa girme nedenlerini burada yok, yazmıyor. Savaşı kazanan devletlerin hani kazanma yok ki, daha savaş başlamış. O yüzden dolayısıyla savaşa niçin dünya savaşı denildiğini bu resmin anlattığını görebiliriz.
Verilen bilgiye göre aşağıdaki hangisine ulaşılamaz demiş. Mustafa Kemal aile hayatına verdiği önemi evliliğinde devam ettirmiştir. Bakın ne kadar güzel parçalar arkadaşlar. Bu parçalar gerçekten sadece bu parçaları okuyarak bile TEOG'da çok ciddi bilgi sahibi olabilirsiniz. Kadınların sosyal hayattaki yerlerini son derece önemseyen Mustafa Kemal iyi bir eğitim almış, Latife Hanım'la evlenmiş. O dönemin adetlerinin dışına çıkarak nikah törenine Latife Hanım'la katılmıştır. Bak nikah törenine Latife Hanım'la katılıyor. Evlilik hayatları boyunca da Latife Hanım katıldığı tüm sosyal ortamlarda ve yurt gezilerini yanına götürmüş ve bu güzel davranışıyla milletimize örnek olmuştur. Çok güzel. Türk kadınına değer veriyor. Şimdi Mustafa Kemal'in ailesi, bununla ne alakası var? Ama diğer seçeneklere bakalım. Mustafa Kemal'in aile yaşamına değer verdiğini, Mustafa Kemal'in Türk kadını yücelttiğini, Mustafa Kemal'in aile yaşantısıyla Türk milletine örnek teşkil ettiğini kesinlikle diyebiliriz ve iki Adana. Üçe baktığımızda birçok denememize sorduk. Yine soruyor çünkü kesin gelme ihtimali olan bir şey. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın bu özelliğiyle etkilen gelişmedir? Ham madde ve pazar arayışı deyince ne diyorduk? Sanayi inkılabı. Rönesans ve reformun zaten hiçbir alakası yok. Bakın her zaman söylüyoruz. Sanayi inkılabı artı Fransız ihtilali eşittir Birinci Dünya Savaşı. Sanayi inkılabı ham madde ve pazar arayışına sebep oluyor. Fransız ihtilali de milliyetçilik çekişmelerine sebep veriyor dedik. Bunun cevabını işaretledik mi? Evet işaretledik. Dördüncü soruya baktığımızda yine Şemsiye Efendi İlkokulu ile alakalı bir soru. Verilen bilgiye göre Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü Şemsiye Efendi Okulu ile ilgili hangisine ulaşılabilir demiş. Çok dikkatli baktığımızda dönemin şartlarına göre modern yöntemlerle eğitim verdiğine ulaşabiliriz. Çünkü burada anlatılan şeyler bunu gösteriyor. İlk özel okul olduğu veyahut da teorik tarzda eğitim veren bir okul olduğuna dair veyahut da klasik mi bunlara buradan ulaşamıyoruz. Selanik şehri Mustafa Kemal üzerinde etkisi daha çok fikir dünyasının gelişmesini sağlamıştır. Niye? Dünyada gelişmelerden ve fikir akımlarından haberdar. Fikir çok rahat yakalayabiliriz. Bakın arkadaşlar size çok önemli bir taktik söylüyorum. Sorularda doğru cevabı bilhassa Türkçedeki paragraf sorularında ve inkılap tarihindeki bu tarz paragraf sorularında doğru cevabı işaretlerken ya ben bunu işaretliyorum ama ya bu kelimeler yani fikir, dünya, gelişim, sağlama kelimeleri var mı diye bakabilirsin. Bak fikir, dünya, gelişme. Yani tabii ki bu dünya o dünya değil ama yani birebir neredeyse aynı cevap vermiş gibi örtüştüğünü gördüğünüz zaman hemen yapıştırın ve kaçın arkadaşlar. Yani kaçmayın da işaretleyin yani. Şimdi 31 Mart isyanı ile ilgili verilen bilgilerden Mustafa Kemal'in kişilik özellikleri hangisiyle ilişkilendirilemez? Bak çok güzel bir hikaye yine burada da çok güzel bir hikaye ile size bu tür kazanımları veriyoruz. Ayaklanma nedeniyle İstanbul'dan gizlice şekilde belli olan şifreli bir telgraf alınır. Telgrafta adadayız, cümlemiz sıhhatteyiz denilmektedir. Komutanları bir anlam veremez ve onun düşüncesini sorarlar. Şifreyi okur, İstanbul'da olağan dışı olayların yaşandığını sezer. Daha önce gelen tüm telgraflar ince. Ben bunu öylesine dedim. Sen şey için yapabilirsin. Yani ha, yaptım ya. İncelemeye alır. Vardığı sonuç İstanbul'da ciddi bir ayaklanmanın olduğudur. Hemen konuyla ilgili komutanlarını bilgilendirir. Burada çok dikkatli baktığımızda ileri görüşlü, vatansever ve sezgilerin güçlü olduğunu söyleyebiliriz ama alçak gönüllülüğüyle alakalı bir ifade yok. Bakın arkadaşlar bu soru TEOG'da gelmedi. Ve bu soruyu TEOG hazırlıkla alakalı hiçbir soru bankasında bulamazsınız. O zaman eminim. Gelmez hocam. Bugün. Hayır %100 de gelir bence. Niye biliyor musunuz? Çok önemli bir soru. Belki buradaki kelimeleri biraz daha sadeleştirip biraz daha sizin anlayacağınız şekilde getirebilirler. Ama ben en zor haline öğrettim ki size çıkınca da yapın diye. Ve bu soruyu bazı öğrenciler kesin yanlış cevap vermişler. Bu soruyu doğru yapan öğrenciler inkılap tarihini net sınavda doğru yaparlar. Çünkü bu seçici bir soruydu. Bu soru çok önemli bir soru. Bu soru arkadaşlar çok çok önemli. Bakın bu soruya çok dikkat edin. Diyor ki. Buraya yazıyorum. Bu soru çıkar ve hem de zor soru olarak çıkar. Herkes ya bu soruyu sen ne yaptın, ben ne yaptım, o soru neydi falan diye konuşurken siz biz bunu Tonguç Akademi'de denemelerde çözmüştük diye anlatırsınız. Bak diyor ki soruda. Mustafa Kemal Atatürk bu soru çıkar diye yazıyorum çünkü biliyorum çıktığı zaman bak buraya da yazmıştım diye görüntüsünü çekip koyacağız. Mustafa Kemal Atatürk işgallere karşı Türk halkını örgütlemiş ve yapılan mücadeleler sonra ülkeyi düşmanla temizlemiştir. Tamam. Mustafa Kemal milli mücadele sırasında hayati öneme sahip kararları alırken hangisini temel ilkelerden biri yapmıştır? Son sözü söyleyen kişi olmak? Hayır. Heyet veya üyelerin fikir ve teyitlerini almak? Evet, Mustafa Kemal'in en çok dikkat ettiği şey milli iradedir. Yani halkın iradesine, milli egemenliğe önem verir. Dolayısıyla doğru cevabımız burada Bursa'ydı. Askeri çözümleri, siyasal çözümleri tercih etmek? Hayır, her şey savaşla olmaz. Savaş zaruriyse yapın diyor Mustafa Kemal hatta. Çok kısa zamanda kesin sonuç verecek çözüm. Çok kısa zaman mı? Nasıl yani kesin? Bu da çok iddialı. Çok kısa zaman içinde kesin çözüm. Öyle bir şey yok. Yani kısa zaman değil. Bazen bekliyor. Mesela Sakarya Savaşı'ndan sonra bir yıl bekliyor taarruz etmek için büyük taarruz. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in en çok dikkat ettiği şey heyet veya üyelerin fikir ve teyitlerine. Yani krallık istemiyor. Yani benim dediğim dedik astım astık demiyor. Diyor ki siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Tamam o zaman beraber bak. Amasya Genelgesi'nde, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi'nde, meclis açıldığında her zaman söylediği şey bu. Beraber karar vermeliyiz. Ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve kararı kurtaracaktır ifadesinin net bir özelliğidir arkadaşlar bu. Milli iradeye önem vermek diye de gelebilir bu seçenek. Çok çok önemli ve bu soru gerçekten zor bir sorudur arkadaşlar. 8. soruya baktığımızda Birinci Dünya Savaşı öncesi İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin müttefik olma teklifini reddetmesine aşağıdakiler hangisi? İngiltere pis herifler bizi niye kabul etmiyorlardı? Çünkü adamlar pis adı üzerinde Osmanlı toprakları üzerinde emelleri vardı. Adamlar bizi parçalamak istiyorlar. Niye bizimle beraber ortak olsunlar ki?
Çanakkale cephesiyle hangisine ulaşılabilir demiş. Çok dikkatli baktığımızda da Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale cephesi savunma yaptığına ulaşabiliriz. Ama itiraf devletlerin yenik olarak ayrıldığı, Rusya'nın itiraf devletlerine savaş ilan ettiği, bunların hepsi saçma sapan seçenekler. Böyle bir şey olmaz ki. Rusya zaten itiraf devleti. İtiraf devletlerin Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezini işgal etti. İstanbul'u sonradan Misak-ı Milli kararları alınca işgal edecekler. Dolayısıyla 9. sorunun cevabı Ceyhan. Hocam Sema Dalpalta demiş ki hocam, hocam İnkılap hocamız siz, etütlerde sizin gazetenizin kopyasını çekip dağıtıyor demiş. Ve hocam hocasıyla iddialaşmış gazetede adım çıkacak diyor hocam. Evet, sonra çıkmış mı? Çıkmamış galiba. Ben hatırlamıyorum Sema'yı. Aferin. Şimdi dolayısıyla gerçekten sorularımızı birçok hoca da bize yorumlar atıyor. Teşekkürler ediyor. Çok güzel, çok uğraşıyor. Yani şu soru için veya az önce söylediğimiz sorular için bazıları için 6-7 saat uğraşıyoruz biliyor musunuz? Bir soru için sadece 6-7 saat uğraştığımız oluyor. Neden? En doğru ve en çıkacak şekilde getirelim. Şimdi burada yine itiraf devletleri, pis herifler geldi. Bakalım ne diyorlar. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası yaşananlarla ilgili verdiği bilgiye göre hangisine ulaşılabilir? İtiraf devletleri Ateşkes Anlaşması'nın hükümlerine uymayı gerekli bulmuyorlardı. Birer bahaneyle itiraf donanmaları ve askerleri İstanbul'dadır. Damat Ferit Paşa, bakın bu da kötü, yani yanlış adam olarak bileceksiniz. Başkanlık hükümet acizdir. Aciz. Ay. Yalnız padişahın iradesini boyuna eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı. Yani adamların amacı hali hazırdaki hükümeti, saltanatı kendisini korumaya çalışmaktı diyecektik. Bu soru zor bir soruydu ama yapan arkadaşlarımızı yine tebrik, takdir ediyoruz. 11. soruya baktığımızda hangisi Kuvayi Milliye Birliği? Bu soru da gelir arkadaşlar. Bu soru da gelir. Bu sorunun benzeri zaten bir önceki TEOG'da da sorduk denememizde. Bunda da sorduk ve buna benzer soruları hep soracağız. Neden soracağız? Çünkü TEOG'da da çıkacak aynısı. Kuvayi Milliye'nin özelliği nedir ve ne değildir diye soru %100 gelir arkadaşlar. Yani Kuvayi Milliye'den soru gelir. Mesela Kuvayi Milliye'nin ne olduğunu bilmiyorsanız sınava hiç girmeyin. Gerek yok. Gidin tatile çıkın. Annenizle beraber Uludağ'a tatile gidin yani. Kuvayi Milliye nedir biliyor musunuz? Geçen bir öğrenci bana geldi. Hocam Kuvayi Milliye nedir dedi. Dedim ki al dedim şu kimliğini, vatandaşlıktan çık yani. Böyle bir şey olur mu? Kuvayi Milliye Türk milleti demek yani. Milli kuvvet demek. Kuvayi Milliye. Dokuz ne diyorsun ya? Amerikan vatandaşına geçeceğim. Pis herif ya. Şimdi bak, Kuvayi Milliye biziz arkadaşlar. Kuvayi Milliye milli kuvvet demektir. Yani düşman işgaline karşı halkın oluşturduğu askeri birlikleri Kuvayi Milliye denir. Yani biziz ya. Biziz. Şu anda düşman saldırsa, pis herifler saldırsa biz ne yaparız? Ülkeyi kurtarırız. İşte biz Kuvayi Milliye'yiz. Milli kuvvetiz. Sen bu ülkenin bir kuvvet değil misin Songuç? Sık bakayım kasını. Sık bakayım hocam, kasını. Hocam bayağı kuvvetliyim. Oo, bayağı da güçlü kasların varmış Songuç. Yalnız balon gibi çok yumuşak. Neyse bakalım. Kuvayi Milliye Birliği'nin özellikleri hangisi olamaz diyor. Şahsi menfaatler için mücadele mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Vatan için şahsi mücadele. Ama bak, bölgesel mücadeleleri evet. Bağımsız egemenlik olmaları evet. Düşmana karşı fedakarane mücadeleleri evet. Ama şahsi menfaat, yani kişisel çıkarlar olamaz. Şahsi menfaati anlayamadım. Çok Arapça. Bilerek hocam. Arapça kullanıyoruz ki öğrenciler de öğrensin. Şahsi kişisel demek, şahıstan geliyor. Menfaatte çıkar. Ben nereden bileyim? Arapça sözlük mü var yanımda? Taşımalısın Tonguç. Teo girerken bu sene Arapça sözlük taşımaya izin veriyorlar. Evet, böyle bir kural alalım. Hesap makinesi izin veriyorlar mı? Hesap makinesi değil ama bilgisayar taşıyabiliyorsun. MC'mi olabilir miyim? Niye? Soru yağmurundan kurtulmasın. Arkadaki adam hastaysa arkama koyacağım hocam. Ha, hapşurursa diye. Şeyden, mikroplardan kurtulayım diye. Mantıklı bir şey. Şemsiye başka bir şey ne lazım olabilir sana? Neyse devam edelim. Verilen bilgiye göre aşağıdaki yapılan çıkarımlar hangisi yanlıştır diyor. Çok dikkatli baktığımızda İtalya 1. Dünya Savaşı hedeflerine ulaşmış değil arkadaşlar. İtalya hatta 1. Dünya Savaşı'nın hedeflerine ulaşamadığı için 2. Dünya Savaşı'nda Almanya ile beraber saldıracak itilaf devletlerine. Yani 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Almanya ve İtalya 2. Dünya Savaşı'nı başlatacaklar. Hitler ve Mussolini. Dolayısıyla 12. sorunun Ceyhan seçeneği yanlış oluyor arkadaşlar. Hocam Seda birinci demiş ki daima Tonguç'ta, Tonguçlamayanı solla. Güzel bir cümle. Gerçekten bunu her kamyonun arkasında görebiliriz artık. Ermeni bir papazın verilen sözlerine bakılarak, bak papaz olmuşuz burada da. Avrupa diplomatları artık bizim üzerimizden ellerinizi çekiniz. Asırlardır yan yana yaşadığımız, ekmek ve nimetlerle büyüdüğümüz Türkleri bizimle baş başa bırakınız. Türklere karşı sizin tahriklerinize fena hareket ettik. Yani papaz diyor ki ya biz Türklerle iyiydik. Niye bizi gaza getirdiniz? Niye biz Türklere saldırttırdınız? Yanlış yaptınız. Biz Ermeniler olarak Türkleri seviyorduk, onlarla beraberdik diyor. Buradan papazın sözüne bakarak neye ulaşabilir? Batılı devletler Ermenileri kullandı. Evet. Ermenilerin Avrupalı devletlerin kışkırtmalarına kapıldığı, evet, kendisi itiraf ediyor bunu. Ama Türklerle Ermeniler arasındaki sorunların devam etti. Burada öyle bir şey yok. Dolayısıyla 1 ve 2 doğru cevap burada. 13'ün sonun cevabı bursaydım. Hocam 10. soruyu anlamayanlar var ya. Bakalım. 10. soruyu hocam. Bakalım. Kimler anlamış? Sen isimler okuyordur. Ben o soruyu hocam bakayım. 10. soruyu anlamayan arkadaşlar Erdem Sevim, ondan sonra bir dakika başka kim anlamamıştı? İzzet Cem Karabaş anlamıştı. Esin Erdoğan anlamamış hocam. Bakalım. Şimdi bakın burada diyor ki, çok dikkatli bakın. Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası yaşananlarla ilgili, burada yaşananlar yazmışız, yaşananlarla ilgili verdiği bilgiye göre hangisine ulaşılabilir bak. Damat Ferit Paşa, yani mevcut hükümet. Ha, hükümet nedir bilmeyebilirler. Doğru, zor bir bilgi sorusu. Bakın şimdi arkadaşlar. Osmanlı nasıldır biliyor musunuz? Bakın bir tane padişah vardır.
Padişah. Evet, bu aynı zamanda halifedir. Yani dini liderdir. Tamam mı? Padişah. Kim mesela? Son padişah Vahdettin'di. Aynı zamanda halifedir. Bu padişahın yanında bir danışma kurulu gibi hükümet vardır. Bu hükümetin içinde hükümet, yani bunlarla beraber şöyle, hükümetin içinde, hükümetin başında bir sadrazam vardır. Bir de nazırlar vardır. Bunlar işte X, bunlar da sadrazamların yanındaki yardımcılar olsun. Bunlar padişahı yönlendirirler. Padişahım savaşa girelim, padişahım girmeyelim diye. Hatta padişahım çok aşağı derler. İttihat Terakki Partisi, İTC, İttihat Terakki Cemiyeti ve onu kurduğu İttihat Terakki Fırkası. Bunlar bir dönem hükümeti ele geçirmişlerdi ve ülkeyi onlar yönetmişlerdi. Padişah zor durumda kalmıştı. İşte bu hükümet dediği Damat Ferit Paşa hükümeti. Damat Ferit Paşa sadrazam. Bu hükümet aciz diyor. Niye? Mevcut hükümet diyor. Sadece saltanatı, yani saltanat da padişahın diğer adı saltanattır. Tamam, sultandan gelir. Saltanatı ve hükümeti korumaya çalışıyor diyor. Yani ne yapıyor adam? Kendini düşünüyor. Mesela şöyle düşün. Ülkeye düşman saldırıyor ama bakanlar korkup başbakanı ve kendisini koruyormuş gibi düşünüyor. Burada onu anlatmak istiyor. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte, saltanatı ve kendisini korumaya ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekti. Bakın daha az önce 3 soru önce size ne dedim? Bu 13 sorudan 3 soru önce 7. soruda ne dedimse arkadaşlar, doğru cevabı işaretlerken seçeneklerdeki kelimelerin birebir örtüşmesine dikkat edin. Bak, korumak. Kendisini. Hükümet. Aa. Sadece mevcut kelime. Yani bu tarz paragraf sorularında, Türkçe sorularında, hatta bazı fen sorularında bile bu tarz ifadeleri yakalayın. Çünkü neden biliyor musunuz? Bunun sebebini de söyleyeyim. Diyelim ki soruya itiraz ettiniz. Dediniz ki ben bu soruyu mahkemeye veriyorum arkadaş, bu soruyu yanlış dediniz. Mahkemede adam sorunun bu cevabın bu olduğunu anlatırken mahkemeye diyor ki bakın hocam diyor, bu konu zaten bunu anlatıyor diyor. Aynı zaman diyor bu çocuk kör mü diyor, bak burada kelimeler bile örtüşüyor diyor. Biz daha ne yapalım arkadaş diyor. Dolayısıyla bu çok güzel mahkeme bir taktik. Mahkemeye verebilir miyiz hocam? Verebilirsiniz tabii. Eğer yanlışsa veriyoruz, bazı veriler mahkeme açıyorlar. Ben bütün soruları mahkemeye veriyorum. Hatta TEOG'u mahkemeye vermek istiyorum. Milliyetin Bakanlığı'nı mahkemeye vermek istiyorum. Öyle bir şey olur mu Tomuş? Sakın öyle bir şey olmaz. Evet. Onlar bizim için güzel şeyler yapıyorlar, çalışmalar yapıyorlar. Bakın TEOG çok güzel bir şey arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Şimdi şöyle düşünün. Eğer TEOG olmasaydı. Bir tane öğrenci var. Dersine çalışıyor. Diğer öğrenci var ise geziyor, eğleniyor. Hoba. E ne oldu? Hangisi nereye girecek? Bence ikisi de güzel yerlere girsin. Ama güzel okulda bir tane okul güzel, bir tane okul o kadar güzel değil. Şimdi çalışan, gayret gösteren iyi okula girmesi, bu tembel, haylaz, crazy, lazy çocuğun da buraya girmesi daha mantıklı değil mi? Crazy, lazy boy. Aynen, bu çocuğun da ikisinin de buraya girmesi ne olur? Olmaz. Dolayısıyla hiç yani... Ama ikisi de girmesin, okullarına kalsınlar. Oğlum ama ortaokula gidecekler, mecburlar. Geçmesinler, yani orada kalsınlar. Daha doğrusu liseye gidecekler. Yani onlar... Çocuk işçi olsunlar. Ne diyorsun evladım ya? Saçma konuşuyoruz. Şimdi bakalım. Nike'de çalışacağız. Ya izle, bir de marka da verdi. Tamam. Gerçekten. Neyse devam edelim. Yani şimdi Tonguç ne diyeyim sana ya? Allah'ım yani. Gene musluk suyunu getirmişsin. Benim de kafa yaptım ben de. Birazcık garip oldum. Ya bu belediye ne atıyor bu su? Şebekenin içine ne atıyorlar? Başım dönmeye başladı. Hocam yarım saattir yorum atıyormuş Beyza Gültürk. Neyse biraz daha büyüyelim. Belediye hakkında da bazı yayınlar yapacağız yani yakında. Belediyemiz hakkında evet, çok güzel yayınlar yapacağız yani. Onlara da buradan sinyal verelim. Şimdi biraz daha büyüyelim. Çok ayıp bir şey. Neyse. Verilen bilgilere göre milli cemiyetler ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Ona direkt video hazırlayalım hocam. Aynen. Direkt video hazırlayalım. Aynen. Ona hatta sadece... domates yağmuruna tutuyor. Neyse dur şimdi. Milli cemiyetlerin yurdun savunulmasına yardımcı olduğuna. Bu doğru. Türklerin haklı davasını savunma. Bu da doğru. Milli cemiyetler basın yayınlar. Bu da doğru. Kuvayi Milliye Birlikleri'nin Milli Cemiyetler tarafından kurulduğu bu yanlış. Kuvayi Milliye Birlikleri halkın kendisinin oluşturduğu gönüllü, düzensiz, bölgesel birliklerdi. Bunun cemiyetlerden önce oluşuyor. Bakın bu sorudan şöyle bir kazanım çıkarayım size. Bu çıkmış zor bir sorudur. TEOG'da değil ama üniversiteden çıkmıştır, ama gelse TEOG'da da aynısı gelebilir. Şunu asla unutmayın arkadaşlar. İtilaf devletleri ülkemizi işgal ediyorlar, tamam mı? Mondros Ateşkesi'nden sonra Paris Barış Konferansı ile işgaller başlıyor. Paris'i yazmıyorum. İşgaller başladı ya. İşgallere karşı Türk halkı tepki gösteriyor. Bu tepki, bak ortada daha Mustafa Kemal yok. Mustafa Kemal Atatürk daha yok. Tepki iki şekilde oluyor. Bir Kuvayi Milliye, bir de yararlı cemiyetler. Şimdi Mustafa Kemal hala yok. Sonra artı Mustafa Kemal geliyor. Hatta imzasını atalım. Bak ardından Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Ve Kuvayi Milliye düzenli orduya dönüşüyor. Yararlı cemiyetler de TBMM'ye dönüşüyor. Ve ardından da savaş kazanılıyor. Demek ki Mustafa Kemal Kuvayi Milliye, yani düzensiz birlikleri düzenli orduya dönüştürüyor. Yararlı cemiyetleri de kongrelerle birleştirip en sonunda da meclise dönüştürüyor. Dolayısıyla burada çok çok önemli olan bir şey var. Kuvayi Milliye ve yararlı cemiyetler Türk halkını zaten kendisinden çıkan bir şey. Bağımsızlık duygusuyla çıkan bir şey. Yani Mustafa Kemal gelip de hadi Kuvayi Milliye kuralım veya yararlı cemiyetler gelip hadi Kuvayi Milliye kuralım değil. Yani şu anda sizin evinize biri saldırırsa siz Mustafa Kemal'i mi beklersiniz? Veya da polisi mi beklersiniz? Bir dakika dersiniz ya. Polisi ararsınız ama o sırada kendinizle mücadele edersiniz. İşte bizim vatanımıza düşman saldırınca halkımız zaten kendisi mücadele ediyor. Ama Mustafa Kemal Atatürk o mücadeleyi tek bir çatı altında topluyor. Hatta bununla alakalı her TEOG'da gelen bir soru vardı. Geçen TEOG, salı günkü TEOG'da da sormuştuk. Neydi? Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda halkı örgütlediği gibi Kurtuluş Savaşı'nda da halkı örgütlemiştir ve milli mücadeleyi kazanmasını sağlamıştır. Ya resmen olmaz olasıca, ders yapıyoruz ya. Olmaz olasıca TEOG.
Ne yeter diyorsun artık. Ne diyorsun inadım? Bir dakika. Notları sen mesele şu testleri çözelim. Yukarıda verilen bilgi yukarıda verilen bilgiye hangisine ulaşılamaz demiş. Halkın bilinçlendirilmesine çalışıldığına doğru. Minber gazetesiyle halk bilinçlendiriliyor. Halkın bilgilendirilmesi basın yayın araçları kullanan bir gazete kullanıyor. Minber gazetesinin milli mücadele aleyhinde çalışıyor. Hayır, milli mücadele demek zaten Kuvayi Milliye ve Yararlı Cemiyetler demek. Milli mücadele, temsil heyeti, müdafaa hukukçular, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bunların hepsi aynı şey. Dolayısıyla Minber gazetesi milli mücadele anlatırken niye aleyhine bir kampanya yürüsün? Hocam 1 milyonuncu aboneye ne vereceksiniz? 1 milyonuncu aboneye yine bir şey verelim mi? Çok güzel bir sürpriz hediyemiz var. Sürpriz. O kadar büyük bir sürpriz ki gerçekten duydu da şaşıracak. 1 milyoncu aboneye hocam rezidans dairesi verelim. Rezidans. Şimdi neyse devam edelim. Rezidans dairesi veremiyoruz. O kadar zengin değiliz ama gerçekten çok güzel bir sürpriz hediye verelim. Lego verelim. Lego. 20 TL'lik oyuncak Lego. Şimdi Klikyalılar Cemiyeti ile ilgili verilen bilgiler hangisine ulaşılamaz demiş. Bakın Klikyalılar Cemiyeti'nden mutlaka soru gelir arkadaşlar. Neden? Çünkü ismi böyle sanki kötü bir cemiyetmiş gibi geliyor. Ama aslında tamamen müdafaa hukuk cemiyetleri gibi yararlı bir cemiyet. Ve oradan da kafa karıştırmaya çalışıyor. Olumsuz faaliyetler ne olduğuna diyor. Hayır, Klikyalılar Cemiyeti olumlu cemiyet. Yararlı cemiyet. Niye olumsuz faaliyeti olsun ki? Tamamen fake bir yanlış bir soru yapmaya çalışmışlar. 16 Adana. Ya çalışmışız. Mustafa Kemal Amasya'dayken yaşanan gelişmeler ve Abdurrahman Kamil Efendi'nin sözlerine göre hangisine ulaşılamaz? Tabii ki hiçbir zaman Mustafa Kemal ve yanındaki arkadaşları güçlü bir devletin himayesine giremez. Ne demiştik? Manda ve himayere diyor. Tonguç sen bir manda mısın? Hocam ben buzağı diyor annem bana. Hayır canım, anne niye öyle bir şey saçma sapan konuşuyorsun? Annem bazen mölüyor hocam, ben de korkuyorum. Saçmalama evladım, anneyle şaka yapılmaz öyle, olur mu? Anneler bizim için, anneler çok değerli varlıklar. Yani gerçekten bebek şaka olsa... Şaka değil bak, hocam, bak, annem yoga yapıyor. Yoga yaparken mölüyor hocam. Mölüyor. Yapıyorlar. Hayır, ben mölediğinizi düşünüyorum hocam. Annem modern bir insanmış bu arada. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Reiki de yapıyor. Ya bir dur bir dakika. Şimdi hareketi, reiki bunlar tehlikeli şeyler ama şöyle söyleyeyim Tonguç'um. Biz şimdi bebekliğimizi ekmediğimiz için annelerimizin değerini bilmiyoruz. Eğer bize 1 aylıkken, 5 aylıkken, 6 aylıkken, 12 aylıkken, 1 yaşındayken yani 1 yaşındayken, 2 yaşındayken, 3 yaşındayken ki halimiz böyle videoya çekilip izletilse ama her gün halimiz yani. O zaman var ya annelerimizin ayağını bırakmayız. Sürekli ayaklarını öperiz yani. Niye? Biz büyüyoruz. Aa diyoruz, büyüdü, yürüyorum artık. Eskiden yürüyemiyordun, annen yürütüyordu, sırtına taşıyor seni. İşte aa yemek yiyebiliyorum artık. Eskiden her şeyi annen yediriyordu sana. İşte aa uyuyabiliyorum. Eskiden sen uyuyamıyordun, annen sallıyordu, uyutuyordu seni. Dolayısıyla annelerin hakkı ödenmez ve annenin vurduğu yerde gül biter. Buradan bütün annelere çocuklarına vurmalarını tavsiye ediyorum falan. Şaka öyle bir şey yok. Teşekkür ederim. Şaka öyle bir şey yok. Sen de bir anne olabilirsin Tonguç. Abdurrahman Kamil Efendi'nin sözleri Ceyhan olamaz. Çünkü asla ve asla manda ve himayeyi reddediyoruz. İlk olarak Erzurum Kongresi'ne reddettik. Bütünüyle de Sivas Kongresi'ne reddettik. 18. soruya baktığımızda yeni bir soru, yeni bir şans diyoruz. Verilen metne göre Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangisinde hedeflediği söylenebilir? Mustafa Kemal, İzmir'in işgaliyle Anadolu'da başlayan Yunan zulmüne karşı milletin gereken tepki vermesini istiyordu. İstanbul hükümetinin milletin haklarını savunmaktan yoksun tutumu karşısında milletin varlığına doğrudan tehdit olan bu durum için milletin harekete geçirilmesini gerektiğini düşünüyordu. Şimdi o zaman milli bilinci uyandırmak istiyor. Zaten burada anlattığımız oydu bak. Kuvayi Milliye'yi ve yararlı cemiyetleri birleştirip, yani burada Mustafa Kemal'in yaptığı şey ne biliyor musun? Milli bilinci uyandırmak. Milli bilinci uyandırdıktan sonra da biz ne yapıyoruz? Düşmanı adeta yamultuyoruz ve denize döküyoruz. Peki neden denize döküyorduk Tonguç? Hocam denize dökmenin sebebi boy abdesti almaları için hocam. Teşekkür ederim. Giderken boy aynen, abdesti. Aynen. Din dersine de gerçekten hakim olduğunu gösterdi. Yukarıda verilen bilgilere göre Mustafa Kemal'e ulaşmak istediği hedefler arasında aşağıdaki hangisi yer almaz diyor. Mustafa Kemal düşmana karşı halk için milli bilinci uyandırmak var tabii, bunu daha az önce söyledik. Türk halkını düşmana karşı birleştirmek, evet az önce birleştiriyor dedik. Düşman yurdumuzu teslim etmeyeceğimizi göstermeye herhalde. Düşmana karşı İstanbul hükümetiyle işbirliği yapmak dedi. Hayır. Mustafa Kemal İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yapmadığını söylüyor. Bunu ilk olarak Amasya Genelgesi'nde söylüyor. Erzurum Kongresi'nde iyice vurguluyor. Dolayısıyla Denizli yanlış. Yukarıda verilen bilgilere göre hangisine ulaşılamaz? Bu da güncel bir konuyla alakalı. Hemen okuyalım. Bir ülkede silahlı kuvvetler mensuplarının zorla ülke yönetimine el koymasına askeri darbe denir. Darbeciler yönetime silah zoruyla egemen olmaya çalışır. Biliyorsunuz arkadaşlar, hepimiz bu korkunç olayı biliyoruz. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemize işgalci bir grup darbe teşebbüsüne kalkışmıştır. Türk milleti bu kalkışmayı ulusal iradeye, yani halk egemenliğine sahip çıkarak durdurmuştur. Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine, toplumun herkesinden vatandaş terör örgütüne kahramanlık ve direniş dersi vermiştir. Buna göre hangisine ulaşılamaz? Bu artık hepimizin bildiği bir şey. Okullarda bu konuyla alakalı ciddi fasiküller dağıtıldı. Buradan soru gelebilir diye biz her zaman soru hazırlamaya devam ediyoruz. Siz de dikkatli dinleyin, bilin arkadaşlar. Çünkü neden? Çok önemli bir şey. Askeri darbe yapanlar yönetime silah zoruyla müdahale eder. Doğru.
ulusal egemenliğin... Hocam, darbe sorusu gelir mi? Gelebilir diye düşünüyorum. Biz soruyoruz. Gelmezse sıkıntı çünkü yok. Okulun başında ilk başta darbe... Ya gelmese gibi bile bilmemiz lazım arkadaşlar bunu, ama geleceğini düşünüyoruz. Çünkü okulda ilk başta bunları anlatlar. Ulusal egemenliğin kabul edildiği bir ülkede darbe kabul edilemez. Kesinlikle doğru. 15 Temmuz 2006 tarihindeki darbe teşebbüsüne milletçe engel olmuştur. Evet. Şu anda kayboldular, yamuldular. Darbeciler işgalcilere ve silah kullanmasına karşı olmuş. Hayır. Adamlar öyle bir şey karşı değiller. Dolayısıyla Denizli seçeneği yanlış diyoruz. Ve şimdi sürprizimiz geliyor. Canlı test için hemen Tonguç Akademi'ye giriyoruz. Tonguç'um, can I alabilir miyim? You can teacher. Thank you. Şimdi giriyor. Buraya baktığımızda, teşekkür ederim Tonguç. Buraya baktığımızda bilgisayarımızda öncelikle internet sitemize giriyoruz arkadaşlar. Şimdi hep ana beraber... sayfaya mı giriyoruz? Önce herkes sayfaların anası olan ana sayfaya gitsin. Herkes ana sayfaya. Neyin anası hocam? Sayfaların anası. Bütün web page'lerin anası Tonguç Akademi'nin ana sayfasıdır arkadaşlar. Herkes oraya gelsin. Ana sayfada ne yapacağız hocam? Ana sayfaya gelince orada seni karşılayacaklar. İşte hoş geldin Kürşat Şahin, hoş geldin Sudenur Uymaz, hoş geldin Önder Yılmaz, işte hoş geldin Hataylı 28 gibi... Ela Nur Coşkun gibi şeyler. Sonra buraya geldikten sonra hangi derse alakalı canlı test çözeceğiz? İnkılap Tarihi Atatürkçülük. Buraya tıklayacağız. İnkılap Tarihi Atatürkçülüğe. Ardından da konumuz ne? Milli uyanış ve yurdumuzun işgaline tepkilerle alakalı. Burası mı hocam? Evet, ikinci konu. İkinci ünite. Burada da neyle? Birinci Dünya Savaşı'nda alakalı çözelim. Birinci Dünya Savaşı'ndan çözelim. Ardından da burada video mu izleyeceğiz, test mi çözeceğiz, test çözeceğiz. Konu testi. O zaman konu testine tıklayalım Tonguç'um. Konu testine tıkladıktan sonra hangi test? Bu en sondaki hocam. Aa, canlı parantezde canlı test. Ama kapağı olmamış. Kapağı olmamış. Biraz sürpriz, dikkatli öğrenelim. En sondaki test mi hocam? Evet, en son. Tıkla bakalım ona. Tıkla bakalım. Tıklayayım mı? Tıkla bakalım Tonguç. Aa, geldi. Evet, böyle gidiyor. Şimdi geri dön, tekrar sayfaların arasına dön. Ana sayfamıza geldiğimizde önce bizi ismimize karşılıyor. Sonra şu anda İnkılap Tarihi canlı yayını canlı test çözeceğimiz için İnkılap Tarihi'ne giriyoruz. Tonguç.com. Şurada değil mi hocam? Evet, İnkılap Tarihi burada Tonguç'um. Tıkla bakalım ona. Çok güzelsin. Ardından da ikinci ünitemiz olan bir milli uyanışa giriyoruz. İkinci üniteye geldik. Evet, ikinci ünitede de Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti'ne bakıyoruz. Bu konulara geldiniz artık okulda. Ardından da bununla alakalı konu anlatımları, konu detayları, soru çözüm videoları var ama biz yapmamız ne? Videolar. Konu testine. Evet, konu testine giriyoruz. Konu testlerinde de en sonda sağ altta canlı testimiz var. Canlı teste giriyoruz hocam, ve kameraya çözüyoruz. Kameraya yakın bir daha gösterebilir miyim hocam? Tabii ki. Şöyle bir daha bakalım. Göster bakalım. Tekrar sayfaya gel. Ana sayfaya gel Tonguç. Ha, gözükmüyormuş hakikaten. Ana sayfaya geldikten sonra, Tonguç Akademi'nin ana sayfasına geldikten sonra bize zaten hoş geldin diye bir karşılama var. Hoş geldin dedikten sonra biz onlara hoş bulduk diyoruz. Hoş bulduk dedikten sonra İnkılap Tarihi kısmına tıklıyoruz. Çünkü İnkılap Tarihi ile alakalı canlı test çözeceğiz. Buraya mı hocam? Evet Tonguç'um, oraya tıklayacağız. İnkılap Tarihi canlı testine tıkladıktan sonra ne ikinci üniteyle alakalı Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler kısmına giriyoruz. Buraya mı hocam? Evet Tonguç'um. Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler'de ilk konuya Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne giriyoruz. Buraya girdikten sonra burada da konu testleri kısmına giriyoruz. Çünkü biz konu testi çözeceğiz. Konu testi... Mobilden girersem aşağıda değil mi hocam? Evet aşağıda. Biraz daha aşağıda Tonguç'um. Konu testlerinde altta sağ alt köşte Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı diye bir canlı testimiz var. Buradaki mi? Evet aynen. Bu teste tıklıyoruz. Ve bu testi girdikten sonra da Bismillah deyip başlıyoruz. Sallamıyorsun evladım. Kafanı düşünerek yapıyorsun. Niye sallıyorsun tamam. Yani? Şey mi bu? Allah'ım ip mi sallıyorsun yani? Hocam o zaman... Hadi bakalım canlı testi çözsünler. Canlı testle devam ediyoruz ve şarkıyla da devam ediyoruz. Sonra da matematikte Mehmet Hoca gelecek. Hep beraber soruları çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Geçiyorum dersleri çatarada çutara. Kalemsiz bir öğrenciye silahsız askere benzer. Kalem kuşanmak için Tonguç Akademi'ye gel. Tonguç Akademi ile tüm tabuları yıkın. Gözümüz Jüpiter'de, Mars eten bize yakın. Çatara çutara çatarada çutara. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Tonguç. 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 Evladım ders başlıyor. Çalışmak sıkıcı, oyun oynamak varken sakin ol şampiyon, kaliteli insansın. Zımbırtıyı bulursan daha çabuk akarsın. Blokçuyum, zordayım, her gün bir sıradayım. Tonguç Akademi'yle yükseliyor notlarım. Notlarınsa mesele şu testleri çözeriz. Tonguç Akademi'de canlı derse gelsene. Çatara, çutara, çatara, çutara. Çözüyorum testleri çatara da çutara. Çatara, çutara, çatara, çutara. Geçiyorum dersleri çatara da çutara. Türkçe, İngilizce arkadaş oldu bana. Ben yine matematik çok kolay çalışana. Gaza gelme evladım, kolay zorlardasın. Sık dişini şampiyon, sen zoru da yaparsın. Tarih beni dersleri sakin film gibi. Çatara, çutara, çözüyorum testleri. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Sen anladıysan anlar herkes. Çatara, çutara, çatara da çutara. Çözüyorum testleri çatara da çutara.
alın, ders başlıyor. Oyun oynamak varken sakin ol şampiyon, kaliteli insansın. Zımbırtıyı bulursan daha çabuk anlarsın. Blokçuyum, zordayım, her gün bir sınavdayım. Tonguç Akademi'yle yükseliyor notlarım. Notlarınsa mesele, şu testleri çözeriz. Tonguç Akademi'de canlı derse gelsene. Çatara çutara çatara çutara. Çözüyorum testleri çatara da çutara. Çatara çutara çatara çutara. Geçiyorum dersleri çatara da çutara. Türkçe, İngilizce, arkadaş oldu bana. Fenine matematik çok kolay çalışana. Gaza gelme evladım, kolay sorulardasın. Sık sişini şampiyon, sen zoru da yaparsın. Tarihleri dersleri sakin film gibi. Çatara çutara çözüyorum testleri. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Sen anladıysan anlar herkes. Çatara çutara çatara da çutara. Çözüyorum testleri çatara da çutara. Çatara çutara çatara da çutara. Geçiyorum dersleri çatara da çutara. Her gün yeni videolar, hem sayısal hem sözler. Bir sezon dizi gibi, hepsi de bana özel. Böyle devam edersen TEOK'ta birincisin. Tonguç Akademi'yle Mars'a bile gidersin. Çatara çutara çatara da çutara. Çözüyorum testleri çatara da çutara. Çatara çutara çatara da çutara. Geçiyorum dersleri çatara da çutara. Kalemsiz bir öğrenciyi silahsız asker benzer. Kalem kuşanmak için Tonguç Akademi'ye gel. Tonguç Akademi'yle tüm tabuları yıkın. Gözümüz Jüpiter'de, Mars zaten bize yakın. Çatara çutara çatara da çutara. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Tonguç. Alın, ders başlıyor. Bildim hocam derslerden, türlü türlü testlerden. Ders çalışmak sıkıcı, oyun oynamak varken sakin ol şampiyon, kaliteli insansın. Zımbırtıyı bulursan daha çabuk anlarsın. Blokçuyum, zordayım, her gün bir sınavdayım. Tonguç Akademi'yle yükseliyor notlarım. Notlarınsa mesele, şu testleri çözeriz. Tonguç Akademi'de canlı derse gelsene. Çatara çutara çatara da çutara. Çözüyorum testleri çatara da çutara. Çatara çutara çatara da çutara. Geçiyorum dersleri çatara da çutara. Türkçe, İngilizce, arkadaş oldu bana. Fenine matematik çok kolay çalışana. Gaza gelme evladım, kolay sorulardasın. Sık sişini şampiyon, sen zoru da yaparsın. Tarihleri dersleri sakin film gibi. Çatara çutara çözüyorum testleri. Evladım ses kes, dinliyor herkes. Sen anladıysan anlar herkes. Çatara çutara çatara da çutara. Çözüyorum testleri çatara da çutara. Çatara çutara çatara da çutara. Geçiyorum dersleri çatara da çutara. Her gün yeni videolar, hem sayısal hem sözler. Bir sezon dizi gibi, hepsi de bana özel. Böyle devam edersen TEOK'ta birincisin. Tonguç Akademi'yle Mars'a bile gidersin. Çatara çutara çatara da çutara. Çözüyorum testleri çatara da çutara. Çatara çutara çatara da çutara. Geçiyorum dersleri çatara da çutara. Kalemsiz bir öğrenciyi silahsız asker benzer. Kalem kuşanmak için Tonguç Akademi'ye gel. Tonguç Akademi'yle tüm tabuları yıkın. Gözümüz Jüpiter'de, Mars zaten bize yakın. Evet, herkese merhabalar. Bugün matematik çözümleriyle beraberiz. Matematik, din ve fen şeklinde devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi matematik, din ve fen yapacağız. Çok güzel sorular hazırladık yine. Sizin için çok önemli sorular hazırladık. Ve gerçekten TEOK'ta çıkabilecek tarzda sorular ve kazanımlara uygun. Hiçbir zaman kazanımları geçmeyen, kazanımların tam dahilinde sorular hazırladık. Dolayısıyla bütün bu çıkacak, bu çıkmış soruların hepsinin TEOK'ta da hocam, aynılarını ben hocam zordayım, yanmayın hocam ya. Aynen, kesinlikle zorda, zorluğun geçecek, hiç merak etme. Asal çarpan ayrılmış şekli bu olan gibi bir sayı aşağıdaki hangisi olamaz demiş. Bir kere asal sayı şeklinde ayrılmış şekli eğer 2 üzeri A, 5 üzeri B ve 7 üzeri C ise içinde 2, 5 ve 7'nin olması gerekiyor. 2, 5 ve 7'nin olduğuna hemen buradan yapayım. 2, 35 ve 5, 7, 7 ve 5. 2, 5, 7 var, süper, o zaman bu olamaz. Buna bakıyoruz, pardon bu olur. 2'ye böldük 70, 2'ye böldük 35, 5'e böldük 7, 7'ye böldük 1. O zaman bu da olur çünkü 2, 5 ve 7 var. Buraya baktık, 2'ye böldük 105. 3'e böldük, Allah Allah, hayırdır inşallah, 35. Ondan sonra 5'e böldük 7, 7'ye böldük 1. Burada 3 var. Burada 3 olduğu için bunun gibi ayrılamaz. Cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz. 350 de aynı şekilde 70'in katı olduğu için 5 katı olduğundan dolayı 5 de daha fazla vardır diyoruz. Geçtik.
Aynı bu tarz bir hocam, soru. Bu soruyu yapamadım hocam ya. Yapamadım şunu unutma. Birazcık kazıklaştırmaya çalıştık ama şöyle söyleyeyim sana. Bu tarz soruların gelme ihtimali yüksek. Buna göre A artı B böyle bir şeyler söylemiş. Hemen ne yapacağız biliyor musun Tonguç? Çok basit bir şekilde 150'yi çarpanlarına ayıralım Tonguç. 2'ye böldük 75. 3'e böldük 25. 5'e böldük 5. 5'e böldük 1 değil mi Tonguç? Evet. O zaman ben 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 diyebilir miyim? Evet. 150'ye. O zaman bak A eksi 1 dediğimiz canlı yayında gösteriyor. Onları kapatalım mı? Yeni açtığımız her şey problem yaratıyor galiba. Bir de şey açtın ya. Şurada açtın ya. Dondu diyenler var. Şuradan şunu açtığımız için acaba problem oldu. Şu an devam ediyoruz. Her şey yolundaysa bir daha aç da yorumları da bakalım, yorumları takip edelim oradan. Evet. Her şey yolundaysa devam ediyoruz. Donuyor diyenler var. Evet. Kopuyoruz falan filan neyse. Asal sayı çarpanı en fazla olan. Bakalım 2 ve 3 bunun asal sayı çarpanları. Hemen buna bakalım. 2, 15, 3, 5, 5, 1. Bak ben bunu 2 üzeri 3, 3 üzeri 1 şeklinde yazarım. Bunu 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazarım. Bunu çarpanlarına ayrıldığı zaman 2, 2, 32, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1 şeklinde yani 2 üzeri 6 şeklinde ayırırım. Bunu da 3 üzeri 4 şeklinde ayırırım. Bir daha yapmıyorum. Ama dikkat et. Bunun asal sayı çarpanları 2 ve 3. Bununki 2, 3, 5. Bunun 2 sadece. Bunun 3 sadece. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği diyoruz. En fazla olan 3 tane asal sayı çarpanına sahip olan 30 diyoruz ve geçtik. Hocam çok zor bir soruydu. Evet, zor bir soru değildi canım. Ne alakası var? Kelin Celli demiş ki hocam, Allah razı olsun hocam, sizin sayenizde bugün matematik yazısından 100 aldım diyor. Tebrik ediyorum. Kenar uzunlukları 24 hektometre ve 32 hektometre olan dikdörtgen şeklindeki arsa en büyük boyutlu eş karelere ayrılacaktır. O zaman şöyle eş karelere ayrılacak. Eş karelere ayrılırsa diyor, şimdi sallıyorum tabii şekilleri. Karelerden birinin çevre uzunluğunu soruyor. O zaman bizim yapmamız gereken şey bölmek değil mi Tonguç? Evet. O zaman ben 24 ve 32'nin nesini almak zorundayım? EBOB'unu almak zorundayım. Çünkü bölme, eğer büyük bir parçayı küçük parçalara ayırırsak EBOB yapacaktık. Hemen bölelim. 2, 12, 16. 2'ye böldük. 6, 8. 2'ye böldük. 3, 4. 2'ye böldük. 2, 3. 2'ye böldük. 1, 3, 3'e böldük 1 diyoruz. Şimdi bak evladım, bu ikisini de aynı anda böldü. Bu da ikisini aynı anda böldü. Bu da ikisini aynı anda böldü. Bu bölmedi, bu bölmedi, bu bölmedi. Bitti artık. O zaman 2 üzeri 3 bizim EBOB'umuz. Yani 2 üzeri 3, 8 bizim EBOB'umuz diyoruz. EBOB'umuz 8 ise 8 hektometre olduğuna dikkat edeceğiz. Çünkü neden evladım? Bu da hektometreydi, bu da hektometreydi. O zaman sonuçta hektometre olmak zorunda. Sonuç hektometre ise evladım, biz bulduğumuz zımbırtının ne olduğunu söyleyebiliriz. Bak bu bir kenardı değil mi Tonguç? Evet hocam. Bu da bir kenardı. Evet. O zaman bulduğumuz zımbırtı da bir kenar. Neyin kenarı peki Tonguç? Tabii ki bir karenin kenarı. Bize ne soruyor? Herkes bunu atlamış olabilir. Aman dikkat et. Çevre uzunluğunu soruyor. 8, 8, 8, 8. 4 tane 8 olduğu için 8 görüyoruz. 32 görüyoruz. 8, 8, 8 cevabımız... atladım hocam ben ya. Tebrik ediyorum. Onu da atlayabilirsin. Her şeyi ayarladık. Sen atlayabilirsin diye. Aman dikkat et. Ters köşe yapma sorularım hocam, var. Hocam siz peki atlamalı soruları mı seviyorsunuz? Zıplamalı soruları mı hocam? Yani ben hoplamalı soruları tamam, seviyorum. Hocam, hoplamalı daha iyi olur. 18 sayısı ile hangisi ya da Beyza hangisi? Beyza Gültürkmen demiş ki hocam adımı okursanız çok mutlu olur. Hocam ismini okuyabilir misiniz? Beyza Gültürkmen. Beyza Gültürkmen. Onu söyledik ama 50 defa söyledik yani. Ama hocam siz söylemediniz. 18 dediğimiz zımbırtı. Hemen 2'ye böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1 diyoruz. Tonguç 18 dediğimiz zımbırtı 2 üzeri 1. 3 üzeri 2 olmaz mı evladım? Evet hocam. O zaman bu şıkkı attık bile cevabımız 3 olmayanlar. Bunu attık. Şimdi asal çarpanları 2 ve 3'tür. Evet, sadece 2 ve 3 var asal çarpanları. Bu da doğru. Bu kesin doğru. Doğal sayı bölenleri toplam 30. He, doğal sayı bölenlerini bulabilmek için Tonguç'cum hemen ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? 18'i 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6, ondan sonra 4 çarpı olmaz, 5 çarpı, 6 çarpı 3 aynı şey çıkıyor. Dolayısıyla hemen bunu alıyoruz. Doğal sayı çarpanları da, bölenleri de aynı şey zaten. 1, 18, bunların hepsini topluyorum. 18, 2, 20 eder. 1, 9, 10 eder. 30 etti. 39, evet cevabımız doğru. O zaman 1 ve 2'yi alıyorum. Cevabımız Denizli seçeneği diyoruz. Teşekkürler hocam. Biri diğerinin 3 katı olan iki sayının EBOB'u, EKOK'u çarpımı demiş. Tonguç ben sana bunu öğretmiştim evladım. Buyurun hocam. EBOB dediğimiz zımbırtıyla EKOK dediğimiz zımbırtının çarpımı aslında sayılar zımbırtısının çarpımı değil mi evladım? Evet hocam. O zaman bak, biri diğerinin 3 katıysa bir tane sayı x ise diğer sayı da 3x değil midir Tonguç evladım benim?
Bunların çarpımı EBOB ile ECOG'un çarpımına eşit. Yani 192'ymiş evladım. Evet, 192 dediğimiz zımbırtıyı ben her iki tarafı 3'e bölersem evladım. 3'e bölersem 64 eşittir x çarpı x çıktı. Görüyor musun? Bunlar sadeleşti. 64 eşittir x çarpı. Neyin karesi 64'tür? 8 olanın karesi 64'tür. Diğer sayı da 24'tür. Ama burada küçük sayıyı sorduğu için 8 ve 24'ü istersen sarp çarp Songuç'um. 8 çarpı 24 192 eder. Yani sayıların çarpımı, yani EBOB ile ECOG'un çarpımı ediyor. Aynı şey çıkıyor. Eğer başka türlü de yapabildik bu soruyu. Deneme yanılma metodu en basiti burada. Bir tane sayı küçük olan 4 ise diğer sayı 12 olmaz mı? Evet hocam. 12 ile 4'ün çarpımı 48 olur mu? O zaman bu seçeneği attık çünkü 192 olması gerekiyor. 8, 24 olmaz mı? Evet, 8 ile 24 çarptı 192 etti mi? Cevabımız burası seçeneği. 16 olsaydı 48 olmaz mıydı diğer sayı büyük 3 katı olduğu için? Bunu mu çarpsak 192 zaten çoktan geçer bu saçmalamak. 24 olsa 72 olur diğer sayı. Bu ikisini çarparsak 192 çok geçer. Cevabımız burası seçeneği. Aslında bu tarzda da yapabilirdi. Bak Tomuç, bazen sorularda uyulamayacaksın da benim kurduğum denklemi kuramıyorsan deneme yanılma yönüne yapabilirsin. Bu da test tekniklerinden bir tanesidir. Aklına bulunsun. Eğer sorunun cevabını tam verdiyse aşağıdaki şıklardan deneme yanılma çok basittir. Aralarında asıl olan ikisinin biri 13'tür. Aralarında asılsa 13 ile aralarında asıl olan bir sayı bulacağız. EBOB ile ECOG'un toplamı 150'dir. Tomuç, şunu unutma evladım. Eğer sayılar aralarında asılsa EBOB'ları 1'dir. SİBOB. ECOG'ları ise sayıların çarpımı kadardır Tonguç. O zaman bak EBOB ile ECOG'un toplamı 157'ymiş. O zaman bu ikisini topladığımız zaman 157 ediyorsa bu 1 ise bu 156 olmak zorunda değil mi Tonguç? Evet hocam. O zaman sayıların çarpımı 156 ise bir tane sayı da 13 ise 156'yı 13'e bölersem kaç çıkar evladım? 12 çıkar. 12 çarpı 13 156'dır diyorum. O zaman cevabımız 12. 12'dir diyorum. Ceyhan. Çok önemli bir soruydu. Çok güzel bir soruydu. Çünkü kazanımlar da var ve bu çok önemli evladım. Teşekkür Geldik ederim. Sayıların EBOB'u kaçtır? Bu da Milli Eğitim ve Müfredat kitabında Duygu daha... Duygu Can Polat adımı okuyun demiş hocam. Müfredat kitabında yeni çıktı. Bu tarz sorularda gelebiliyor. Aman dikkat edelim. Müfredat kitabında olduğu için koyduk buraya. Normalde bunların çoğu lise müfredatı ama burada müfredat kitabında çıktığı için hocam, biz de ekstra ekledik. Hocam çok fazla kişi ikinci soruyu istiyor hocam. Çok fazla kişi. Yani i̇kinci soruyu hemen bakalım. İkinci soruya bakın hocam. Çok takıldım lütfen. Öğretmenim de anlatamadı diyor. Mr. Gamer'lı. İkinci soruyu hemen anlatıyorum. İkinci soru aslında çok basit bir soruydu. 150'yi ben çarpanlara ayırdım. Herkes bunu yapmıştır. Evet. 150 dediğimiz zımbırtıyı ben 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 diye yazabilir miyim Tonguç? Tonguç Allah aşkına bana verdiği zımbırtıyı da ben altına yazıyorum bak. 150 eşittir. Soruda bana verdiği zımbırtı da şu. A eksi 1, 3 üzeri B eksi 2. Bu zor bir soruydu çünkü. 5 üzeri C eksi 3 değil mi Tonguç? Evet hocam. Ya Allah aşkına bu 150, bu 150. Evet. Bu 2, bu 2. Evet. Bu 3, bu 3. Evet, bu 5, bu 5. Her şey aynı. Ama üstlerde bir sıkıntı var. Burada A eksi 1 yazıyor, burada 1 yazıyor. O zaman demek ki A eksi 1'in 1 olması gerekiyor Tonguç. Neyden 1 çıkartınca 1 çıkar? O zaman A dediğimiz şey 2'dir. He. Bak B eksi 1'in 1 olması gerekiyor. Çünkü bunlar aynı yerde görmüyor musun? Evet. O zaman B eksi 2'nin 1 olması gerekiyor. Neyden 2 çıkartınca 1 çıkar? 3 o zaman cevabımız. Peki bu zımbırtının da bu zımbırtı olması gerekiyor. C eksi 3'ün 2 olması gerekiyor. Neyden 3 çıkarsa 2 çıkar? 5'tir. O zaman bize sorduğu zımbırtı da A ile B'yi topla. Yani 2 ile 3'ü topla. 5. Eksi demiş. Buradan 5'i çıkar demiş. 0. İşte tebrik ediyorum seni. Olayı net bir şekilde anladın. Arkadaşlar da teşekkür ediyorlardır muhtemelen. Ben onlara da sayıların EBOB'u kaçtı demiş. EBOB dediğimiz zımbırtı en büyük ortak bölenin olmuş. Normalde bunları çarpıp ondan sonra böyle yanlarına çizgi çizsek Allah 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 Allah. Ama bak şöyle yazıyorum. 2 üzeri 4, 3 üzeri 2, 5, 2 üzeri 2, 3, 5 üzeri 2. Tonguç bunu ben başka türlü de yapacağım ama sana gösterebilmek için ilk başta şöyle bir göstereyim. 2'ye bölebilir miyiz hepsini de? Evet, 2'ye bölersek bu 2 üzeri 3 kalır. Evet. 3 üzeri 2, 5 kalır. 2 üzeri 1 kalır. 3 çarpı 5 üzeri 2 kalır. O zaman bu hepsini ortak böldü. Bir daha 2'ye bölebilir miyiz Tonguç'um? Bölebiliriz. Bu 2 üzeri 2 kaldı. Bu 3 üzeri 2 kaldı. Bu 5 kaldı. Bu 2 yok oldu artık. 3 çarpı 5 üzeri 2. Bu da ilk hepsini böldü. Yani burada dikkat ettiysen Tonguç. 2'ler bittikten sonra artık tekrar ortak bölemeyeceğiz. Ben bunu bir daha 2'ye böleceğim ama bu ortak olmayacak. Sadece bunu bölecek. Anladım hocam. Buradan anlayacağımız şey şu aslında. EBOB dediğimiz zaman eğer bize böyle üslü ifadeler verdiyse bu üstlerden küçük olan kini alacaksın. Yani bunların EBOB'unu yaptığımız zaman hemen diyeceksin ki bak burada 2 üzeri 4 var, burada 2 üzeri 2 var ya. Bunlardan küçük olan üssü alıyorsun. Yani 2 üzeri 2 vardır içinde. Bitti. Evet hocam. Bak
3 üzeri görünmez bir 1 vardır Tunguç. Görünmez bir 1 vardır. 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 1'den hangisini alacaksın? 3 üzeri 1'i alacaksın çünkü küçük olanı alacaksın. Küçük olanı alacaksın. Burada görünmez bir 1 vardır. Her şey 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 1'i alacaksın Tunguç. O zaman burada da EBOB dediğimiz zımbırtı 2 üzeri 2 yani 4 çarpı 3 çarpı 5 çıktı. 4 kere 3, 12, 12 çarpı 5, 60'tır cevabımız. Ceyhan seçeneği. Tebrik ederim seni. Olay anlamış olur. O zaman EBOB'da peki ek okunu sorsaydı sana bir ekstradan bir soru sorabilir miyim? Sağ olun hocam. Bir o eksikti zaten. Ek okunu sorsaydı büyüğü alacaktık. 2 üzeri 4. Hocam su büyüğün, 3 üzeri 2 söz büyüğün. Ve 5 üzeri 2 alacaktım. Yani ikisinden de büyük olanları alacaktım. O zaman eşek gibi bir ek ok çıkacaktı. Tebrik ediyorum seni. Olay anlamış. Birincisi 10, ikincisi 15 dakikada bir çalan iki zil, altıncı kez aynı anda çaldıklarında birinci zil toplam kaç kez çalmış olur demiş. Tonguç, bir tanesi 10, bir tanesi... Bak zil soruları, vapur soruları, ondan sonra koşu soruları, bunların hepsinde ama hepsinde ne yapacaksın biliyor musun? Kaçacağım. Hayır, ekok kullanacaksın. Ekok. Ya bağırıyor artık, ekok diye bağırıyor evladım. O zaman 10 ve 15'in ekokunu alırsak hemen 2'ye böldük, 5, 15. 2'ye bölemeyiz. 3'e böldük. 5, 5. 5'e böldük. 1, 1. 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30'dur ekoku. O zaman 30 dakika diyeceğiz. Neden? 10 dakika ve 15 dakika var. 30 dakika dediğimiz zımbırtı ilk kez bir arada çaldıkları. 6. kez aynı anda çalmasını bulmak için 6 çarpı 30 yapacağız. Yani 180 dakika geçmesi gerekiyor Tunguç. Peki birinci zil toplam kaç kez çalmıştır diyor ya Tunguç. Evet hocam. 180 dakika geçmesi gerekiyor ya. Birinci zil 10 dakikada bir çalıyordu. O zaman 180 bölü 10'dan da cevabımız 18 kez çalması gerekiyor diyoruz. Cevap Bursa seçeneği. Tebrik ederim seni. Olayı anladın diyorum. İnşallah. Şura farklı duruyor hocam. Bu neden? Farklı yerler bunlar. Evet, onlar farklı yerler olabilirler. Evet, tamam. Tebrik ederim seni. Ben de kendimi tebrik ederim. Yani evet, olayı anladın tamam. Diyorum. Geçtik. Of, şimdi üstelere. Bak bu sefer eskisi hocam, gibi. Hocam şu kendi değiştirebilir miyiz? 10, eskisi gibi 10 tane şey sormadık. Çarpanlamak sormadık. Çünkü artık gerçek tıvaya yaklaşıyoruz. Gerçek tıvaya yaklaşıyoruz. Üstelere daha fazla geliyor. Hatta Karaköklü sayılarda geçiyoruz zannediyorum. Burada vardı Karaköklü sayılar sorusu. Evet, bakalım. Karaköklü sayılar sorusu var mıydı burada? Yok galiba. Evet. Karaköklü sayılar bir tane sormuşuz. Hatta bir tane sormadık. Arada da serpiştirmiştik. Pardon, özür dilerim. Serpiştirdim. Aşağı hangi soru demiş? 3 üzeri eksi 2 eşittir eksi 9 mu? Hayır. Külliyen yalan. Çünkü 3 üzeri 2 dediğimiz zımbırtı 1 bölü 3 hocam, üzeri 2. Hocam yalan bir şey neden yazıyorsunuz? 1 bölü 3 üzeri 2 de 1 bölü 9'dur. Bu saçmalık. Eksi 2 üzeri eksi 3 dediğimiz zımbırtı da eksinin tek kuvveti olduğundan dolayı burasının eksi çıkması gerekiyor. Bu da yanlış. Eksi 2 üzeri eksi 3 nedir dersen peki? Eksi 1 bölü 8'dir diyebiliriz. Eksi 5 üzeri eksi 2'ye bak. Şuna bakalım hatta. Pardon. Şuna bakalım hatta. 3 üzeri eksi 4 dediğimizde 1 bölü 3 üzeri 4'tür. 3 üzeri 4 de 81 olduğu için 1 bölü 81'dir. O zaman bu da yanlış. Eksi 5 üzeri eksi 2 dediğimiz zımbırtı ise Tonguç evladım. Efendim eksi 5'in çift kuvveti olduğu için artı olacak. Tebrik ederim, çok güzel. Teşekkür ederim hocam. Bu eksi olduğu için tepe taklak olacak. 25. 1 bölü 25. Tebrik ederim. 5 üzeri 2 zaten 25 olduğu için 1 bölü 25 oluyor. Cevabımız Bursa seçeneği diyoruz. Bu doğru bir cevap. Beyhan. Of, bu tarz soruları çok seviyor. MEP rasyonel sayıları tekrar etmeyi seviyorlar. 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 3'tü bunu hatırlarsak eğer. 6 üzeri eksi 1, 1 bölü 6'yı devraldım. Üzerinde eksi 1 olduğu için 1 bölü 3 ile 1 bölü 6'yı toplarsak 2 ile genişletiyorum Tonguç. Bu 2 oldu, bu 6 oldu. 2 bölü 6 ile 1 bölü 6'yı tuttuk. 3 bölü 6 oldu. 3 bölü 6 üzeri eksi 1. Tepe taklak yapmak demek 6 bölü 3 demek değil mi? 6 bölü 3 zaten 2'dir, cevabımız A seçeneği diyoruz. Bu kadar basit bir soruydu. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. 2 üzeri eksi 4 sayısı hangisi için yanlıştır? 2 üzeri eksi 4 dediğimiz zımbırtı 1 bölü 2 üzeri 4 değil mi tutulmuş? Evet. O zaman bu 1 bölü 16 değil mi evladım? Evet. 1 bölü 16 değil mi? Pırtlama evladım. 1 bölü 16. Hayır hocam, sandalyeden çıktı. 1 bölü 16 0 ve 1 arasındadır. Evet, doğru, tebrik evet. ediyorum. Pozitif sayıdır, evet doğru, çünkü burası artı olduğu için. Bak şuradaki eksinin manası tepe taklak yapmak demekti. Eksi de yaptak demek değildi. 4 üzeri eksi 2 sayısına eşittir. Bakalım 4 üzeri eksi 2 sayısı eşittir mi? 4 üzeri eksi 2 dediğimiz şey 1 bölü 4 üzeri 2'dir. 1 bölü 16'dır o da. Evet, gerçekten çok tebrik ediyorum seni. 1 bölü 16 çıktı. 0,25'ten büyüktür. 0,25 dediğimiz zımbırtı 1 bölü 4'tür Tonguç. 1 bölü 4 yani 25 bölü 100'den sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü, 1 bölü 4'ten büyük mü? Hayır, 1 bölü 4'ten küçüktür. Çünkü hayır, payda büyüdükçe sayı küçülüyordu. O zaman cevabımız Denizli seçeneği de, tebrik ediyorum. 3 üzeri eksi 4 sayısı 20 kaç? Şimdi Tonguç, efendim, bu sayılar gıcık değil mi? Çok gıcık hocam ya. Bu sayıların gıcıklığını ben şöyle yapamıyorum. Pop, çizdim üstüne. Teşekkür ederim. Diyorum ki 10 sayısı 5 sayısının kaç katıdır Tonguç? 2 katıdır. Bundan mı yapıyorsun? Onu peki nasıl buldum 2'yi evladım?
Onu 5'e böldüm. Hayır, onu 5'e böldüm değil mi? Ama ben burada 10 mu verdim sana evladım? Hayır. O zaman sana verdiğim sayıları yani 3 üzeri eksi 4'ü 27 üzeri eksi 6'yı bölmeye ne dersin? Varım, yaşasın. Harika, yaşasın. Evet, evet ya, matematik çok zevkli. Evet, çok güzel. 27 yerine 3 üzeri 3 yaparım, üzerinde de eksi 6 yaparım. Kafayı yedik. Gerçekten çok zevkli matematik. Zevk alıyorsun değil mi Tonguç? Hocam bazı geceler uyanıp matematik sorusu çözüyorum, sonra bir su içip geri yatıyorum hocam. O aa, harika gerçekten. İşte bu seni matematik çok... Matematik hayattır, gerisi bayattır. Evet, 3 üzeri eksi 4 bölü. Bu ikisini çarpıyorduk üstün üstü kuralından. 3 üzeri eksi 18. Tonguç'ta demiştim, üstlerle bölmede mutlaka ve mutlaka, mutlaka ve mutlaka ne yapacaktın Tonguç evladım? Çok kafayıydınız galiba. Sana akrobasi şovu yapıyorum. Matematikte eylem birazcık hocam, diye. Hocam ipin üzerinde tek ayağınızda yürürken matematik sorusu çözmeye ne dersiniz? Bunu sizi davet ediyorum. İpin üzerinde tek başıma yürürken, evet tebrik ediyorum seni. Bak ne yapıyorsun? Üstleri birbirinden çıkartacağım ama yazarak 3 üzeri eksi 4 eksi eksi 18 diyorum Tonguç. Eksi eksi artı yapar. 3 üzeri 14 çıktı cevabımız. Bursa seçeneği, tebrik ediyorum seni. Beyhan seçeneğini buluyoruz cevabımız be. Of, Karakökü sayı sorusu geldi artık. Bak görüyorsun evladım. Oh be, çok şükür. Karakökü sayı soruları geldi. Gözlerimiz ve yollarda kaldı. Neredesin Karakökü sayı? En fazla ne çıkacak sınavda? Matematik sorusu. Karekök ve üst sayı açacak. Aa. Karekökten özellikle çok fazla çıkacak. O yüzden mutlaka 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 Karekök'e aşina olsun. Bu sene bayağı soru çıkar değil mi hocam sınavda? Bu sene bayağı soru çıkar. Bu sene 20 tane matematik sorusu bekliyoruz. İnşallah öyle gelir. A ve B birer tam... Kök A artı kök B'nin 3 şartı sayın kaç tane A, B, X'i? Bak bak bak, tam bir üniversite sınavı sorusu gibi sormuşuz. Ve gerçekten de öleyici bir soru. Şimdi Tonguç, ya A ile B ne olabilir? Şimdi, ne olabilir? A... mesela şey olsa Tonguç, 4 şey olsa şimdi şöyle düşünelim. Kök A artı kök B ya Tonguç'um. Evet hocam. Eşittir 3 değil mi? Yani nere neyin toplamı 3'tür? İlk başta bunu yazalım mı Tonguç? 2 ile 1'in. Harika. 2 ile 1'in. Peki şimdi kaç tane ikili var demiş ya. Peki 1 ile 2'nin toplamı da 3 değil midir Tonguç? Olur. Tebrik ederim. Peki 3 ile 0'ın toplamı, bunu herkes unutmuştur. Bir de 0 ile 3'ün toplamı da 3 değil midir Tonguç? Evet hocam. Peki bunun 2 olabilmesi için A'nın 4 olması gerekmiyor mu Tonguç? Evet. Peki bunun 1 olabilmesi için A'nın 1 olması gerekmiyor mu Tonguç? Evet hocam. Peki bunun 3 olabilmesi için A'nın 9 olması gerekmiyor mu Tonguç? Evet hocam. Bunun 0 olabilmesi için A'nın 0 olması gerekmiyor mu Tonguç? Bak görüyor musun? Bunun 1 olması için A'nın, B'nin 1, bunun 2 olabilmesi için B'nin 4, bunun 3 olabilmesi, 0 olabilmesi için B'nin 0, bunun 3 olabilmesi için B'nin 9 olabilir. Yani bak şöyle olabilir. 4 1 olabilir. Evet. 4 yazarsak buraya ne olur? 2, 2 eder. Burası 2 eder. 1 yazarsak burası 1 çıkar. 2 artı 1 3 çıkar. Süper. Başka ne olabilir? 1 4 olabilir Tonguç. Evet. Başka ne olabilir? 9 0 olabilir AB ikilisi. Başka ne olabilir? 0 9 olabilir. Bu 4'ünde de Tonguç. Yani bu 4 tane seçenekte de ne çıkıyor evladım? Sonucu çıkıyor. AVV birer tam sayı demiş ya. Evet. Tam sayıların hepsine uyuyor mu? Evet, tam sayı oluyor bunlar. Aa. Tebrik ediyorum. Eksi sayıları hiçbir zaman kökün içine koyamayacağımız için, bu onların içine girmeyeceği için cevabımız sadece deniz seçeneği diyoruz. Geçtim. İki basamaklı kaç tane tam kare sayı var demiş. Tonguç, tam kare sayılar ne demekti? Bilmiyorum hocam, pas. Tonguç, tam kare sayı yazıyorum. Bunları ezbere bilsen harika olur. 1, 4, 9, 16, 25, 36... 6'nın karesi 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81 ve 100 diyorum. Tonguç, bu tam kareleri ezberlediysem sana ezberler misin evladım? Sizi kıracağıma kafamı kırarım ve ezberlerim hocam. Ama demiş ki iki basamaklı demiş. O zaman bak iki basamaklı... Hayda, ne işin var çayda? İki basamaklı tam kare kaç tane sayı vardı? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bitti bu kadar. Cevabımız ana seçeneği. Ondan sonrası 3 basamaklıya geçiyor. Ondan öncesi bir tek basamaklı falan filan diyoruz. Su istiyorum, rica ediyorum oradan evladım. AVM pozitif tavsiyeler olmak üzere. A üzeri B 60. Ben bu arada arkadaşların ismini okuyayım hocam. Ömürcek adam. Örümcek değil. Ömürcek adam. Adımı oku demiş hocam. Başka. Evet, bu kadar. Neyse. AVM pozitif tavsiyeler olmak üzere. A üzeri B 64 ise A artı B hangisi olamaz demiş. Tonguç. Ya bir kere 64 2 üzeri 6'dı hatırlarsın evladım. 2 üzeri 6 64'tü, bunu biliyoruz. O zaman A artı B 2 ile 6'nın toplamı yani 8 olabilir. Geçtik. Evet. Ondan sonra 64 dediğimiz zımbırtı 4 üzeri 3 de olabilir. 4 üzeri 3 de 64'tü. O zaman 4 ile 3'ünün toplamı, A ile B zaten taban ve üst diyoruz. 4 ile 3'ün 7 de olabilir. O zaman 8 ve 7'yi attık bile. Peki evladım, 16 üzeri olmaz. 8'in karesi olabilir mi Tonguç? 8'in karesi 64'tü değil mi evladım? 8'in karesi 8 ve 2'nin toplamı yani 10 da olabilir.
O zaman 10 zaten burada yok. Tebrik ediyorum. Peki 64'te 64 üzeri 1 olamaz mı Tonguç? Her sayının birinci kuvveti kendisidir Tonguç. Evet. O zaman bu da 64 olur. 64 ile 1'in toplamı ne eder efendim? 65 eder. O zaman bu da olabilir. O zaman cevabımız Ceyhan seçeneği 9 olamaz. 9'u hiçbir yerde bulamadık dikkat ettiysen. Tebrik ederim seni. Olayı anladın diye ümit ediyorum. Çok güzel gidiyoruz. 17. soruya geldik. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hocam. Şimdi 343 dediğimiz zımbırtı. Bak 7'nin kuvvetleri bilsek iyi olur. 7 üzeri 1, 7 üzeri 2, 49. 7 üzeri 3 de evladım. 343'tür bunu lütfen bil evladım. O zaman bak 7 üzeri A çarpı 7 üzeri eksi 2 eşittir. Şimdi 1 bölü 7 üzeri 3 olmaz mı Tonguç evladım benim? Evet. Peki 1 bölü 7 üzeri 3'ü ben yukarıya çıkarsam 7 üzeri eksi 3 olmaz mı evladım? Peki bu ikisi çarpıldığı için üstler toplanmaz mı evladım? Üstleri toplasam 7 üzeri A eksi 2 olmaz mı? Bak A ile eksi 2 toplasam A eksi 2 olur. Sadece yan yana yazıyorum. O zaman bak dikkat ettin mi? Bilmiyorum ama şuradaki sayıyla şuradaki sayı eşit olmak zorunda. Aa. Çünkü içte 7 var, 7 var. Eşittir var, eşittir var. O zaman üstteki de üstteki de eşit olacak. O zaman A eksi 2 dediğimiz zımbırtı eksi 3 çıkıyor. O zaman bunu karşıya attığım zaman A eşittir. Eksi 3 artı 2 oluyor. Çünkü eksi artı diye karşı geçiyor. O zaman cevabımız eksi 1 çıkıyor. Eksi 3 artı 2'den eksi 1 çıkıyor. Geçti cevabımız. Tebrik ediyorum seni. Geldik. Şimdi sana AB tanıtım toplamını için. Çok büyük çok küçük sayılar konuluyor. Kazanım da buna dayanan bir kazanım. Teok kazanım kampı iyi gidiyor mu Tonguç? Hocam kamptaki bütün videoları... Akıl haritamızı verebilir misin Tonguç? Tabii ki hocam. Hemen vereyim hocam. Tebrik ediyorum. Akıl haritamızı da hemen hatırlatalım orada. Buyurun bak hocam. Akıl haritamızda hazırsın şampiyon diye sana zaten gönderme yapıyoruz dikkat ettiysen. Hazırsın şampiyon. Gerçi akıl haritamızda şey vardı. Matematikte çok büyük çok küçük sayılar kısmı vardı. Neredeydi o? Bakalım. Heh. Matematikte abartı sayılar diye yazmışız. Abartı kabartı. Abartı sayılar yani. Şimdi buradaki sayıyı ben bak dikkat et. Sağındaki sıfır sayısı kadar yazıyorum. Görüyor musun evladım? Evet hocam. Burada virgülün sağındaki basamak sayısı kadar yazıyorum. Nasıl neyi yapacağını anlattım. Şimdi aynı tarz bir soruyla karşı karşıyayız. Burada ne demişiz? Bak akıl haritamıza benzer bir soru. Şimdi şu zımbırtı bir kere 3 çarpı 10 üzeri başında kaç tane şey var? 1, 2, 3, 4 tane var ya. 3 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür bu aslında. Evet. Tamam mı evladım? Yani hatta şöyle de yapabilirsin bu soruyu. Daha önce de öğretmiştim sana. Bu sayıyı 1, 2, 3, 4 tane virgül getirince ancak oluyor ya. Evet. O zaman 10 üzeri eksi 4 yapıyorum. Neden eksi yapıyorum? Çünkü sıfırlar sol tarafta. Sıfırlar sağ tarafta olsaydı o zaman artı yapardım. Artı 4 olurdu. Şimdi bunun üzerinde 5 diyor değil mi Tonguç? Bak bunun üzerinde 5 olduğu zaman 3'ün üzerinde görünmez bir 1 vardır. Görünmez bir 1 var. O zaman bu 5 buna da dağılıyor. 3 üzeri 1 üzeri üstün üstünde hani çarpıyordu ya bu. 1 çarpı 5 5'tir. Bununla da çarpılacak ya. 10 üzeri eksi 20'dir Tonguç. Oo. Gerçekten akıl haritaları çok dağıldı evladım. Tebrik ediyorum. Hemen akıl haritalarını kapatıyoruz. Alayım hocam ben onları. Kapak düştü hocam. Akıl haritası. Evet. O kapak nereye olsun evladım? Tebrik ediyorum. O kapak kaleme olsun hocam. O zaman bak. Bunu 3 ve 10'un kuvveti şeklinde. Aynı bizim yazdığımız gibi. Adam demiş ki 3 üzeri A 10 üzeri B demiş. E düşünsenize Allah aşkına bak. Şuradaki de şuradaki aynı olmak zorunda. Şuradaki de şuradaki. O zaman A dediğimiz zımbırtı 5'tir. B dediğimiz zımbırtı eksi 20'dir Tonguç. A ve B sayıların toplamı yani 5 ile eksi 20'nin toplamı da eksi 15'tir diyoruz. Tebrik ediyorum seni. Cevabımız Deniz seçeneği. Anladık mı evladım? Anladım hocam. Biraz zor bir soruydu ama benim evet, zor ve önemli bir soru. Tebrik ediyorum seni. 1 nanometre. Bak bu sınavda çıkabilir. Tam sınav sorusu diyebiliriz buna. Bilimsel gösterimde böyle bir soru bekliyorum Tonguç. 1 nanometre 0000 aman Allah'ım bu ne ya? Neyse. Buna hatta 9. sınıfta bunu öğreneceksin biliyor musun? 9. sınıfta nanometre öğreneceksin. Berna Soylu lütfen adamı okuyun demiş. Buna göre soru var mı bilimsel o daha önemli bizim için. Buna göre 100 nanometrenin metre cinsinden bilimsel. Bak burada kandırmaya çalışmış. Bak bunu yaz diyor ama bu 1 nanometre diyor. Hmm. Adam sana 100 nanometre. Bir tane öğrencime çözdürdüm ben bunu. Aa. 100'ü görmemiş. Direkt buna odaklanmış. Hadi ben bunu yapacağım. Aa heyecanlanmış ama bunu unutmuş. O yüzden bak ilk başta şunu yapalım. Bilimsel gösterimde ne yapıyorduk? 1 çarpı başındaki sıfır kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 üzeri eksi 9. Neden? Çünkü sıfırlar solda tarafta. Evet. O zaman bu bilimsel gösterim. Ama demiş ki bak bu 1 nanometre demiş. 100 nanometre dediğimiz zımbırtı da çarpı nedir Tonguç? 100 ile çarpacağız. 100 dediğimiz zımbırtı aslında sen biliyorsun artık 10 üzeri 2 değil mi Tonguç? Evet. 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri 2'yi çarparsak 10 üzeri üstler toplanır prensibinden eksi 7 çıkmaz mı? O zaman 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 cevabımız A seçeneği diyoruz. Hocam Elif Suudi Tuğ hocam çok iyi anlatıyorsunuz demiş. Mustafa Eren Akbaş hocam
üye olunca akıl haritalarının tüm derslerini mi gönderiyorsunuz? Evet. Teok 1'deki Teok akıl haritalarını gönderiyoruz. Ama Teok 1'deki, Teok 2'dekileri de yapıyoruz daha. Yaptığımız zaman sitemizden edinebilirsiniz evladım. Tebrik ediyorum size. Teok akıl haritalarını da sitemizde yayınlayacağız sonrasında. Oradan alabilirsiniz. Sayı doğrusunda verilen KLM sayı hangisi olamaz? Tonguç bir kere. Bak bunu nasıl yazacağım biliyor musun? 8'i. Hemen böyle bir soru geldiği zaman 8 aslında karekök 64'tür. 9 aslında karekök 81'dir. 10 aslında karekök 100'dür. 11 aslında karekök 121'dir. Tonguç 72-64-81 arasında geçtik. 94-81 ile 100 arasında geçtik. 113 100 ile 120 arasında geçtik. 122 bunun bu tarafında olmak zorunda. Daha büyük olduğu için cevabımız deniz seçeneği. Ama böyle bir soruda gelme ihtimali çok yüksek diyoruz. Ve geçiyoruz neye? Bismillahirrahmanirrahim. Din dersi. Evet bismillahirrahmanirrahim. Birazcık daha yavaşlayabiliriz ve yeşil kalemimizi alıyoruz evladım. onun parmak uçlarını dahi derleyip yeniden düzene koymaya güçlüyüz. Allah bu ayeti 1400 yıl önce söylemiş Tonguç. Evet hocam. Peki biz bunu ne zaman keşfettik? Her insanın parmak izi birbirinden farklı. Bak mesela benim parmak izlerim bile mi hocam? Parmak mesela şu anda şeylerde telefonlarda parmak izi açıyoruz ya. Evet. Aslında onu niye yapıyorlar biliyor musun? Neden? Parmak izimizi almak için yabancı devletler bizim parmak izimizi alıyor. Artık herkes fişlendi. Eyvah. Mesela sen bir suç işlesen dünyanın herhangi bir yerinde direkt seni yakalar. O yüzden her zaman yanında eldiven taşımasın Tonguç. Teşekkür ederim. Bir suç işlese önemli olan eldiven taşımak çok önemli. Teşekkür ederim. Buradan bütün suç severlere buradan. Saçma öyle bir şey. Hayır şunu demek istiyorum. Parmak gerçekten de parmak izi çok enteresan bir bilgi soracağım. Tek yumurta ikizleri nedir biliyor musun Tonguç? Bir yumurtanın içinde yaşayan. Hayır evladım. Aynı genetik özelliklere sahip her şeyleri, saçları, başları, tırnakları, her şeyi böyle hani bacağı, her şeyi, saç, göz rengi her şey aynıdır Tonguç. Tamam. Ve DNA'ları aynıdır. Aa. Bak DNA'ları aynı. Her şeyimiz DNA'mıza göre şifrelenmiyor mu Tonguç? Fen dersinde öğrendik bunu. Evet. Her şeyimiz de. Ama biliyor musun? Tek yumurta ikizlerinin parmak izleri farklı Tonguç. Aa. Yani resmen bu ayet anlatıyor resmen. Gerçekten de insanların hepsinin parmak izi. Şu ana kadar doğmuş doğacak bütün insanların parmak izi farklı. Çok enteresan. Bunu ne zaman tespit edeceğiz? Hocam Onur Dönmez ve Eren Önsüren'in de mi parmak izleri evet, farklı? Evet herkesin. Aa. 1880'de İngiliz bilgin olan Henry Foltz ve William James keşfetmiş Tonguç. Ve sonrasında bununla ilgili büyük bilimsel araştırma yapmışlar. Ve ayet ve bilgilere göre hangisini oluşamaz? İnsanların parmak izlerinin birbirinden farklı olması günümüz bilimine keşfedilmiş. Evet doğru 1880'de keşfedilmiş. Günümüz bilimine yani ilk çağ, orta çağ falan değil. Kur'an bilim ve akıldan uzaktır. Saçmalık. Öyle bir şey olmaz. Bu ne saçma bir şey? Yani Kur'an ayetiyle bilimin söylediği şey, Kur'an daha önce söylemiş hatta. Böyle bir şeye ulaşılamaz gerçekten de. Kur'an günümüzün imkanıyla bulunabilen bazı bilgileri 1400 yıl önce insanlara aktarmıştır. Evet doğru. Evrenin genişlemektedir. Ayetinde de vardı geçen denememizde. Onu da Kur'an Big Bang teorisi bulunmadan binlerce yıl önce söylemişti. Peki bilim Kur'an'daki ayetlere sıkar. Evet doğru bu da doğru. Demin de söylediğimiz gibi. O zaman cevabımız Bursa seçeneği geçtik. Bu yukarıdaki metinde bilimin ortaya koyduğu gerçeği hangi ayet yansıtır? Dünyanın merkezine doğru çekim ivmesi uzaklıkla doğru orantılı olarak azalır. Tam merkeze sıfır olur. Dünya ekseninde ise çekim ivmesi enleme göre değişir ve benzeri ve benzeri bir sürü güzel bilgi vermiş. Ya evladım Allah öyle bir sistem yaratmış ki diyor. Ekvatorun merkezin uzaklığından küçüktür. Yani bir ölçü var değil mi burada? Allah her şeyi yaratmış, ona bir ölçü ve düzen vermiştir. Bu ya. Bitti bu kadar. Aa. Ölçülü bir yaratılış var burada. Ama gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Onunla bir ölüm memlekete. Ya burada belli bir spesifik bir yerdeki olayı söylüyor. Ölümsüz daima olan Allah'a güvenip dayan. Allah'a güvenmek tevekkülle ilgili bir ayet bu da. O Rab ki seni yarattı daha sana düzgün ve ölçülü bir biçim verdi diyor Tonguç. Burada da İnsanın ölçülü yaratılışıyla alakalı bir şey. Ama burada diyor ki dünyanın ölçülü yaratılışı. O zaman cevabımız Adana seçeneği geçtik. Ayberk Coşkun, Hatice Arslan, Abdülhak Temizsoy. Abdülhalik Temizsoy demiş ki benim adımı söylemeyecek her iddiasına varım demiş. Abdülhalik Temizsoy şu anda iddiayı kaybetti hocam. Evet iddiayı kaybetti. Gerçekten. Aynı zamanda Meledukacı Berfin de beni de söyleyin demiş. Yağmur Kısacık'ta adımı okuyun. Adı uzunmuş ama evet, soy ismi Kısacık'mış. Allah su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğer meyvelerin hepsinden bitirir ve şekline devam eden ayet. Bak su sayesinde hepsinden bitirir. Ekinler, üzümler diyor ya canlılarla alakalı bir şey söylüyor. O zaman biyolojik esalar. Aynı zamanda işte bunlarda düşünen bir toplum için büyük ve o geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Güneş ve ay deyince fiziksel esalar diyecektik. O evet. Zaman cevabımız Ceyhan seçeneği. Ve geçiyoruz. Evet cevabımız
Ceyhan seçeneği diyor. Zennur Eren bizim öğrencimiz. Okuldan çıktıktan sonra eve vardı, yemeğini yedi. Sonra da öğretmeninin verdiği kitabı ilk sayfalarını açtı. Kitabın ön sözünde iki söz yazıyordu. Dünyada insana yardım eden şey tesadüf değil, azim ve sebattır. Teşekkürler. Samuel Smiles. Aa, gülümsemeymiş adamın soyu. Evet. Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliği. Bak, TEOG'da çalışmanı buna göre yapacaksın Tonguç. Aslında TEOG'u özetliyor Tonguç. Zennur Eren'i de aslında özetlemiş burada. Yusuf'un okuduğu, buna göre Yusuf'un demişiz. Tabii burada bir hata var. Zennur'un okuduğu, ilk başta Yusuf'u koymuşuz, sonra değiştirmişiz. Aa. Ne sorunu? Zennur'un okuduğu kitabın ön sözünde yazan sözleri en iyi karşılayan kavram hangisidir? Tonguç. Bir kere emek. Emeksiz çalışma. Yemek olmaz. No evet, pain, çalışma. No gain. Diyor ki taşı delen her dakika çalışman diyor. Mesela çok enteresan Çin işkencesi var, biliyor musun? Teşekkür ederim. Adamın kafasını böyle şey yapıyorlar Tonguç. Yok, anlatmayın, korkuyoruz biz çocuklar. Böyle yukarıdan sadece ufacık bir musluk veriyorlar Tonguç. Böyle musluk veriyorlar. Musluğu da hani böyle tam böyle kısık açarsan böyle damla damlatır ya. Evet hocam. Böyle damlaları adamın kafasına çarpıyor. Evet. İlk 10 dakika bir şey hissetmiyor. Ondan sonra adam delirmeye başlıyor. Çünkü her bir damla böyle bir balyozla vuruyormuş gibi geliyor. Adam ölüyor ondan sonra. Allah korusun. En fazla buna bir gün dayanabilirler. Allah korusun, çok önemli, çok tehlikeli bir şey. Bu da çok güzel bir ayet olmuş. Gökleri 7 kat yaratan odur. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozuk görüyor musun Tonguç? Hayır hocam, her şey mükemmel yaratılmış. Ondan sonra kar taneli oluşan buz kristalleriyle ilgili 1611 yılında Johannes Kepler, Kepler çok ünlü bir bilim adamı, buz kristallerinin altılı simetrik şekillerini buluyor. Ardından da René Descartes, Descartes dediğimiz adam da 12 kenarlı kar tanesi gözlemliyor. Ve çok mükemmel kenar ve açılara sahip olduklarını buluyorlar. O zaman kar taneyi bir insanın dikkatini çekmiştir. Evet, doğru diyebiliriz. Bilim insanlara dikkatini çekmiş. Buz kristalinin şekilleri altılı simetri ve 12 kenarlı olabiliyor. Burada söylemiş 6 simetri 12 kenarlı. Buz kristalinin kenar açılarıyla tesadüfen oluşmuştur. Tesadüfle alakası yok evladım. Descartes kenarların ve açıların mükemmel şekilde oluşunu ifade mükemmel kenar açı mükemmel bir şekilde demişler. Cevabımız bu. Ceyhan seçeneği geçtik. Hocam ya. Nas Hilal 6 canlı yayına da katıldım full time. Bir şunu diyeceğim, Tonguç Candır gerisi TEOG demiş defalarca. Gerisi heyecandır evladım, gerisi heyecandır. Evet, Tonguç Candır gerisi TEOG'dur demiş. Yeryüzünde hepsi de aynı su ile sulanan birbirine komşu. Hatice Arslan da sizi çok seviyormuş hocam. Güzel adı sevmiyormuş, sadece adımı söyle diyor. Tebrik ediyorum. tek ve kötü, çok köklü üzüm bağları, ekinler, hurma ağaçları bağları. Bak, aynı su ile besleniyor ama farklı çıkıyor. Fakat onları şekil ve lezzet biçiminden farklı kılmışız. Düşünen kimse için bunda evetler vardır. Feray Şengül bizim öğrencimiz Tonguç. Bu arada fark ettikçe aşağıdakilerden hangisi daha iyi anlar? Sen de buraya adının yazılmasını istiyorsan ne yapacaksın evladım? Simetrik videolar. Sinerjik videoların altına. Sinerjik denemeler videomuzun altına veya hürriyet@tonguçakademi.com'a mail atacaksın evladım. Bak Tonguç'um. Fark ettikçe. Tonguç et hürriyeti de atabilir. Tonguç et hürriyet de varmış çünkü onlar da öyle yazmışlar internette. Olsun. Hürriyet.tonguçakademi.com. Onu açtılar, bize verdiler bu arada. Tonguç et hürriyet. Yapacak bir şey yok. Bu ayette geçen anlatımları etrafında fark ettikçe aşağıdaki hangisi daha iyi anlar Tonguç? Biliyor musun hangisi daha iyi anlar evladım? Evrende bir değişim yok çünkü. Alakası bile yok. Evrende her şey mükemmel olabilir. Çok güzel. Yeryüzünde çeşitli meyve vardır. Ya bunu herkes biliyor. Evrende şekil ve lezzetçe farklı meyve var. Yani burada manavlar cevaplamış. Daha iyi anlar. Hangisini daha iyi anlar dediği şey, evrende her şey bir düzen ve ölçü içerisindedir. Kader diyoruz burada. Tebrik ediyorum. Eda Eksen benim adım var diyor Tonguç. Yukarıdaki paragrafta aşağıya hangisi değinilmemişti Tonguç? Eylem ve irade gücüne sahip kılmamakla birlikte insan fiziki ve sosyal çevresinde bağımsız bir varlık değildir. İnsan irade ve gücünü içinde bulunduğu çevrenin şartına bağlı olarak gerçekleştirebilir. Yani burada değinilmemiştir olan şey demiyor musun? Fiziki ve psikolojik niteliklerimizin insanın iradesi kapsamında olduğuna değinilmiyor Tonguç. Tam tersine bunları fiziki ve sosyal çevre tamamen bağımsız irademize sahip değiliz. Yani dış koşullara bağlı. Yani Allah bize fiziksel özelliklerimizi veriyor, evet. Ve biz onlarla beraberiz. Yani biz bütün hepsini bağımsız bir şekilde değiştiremiyoruz. Öyle bir şansımız yok. Dolayısıyla Denizli seçeneği kapsamında olduğuna değinilmemiştir. Böyle bir şey yok. Ama diğerlerine hepsine değinilmiştir. Bak Tonguç, yeryüzünde sarsılmayasınız diye sabit dağlar, nehirler ve belki yolunuzu bulasınız diye yollar ve işaretler meydana getirmiştir. Onlar yıldızlarıyla da yollarını buldular. Yıldızlarla gerçekten kutup yıldızı vardır. Hep kuzeydedir Tonguç bize göre. Biz kuzey yarımkürede olduğumuz için ona göre yolumuzu buluruz. Hatta denizciler çok yararlanır Tonguç. Ve aynı zamanda yeryüzünde sarsılmayasınız diye dağlar diyor ya Tonguç. Evet. Çok enteresan Tonguç. Normalde yeryüzü bu ya. Bak yeryüzü bu ya.
yer kabuğu aslında burada, tamam mı Tomuç'um? Evet. O, altta ne var biliyor musun? Yer kabuğunda lavlar var. Sıcak lavlar var. Yer kabuğunun üzerinde senin evlerin var falan filan, işte böyle falan filan var. Ama dağların olduğu yerler Tomuç. Bu dağ ya Tomuç. Dağların hani buzdağının görünen kısmı derler biliyorsun değil evet, mi? Bir de görünmeyen kısmı. Ha, bir de görünmeyen kısmı. Dağların da Tonguç aynı şöyle aşağı doğru kendilerinin 10 katı uzaklık uzunluğunda böyle çivi gibi olduğunu söyleyebilirsin Tonguç. Bu bilim adamlarının bulduğu bir buluş Tonguç'um. Çok enteresan. Yani aynı buzdağının görünmeyen, normal dağın da görünmeyen kısmı var. Aşağı doğru raptiye gibi Tonguç. Bunlar da ne yapıyor biliyor musun? Bu lavlar hareket ettirdiği zaman yer kabuğunun sağlanmasını yani sarsılmayasınız diye bizi tutuyor. Ve burada Tonguç'um, metinde evrendeki yasalar hangisi? Fiziksel yasalar Tonguç. Canlılarla alakalı bir şey yok. Kimyasal yasalar değil. Öyle bir şey yasal yok zaten bu dünyada. Evet. Toplumsal yasalar da değil. Bu tamamen fiziksel yasalarla alakalı bir şey. Teok sınavında hazırlanan Orhan, sınav gecesi müzik dinleyip gecenin geç saatte ne kadar oyalandı. Sabah uyandığında, yarım saatinin kaldığını, sınava yarım saatinin kaldığını telaşla yatağından fırladı ve sınav yerine Allah korusun. Böyle yapanlar da var biliyor musun? Sınava kaçırıyorlar bazı öğrenciler. Bazen kimliğini unutuyorlar falan filan. O yüzden o gece çok iyi dinlenmeye çalış ve o gece evladım erken uyu ve sabah da erken kalk dizinde olasın. Sınav görevlisi kaderine küs. Sınava geç kaldın dedi. Orhan sınava kabul edemeyince nasip kısmet. Kısmette yokmuş dedi. Yani yanlış bir kader anlayışı değil mi Allah aşkına? Evet hocam ya. Orhan ne yaptı burada? İradesini düzgün kullanamadı Tonguç. İradesini ne yazık ki düzgün kullanamadı. Düzgünce çalışsaydı başarılı olurdu. Sorumluluğunu anladı. Yanlış kader anlayışındaki olay şu. Ha, iradem ben, yok. Ben ne yaparsam sen bir şey olmaz diyor. Aynen. Benim iradem ne yazık ki yok diyor. Benim iradem olmadığı halbuki için. Erken yatıp erken kalkıp işine şeker katabilirdi. Ya Allah bize bak sorumluluğumuzu bize yüklüyor. Sen bunu yapmazsan sorumluluk tutacaksın diyor. Kaçırmıştı şunu. Halk arasında kelebeklerin yaşam süresinin bir gün olarak telaffuz edilse de bu aslında kelebeklerin kısa yaşam süresi 3 gün, 1 hafta falan diye anlatmış burada. Ya burada ömürden bahsediyor. Kelebeklerin ömrü kısadır derler ya. Evet. Sen kelebek misin Tonguç? Yok hocam ben oradaki... Orangutansın tebrik ederim. Kelebekteki diyor. L'yi çıkarabilirsiniz hocam. Yok. B'yi çıkarabilirsiniz. Ha, kelek misin sen yani? Onun da biraz daha küçük hali. Acur. Acur. Evet. Her canlı ölümü tadacaktır Tonguç. Ankebut 57 Zincirli Kuyu Mezarlığı'nın tepesinde yazan her ayet. Her gün görüyoruz onu. Ve her gün görüyoruz. Din Kültürü Ahlak Bilgisi dergisinde bu ayeti okuyan Emre Doğurman arkadaşımız. Öğretmen olmuş Emre. Aynen. Öğrencilerine ölümü tadacaktır ifadesiyle ne anlatılmak istendiğini sormuştur. Aşağıdaki öğrencilerin hangisi öğretmenin sorusuna doğru cevap vermiştir? Herkes ölüp yok olacak. Saçmalık. Tamam, ölümü tadacak işte. Ama herkes ölüp yok olacaktır değil Tonguç. Herkes ölüm... ölecektir demiyor. Doğru. Bak, ölüm dünya hayatından ahiret hayatına geçiştir aslında. Ölüm bir köprü gibi şeydir. Bak ölüm insanlar için acı verilir. Tadacaktır derken acı bir şey olarak kastetmiyor. Orada tatlı bir şey olarak kastediyor. Bu da değil. Ölüm canlıların sonudur. Hayır öyle bir şey olsa biz ahirete niye inanalım? Ölüm bir son değil. Sadece bir geçiştir. Cevabı. Ölümü tadıp öbür tarafa mı geçeceğiz hocam? Evet. Ölümü tadıp öbür tarafa geçeceğiz. Yani anladım. Diğer yaşamımıza başlayacağız. Hoş geldiniz diyecekler. Bize aslında Welcome to India. Saçmalamayın kes evladım. Böyle şey mi? Buna göre yukarıda yapacağım. Hangi aşağıdaki kavramlarda hangileri gelmelidir? Tonguç, bir kere Allah'ın irade ve takdir ettiği şeylerin yeri zamanı gelince gerçekleşmesidir dilerse kaza diyoruz Tonguç'um. Allah'ın başlangıçtan sonuna kadar her şeyin zamanında yerine özellikle önceden bilip takdir etmesi, yağmur yağması için bulutların varması kaderdir Tonguç evladım benim. O zaman kaza ve kader cevabımız A seçeneği diyoruz. Bak gerçekleşmesi, yağması ve benzeri bunların hepsi kazadır evladım geçtik. İbn Hacer öğrencilik dönemi. İbn Hacer ünlü bir düşünür hocam, evladım. Bazı öğrenciler bu şeyde bir soruda 3. soruda ve 9. soruda şey yapmışlar. Ben onları size bulayım hocam. Siz devam edin ben soruları getireyim hocam. Evet İbn Hacer öğrencilik yıllarında dersleri kafasının almayışı yüzünden sık sık başarısız oluyordu. Benden mi bahsediyor hocam? Hayır evladım. Benim kafam bu taştan daha kalın değil ki demiş. Nasıl yapıyorsun? Bir mağaranın tavanında düşen su damlalarını zeminde sert taşta derin bir çukur açtığını görmüş. Zaten önemli olan şöyle bir şey vardı ya demin söylemiştik. Önemli olan damlaların büyüklüğü değil, damlaların devamıdır Tonguç. Aynı şekilde sen önemli olan bir gün 700 soru çözsen, bir gün 500 soru çözsen, bir gün bir soru çözsen hiçbir anlamı yok. Evet. Her gün 50 soru çöz. Her gün 100 soru çöz düzenli. Sana yeterli. Her gün çözmen gerekiyor. Anladım. Önemli olan devamlı düzenlilik evladım. O zaman benim kafam bu taştan daha mı kalındır diyor. Kendisine taşın oğlu diyor. Olayı hangisiyle aşık yapabiliriz? Gerçekten insan için çalışından başkası yoktur. Anladım. Çalışmayı anlatıyor burada. Çalıştıkça başarılı oluruz diyor. Hocam şu gidelim. Soruda arkadaşlar şu toplumdan dolayı galiba A diyorlar ama bir izah edebilir misiniz? Bak Tonguç.
Allah su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler, diğer meyvelerin hepsinden bitirir. Bu bitirme tohumların meyveye dönüşmesi, bitkiye dönüşmesi. Ha, bitmekten bitki. Ha, burada Allah bak toplum için düşünün bir ibret var diyor ya. Ama toplumların ilişkileriyle, insan ilişkileriyle alakalı bir şey söylemiyor. Allah bizi uyarıyor, Allah bize öğüt veriyor orada. Dolayısıyla canları toplumsal yasalar diyemeyiz. Toplumsal yasalar da bunu söylemiyor ki. İnsanlar kendi aranızda göç etmeyin işte bilmem yok edilmiştir bunu bu kavimler. Toplumlar da bak siz bunu dinleyin derken insanlar için, toplumlar için bir öğüt veriyor. Ama burada demiyor ki toplumlar kendi aranızı böyle düzeltin. Mirasta, borçta falan filan böyle bir şey söylemiyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği daha uygun. Çünkü ekinler, zeytinler, hurmalar canlılar evladım. Kelime söylüyorum. Burada da hocam Denizli diyor arkadaşlar. Burada da Tonguç sorumluluğunu yoksa yanlış kader anlayışından dolayı göz ardı edilen kavram demiş. He. Göz ardı edilen kavram şu. Bak ne demiş? Nasip kısmet. Kısmette yokmuş demiş. Sanki yani, aklı iradesi yokmuş hayır, gibi. Hayır. Kendisi sanki bir şeyleri değiştiremez. İradesi yokmuş gibi davranıyor. Ama bak burada sorumluluğu yanlış anlamamış. Sorumluluk zaten almış onun sorumluluğunu. Bak kabul etmiş adam. He. Almış sorumluluğunu. Yani demiş ki tamam abi yani yapacak bir şey yok. Ben bunun sorumluluğunu aldım demiş. Ama demiş benim iradem yok. Bunu yanlış anlamamış. Aldım. Ama benim iradem yok demiş. Yapacak bir şey yok. Kısmette demek ki yokmuş. Allah halbuki yapıyor her şeyi. Yaptığımız her şeyden irademizle. Halbuki biz seçimlerimizle yapıyoruz her şeyi diyoruz. Tebrik ediyorum seni. Bunu da yaptık iradem. Çalışmayla alakalı İbn Hacer'in teşekkür güzel bir kısası. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Andolsun biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. 50 yıl eksik olmadı. 1000 sene sonunda zulme devam ederken tufan kendilerini yakalayıverdi. Biz onun halkını kurtardık. Tonguç ya Allah aşkına at ve somut milletlerini yok ettik. Milletler, toplumlar bunların yok olmasıyla alakalı ayetler var. Toplumsal yasalar diyoruz. Geçtik cevabımız bu seçeneği. Son yıllarda Türkiye'mizde kene ısırması sonucu meydan Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle bazı insanlar hayatını kaybetmiş. Tonguç bu sorunun cevabı direkt A seçeneği çünkü insanların bir sanırı bizzat kendilerinin işledikleri yüzünden karada ve denizde çürüme bozulma başladı. Çünkü biz ne yapmışız biliyor musun? Bilinçsiz avlanmayla, ilaçlamayla kuşlar kenelerle besleniyor. Biz kuşları öldürünce keneler de otomatikman miktarı artıyor Tonguç. Anlaştık mı herhalde? Anladım hocam. Mesela sen şu anda tavukların hepsini öldürsen topraktan solucanlar fışkırır. Çünkü tavuklar solucanlarla besleniyor. Her tarafa ayaklarına basınca solucanlar çok iğrenç bir şey. O da daha iyi. Tavuklar böyle sürekli yiyorlar onları ve kurtuluyoruz. Aziz Sancar evladım Nobel ödülü almış. Çok ünlü bir Türk bilgini. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Biz Mardin'den çıkıp çok büyük yerlere getirdi. Türkiye'nin adını duyurdu her yere. Tebrikler. Cumhurbaşkanımıza tebrik etti. Zaten nişan verdiler galiba. Öyle bir şey oldu. Ulusal Bilimsel Akademisi'ne kabul etti. 3 Türk'ten biri oldu. Tonguç. İnsan iradesiyle kontrol edilemeyen eylemler Allah'ın yaptığı eylemler. Mesela şimdi hangisi aşağıdakilerden hangisi örnekti demiş. 8 çocuklu bir anne babanın çocuğu olup olmayacağını Aziz Sancar kontrol edebilir miydi? Edemezdi. Cevabı A seçeneği. Ama tıp fakültesini kendisi seçti. Size hukuka eğitime önem vermeyi kendisi seçti. DNA onarımı hakkında bilimsel çalışma yapmayı kendisi seçti. Anladım hocam. Anlaştık mı hocam? Eren Erven bizim öğrencimiz. İşten eve dönerken belki o da Aziz Sancar gibi olabilir. Aziz Sancar gibi öğrenci. İşten eve dönüyormuş. Okuldan diyelim. Niye işten diyoruz evladım buna? Okuldan eve dönerken kalabalık olan metrobüste yaşlı adamın elindeki tabloda yazılı olanları okudu. Asra yemin olsun ki insan mutlaka ziyanlıdır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye eden, birbirlerimize tavsiye eden insan ilişkileri. Toplumsal yasalar. Hiç fizikle alakalı, biyolojiyle alakalı bir şey var mı? Yok burada. Tebrik ediyorum seni. Kim salih bir aleme işlerse kendi lehine. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Bak nasıl bir mürekkep çıktı lan. Sonra efendi de dönecek. Kendiniz buldunuz. O zaman vurunca mürekkep çıkıyor. Aslında burada ne anlatılıyor? Özgürlük. İstersen onu yap, istersen bunu yap diyor Allah. İstediğini yapabilirsin diyor. Ama sorumluluğu kendi şeyindedir diyor. Özgürlük ve sorumluluk ayetimiz. Tebrik ediyorum. Komşusunun başlığını topu gören Doruk özel arkadaşı. Vuruyor egol. Özel arkadaşı Arda Elmalı ya. Bak. Arda Barcelona'daki Arda mı hocam? Doruk özel bizim öğrencimiz. Arda Elmalı da bizim öğrencimiz. Gelen gideni gözetlerken sen bahçedeki topu al. Ben gelen gideni ötüyorum. Günahı vebalim benim boynuma. Günahı vebali benim boynuma. Vay ya böyle vay uyanık adamı aldırıyor bir de. Şimdi Tonguç bu aslında tamamen sorumlulukla alakalı bir şey. Adam diyor ki ben sorumluyum. Alakası yok. Herkes kendi sorumluluğu. Arda Elmalı onu yaparsa kendi sorumluluğu yanlış yapmış oluyor adam. O yüzden cevabımız
kimse kimsenin günahını yüklenemez diye teok sorusu vardı. O da çok önemli bir soru. Ama hocam kilise eskiden günahları parayla sevaba dönüştürüyormuş. Öyle bir şey olabilir mi? Evet, tebrik ediyorum. $500 verirseniz. İyiymiş, gerçekten iyiymiş ya. Gerçekten. Aynen, zenginler böylece sıfır tertemiz günahsız cennete gidiyorlarmış hocam eskiden. Evet, tebrik ediyorum. Öyle bir şey olabilir mi hocam? Yani böyle bir şey, bismillahirrahmanirrahim. Böyle şey, öyle bir şey olmaz öyle mi? Saçma öyle bir şey ama. Ben ne yaptım? Nereye geldim bir anda? Elan ne yaptın Elan? Şuraya tıklıyorsun evladım. Şuraya aynen. Tıklıyorsun. Aa. Buna tıklıyorsun. Aynen. Az kalsın. Buna tıklıyorsun. Tıklıyorsun. Tekrar buna yap. Evet. Ondan sonra buna tıkla. Evet tamam. İnsanı diğer canlıdan farklı kılan ve insana sorumluluk verilmesine neden olan en önemli özellik düşünebilmesi Tonguç. Beynimiz olduğu için duyabilmemiz değil de köpek de duyuyor. Üşeniyorum hareket öyleyse edip, yarın. Köpek de hareket ediyor. Görebilme köpek de görüyor ama biz düşünebiliyoruz. O yüzden farklıyız evladım. Aslında köpek de düşünüyor da. Yani orada aklımızın ve düşünme yeteneğimizin çok gelişmiş tamam, olması diyebiliriz. Ooo fene geldik. Fen en sevdiğim ders. Bu çok soru. Seviyorum ben evet, seni yaşasın bak, sen. Bak bu çok yenilikçi tarzda bir soru. Çünkü bu tarz soruları da Teok çok seviyor. Mesela geçen sene Aziz Sancar'ı sordular. Aziz Sancar'ın DNA üzerine çalışmasından dolayı Nobel ödülü aldı. Biz de Cambridge Üniversitesi'nde kimya bölümünde Profesör Shankar Balasubramanian. Yani Hintli bir bilim adamı. Zaten İngiltere'de genellikle Hintliler Balasut çok fazla. Balasubramanian Banarım'dan geliyor hocam. Balasubramanian'mış bu. Ondan sonra da ismi öyle olmuş. Balasubramanian. Bramanyan. Ne biçim bir adı var Allah'ım ya Rabbim ya. Yaptığı deneyler sonucunda daha önce banıldığında sadece ikili sarmal yapılan DNA'da 4 tane DNA ipliğine rastlamış. Bizim bildiğimiz her şey çöpe gitti şu anda. Hayda. Ama bu yeni bir özellik. Yani bu şöyle diyor. Kanser hücreleri gibi hızlı bölen anormal hücrelerde varmış. Biz normal hücre oluyoruz. O yüzden bizim problemimiz yok. İki tane zincir oluyor. Unutmayacağız herhalde. Kanser hastalarına yeni bir uyut doğduğunu söylüyor. Neyle en fazla ilgili biliyor musun? Nükleotitlerin birleşmesiyle DNA oluşuyor. Bununla alakası yok. Hiç fark yok ki. Her hücrede bak şey diyor ki eğer bu yapılar kontrol altına alabilse kanserin tedavisi olabilir diyor. Yani kanser dediğim şey kalıtsal bir şey. Yani çocukta babadan çocuğa da geçebilir. Kalıtsal DNA'dan gelen bir problem. Her hücrede DNA bulunur. Bununla alakası yok ki Tonguç. Saç örgüsü gibi sarmal yapısı bununla alakası yok Tonguç. Ama insanın içindeki bilgiler ve yönetim ve kalıtım sağlar. İşte eğer bu DNA bizim yönetimimizi kalıtımımızı sağlamasaydı bunda yapılmış bu problem 4 zincir hiçbir işe yaramazdı. Hiçbir önemi yoktu. Anladım. Ama yönetim ve kalıtım sağladığı için bizim için çok önemli. Ve bu anormallik ve sonuçları yönetim ve kalıtım sağladığından bununla alakalı en fazla diyoruz. Cevabımız derin seçeneği. Geldik Tonguç. Diyor ki DNA'da bulunan nükleotitlerin hangilerinin içindeki organik bazı kesinlikle bilemeyiz. Tonguç DNA işlem sırasında A'nın karşısına gelir. At Galatasaray. Burada zaten hani bu zincir DNA işlemesi üzerinde iki tane zincir eş zincir oluşacaktı ya. Evet, o zaman üçgen de A'dır Tonguç. Bu da T'dir Tonguç değil mi? Evet. Şimdi G'nin karşısına ne gelir Tonguç? S gelir. O zaman buradaki de G'dir. Buradaki de S'dir değil mi Tonguç? Bak evet, bunların hepsini bilebiliriz. Çünkü bu sırada A ve G'yi biliyoruz. Ama Tonguç ben bunu nereden bileceğim? Bunun karşısında ne var? Bunun karşısında ne var? Ne bileyim? Nereden o zaman mi? Yuvarlak yıldız, kare ve altıgeni bilemem diyorum. Yuvarlak yıldız. Kare ve altıgen cevabımız deniz seçeneği. Bunları hiçbir şekilde bilmem. Çünkü karşılarındaki veya yanlarındaki veya hiçbir şey bilmiyorum Tonguç. Hocam şu sayfayı değiştirelim. Kafamız karışıyor. Evet, tebrik ediyorum. Hemen geçiyorum evladım. O dinle alakalı bir sayfa zaten tebrik ediyorum. Geçtik. Evet, sen bir arkadaşın adını oku bakayım. Hocam, hocam adımı söyler misiniz demiş. Sümeyra Sulu Ağaç. Aynı zamanda başka daha kafadan akıllı bir soru yok mu Allah aşkına? Adımı söyle. Oku mu adımı söyle. Hocam ismini okur musunuz diye bekleye ölmekten mezara soktunuz. Ama böyle bunları şey okuma lütfen. Şeyi oku lütfen ya. Böyle şeyleri. Bilimsel hocam, bir soru sor. Ceyda Durur demiş ki MEP kazanın testlerindeki soru tiplerini çözecek misiniz sınıf paketinde demiş. Oradaki soru tiplerini zaten hürriyet denemeleriyle de veriyoruz. Oradaki soru tarzına benzer sorular soruyoruz. Hürriyet denemelerinde ona çok benzer sorular soruyoruz. MEP kazanım testini hatta çıktığı zaman yeni çıktı zaten. Geçen hafta falan çıktı. Çıktığı zaman dedik ki oha bizim soruların aynısı dedik. Evet yani Teok eğer bizim denemelerimizin ne zaman başladığını biliyorsunuz arkadaşlar. O denemelerden birkaç hafta sonra çıkmasına rağmen MEP kazanım testleri bizim soruların aynısı. Birinci ve ikinci Teok'ta üçüncü Teok'ta sorduğumuz sorular yani Hürriyet gazeteleri verdiğimiz Teok soruların aynısı çıktı. Hücre bölünmesinden önce gerçekten bazı olaylar yukarıda karışık halde verilmiştir. Bu olay hangi sıraya göre gerçekleşir? DNA kısalıp kalınlaşarak özel proteinlerle birleşmesi, DNA'nın eşlenip ikiz DNA'nın oluşması. Bak ilk başta DNA eşleniyor Tonguç. Her şeyden önce ilk başta DNA eşleniyor. Ondan sonra DNA'lar kısalıp kalınlaşarak proteinlerle birleşiyor. Sonrasında kromozomları oluşturuyorlar. Yani en son kromozom oluşuyor. O zaman 2-1-3 şeklinde giren zımbırtı işliyoruz. Cevabımız Bursa seçeneği. Geçtik. Canlılık genetik yapılar. Bak demiş ki bir
kromozomlu olsun demiş. En kapsamlı zımbırtı. 3 de gen olsun. Zaten kromozomla gen arasında DNA vardı. Kedi geni diye ezberle demiştim sana Tomuş. O zaman burada nükleotit olması gerekiyor. Bu da nükleotinin altında bir şey olması gerekiyor. Tomuş, nükleotinin altında ne var zaten? Bir paşa bahçe dediğimiz zımbırtı vardı ya. Fosfat, şeker veya baz vardı değil mi? Evet. Tomuş bakalım. 5 guanin bazı. Evet olabilir, tebrik ediyorum. 4 deoksiriboz şeker. Ama nükleotit olacak ya 4. Bu olmaz ki, yanlış. 5 fosfat. Evet olabilir. 4 adenin nükleotiti. Evet olabilir. Nükleotit olacaktı. Tebrik ediyorum. O zaman cevabımız Bursa seçeneği. Adenin nükleotiti seni kandırmış olabilir. Adenin baz gibi gözüküyor ama adenin nükleotiti demiş adenin, burada. Adenin. Bu soruda birazcık problem vardı. Arkadaşların bir kısmı şey dedi. Bir baskı hatasından dolayı şöyle bir şey çıkmış. Normalde bu ayrıldığı zaman M'yi ayırdığım zaman ben. Bak M'yi ayırdığım zaman bir böyle gitmesi gerekiyor. Bir de böyle gitmesi gerekiyor ya. Biz burada ters basmış. Yani böyle gitmiş, bir de bir tane daha böyle gitmiş. He. Aslında iki tanesi aynı şey. Hani böyle bir flip yapsam bunu aynı şey çıkar ama. Yine de bu soruda evet arkadaşlar A seçeneği cevap. Çünkü tam ortadan ikiye bölünüyor. Mesela E böyle ayrılıyor Tonguç. Evet. Buradan böyle bir parça, buradan böyle bir parça ayrılacak. Mesela T ayrılıyor Tonguç. T'nin bu yarısı buraya, bu yarısı buraya gelecek. Tam uyan zımbırtı da aslında A seçeneğiydi. Zaten burada T böyle ayrılmaz. M ayrılsa bile bu ikisi birleştiğince zaman M olmaz. Bu ikisi birleştiği zaman M olmaz. Bu ikisi birleştiği zaman M olur ama bu ikisi birleştiği zaman E olmaz. Buradan da çıkartabilirsin ama cevabımız A seçeneği diyoruz. Çünkü burası metafaz ya. O yüzden met yazdık. Ana fazla da ayrıldı. Ayrıldığı için de böyle bir zımbırtının olması gerekiyor dedik. Sümeyye Çekik hangi günlerde deneme var hocam demiş. Salı ve Perşembe günleri denemelerimiz var. Teo'ya kadar her salı ve Perşembe evet, her salı Perşembe. Kronk da demiş ki okulun deneme sınavlarını full çekiyorum. Burada Türkçe'de manyak gibi çakılıyorum demiş hocam. Evet, buna göre yukarıda giden hangileri mitozu büyüme ve onarım için kullanmaz. Tonguç, öküz çok hücreli bir canlıdır Tonguç. Hangi gazete demiş hocam? Hürriyet gazetesinde. Tonguç, öküz çok hücreli bir canlıdır. Efendim, dolayısıyla benim, hayır sana demiyorum. Öküz çok hücreli bir canlıdır. Dolayısıyla büyüme ve onarım için mitoz kullanır. Orangutan. Efendim hocam. Hayır sana demedim. Çok güceli bir canlıdır. Dolayısıyla ne kullanır? Büyüme ve onarım için kullanır. Salatalık evladım. Büyümeni mi çağırdı ya? Ne hayır sana demedim. Abi. Salatalık çok güceli bir canlıdır. Dolayısıyla kullanır. Ama bu ikisi tek güceli canlıdır. Büyüme ve onarım için mitoz bölünme kullanmaz. Üremek için kullanırlar. Bunlar sadece üremek için kullanacak. O zaman cevabımız 2 ve 3 seçeneği diyoruz. Tek güceli canlıları da ayırt etmeyi becerebilmemiz gerekiyor dedik. Üreme hücresinde gerçekleşen mayoz bölünmede mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere 2 aşamada gerçekleşir. Mayoz 1. aşamasında olup 2. aşamasında olmayan. Bak 1. aşamada DNA işlemesi oluyor. 2. aşamada olmuyor. O yüzden kromozom sayısı yarıya iniyor zaten. 1. aşamada parça değişimi oluyor. Çünkü kromozomlar 1. aşamada şöyle bulunuyor Tonguç. Yan yana bulunuyorlar. Ve sonrasında ne oluyor biliyor musun? Kromozomların bir parçası Tonguç. Bak bunu göstereceğim şimdi sana. Şöyle yer değiştiriyor Tonguç'um. Görüyor musun Selam? Evet hocam. Bak kromozomun bir parça değişimi oldu. Bunların yan yana bulunabilmesi sadece mayoz 1'de oluyor. Bu da sadece bir mayoz 1'de olur. Mayoz 2'de olmaz. Homologozomun birbirinden ayrılsa yani şu ikisi böyle bir parça değişimi yaptı ya. Evet. Sonra bir tanesi bir tarafa, bir tanesi bir tarafa gittiği zaman birbirinden ayrılıyor. Bunlara homolog kromozom diyoruz. Bu da olabilir diyoruz. Ve ikinci aşamada zaten kromozomlar ortadan parçalanıyor. Bununla alakası yok. Cevabımız MYZ yani mayoz diyoruz. Zaten mayozu sormuşuz. MYZ çıkıyoruz. Teşekkür ederim. Bir salatalık bitkisinde polen hücresi üretilirken gerçekleşen şekildeki evrenin gerçekleştiği kısım ve adı hangisinde verilmiştir? Tonguç, kromozomların birbirine ayrılması, homolog kromozomların birbirine ayrılması demin söylemiştik. Mayoz 1 demiştik, mayoz 2 attık. Mayoz 2 çünkü mitozla aynıydı. Burada mitoz gibi bir şey yok çünkü kromozomlar ortadan ikiye bölünmüyor. Kromozomlar birbirinden ayrılıyor. Homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyor. Peki ayrılma dediğimiz şey dananın kuyruğunun koptuğu yer değil mi burası Tonguç? Evet hocam. O zaman ana fazla cevabımız... Pardon. Ana fazla olabilir. O zaman cevabımız Adana seçeneği diyoruz. Geçtik. 9. soruda. Evet evladım. Mayoz. Bak burada demiş ki ilerlediğinde hangi harfi gösteren çıkışa ulaşır? Mayoz bölünme eşeğli üreyen canlılarda üreme hücreni oluşturur. Evet doğru. Sperm ve yumurtayı mayoz bölünme oluşturur. Mitoz bölünme tek hücrelerde üremeyi sağlar. Evet demin söylemiştik. Mitoz bölünme tek hücrelerde üremeyi sağlar. Cevabımız Adana seçeneği diyoruz. Geçtik cevabımızı. 10. soruya geldik Tonguç. Tonguç yukarıdaki gözlerde mayoz bölünmede olup mitoz bölünmede, bak burası trikli bir soruydu. Mayozda olup mitozda olmayanlara basacak ve karşıya geçecek. Karşıda da Tongül var bu arada, onu da söyleyeyim hadi sana. Bakalım, hayırlısı. Şimdi bunu geçerken hangi dubalara basar diyor. Ama mayozda olacak, mitozda olmayacak. Parça değişimi evet mayozda olur, mitozda olmaz. DNA işlenmesi ikisinde olur, bunu attık. Mesela bak iki hücre oluşur, mitozda olur. Mayozda olan şey dört hücre oluşur. Evet o zaman bunu attık. Üreme ana hücrelerinde görülür. Sonuç üreme ana hücrelerinde mayoz gözükür doğru, sperm ve yumurta oluşur ama aynı zamanda mitoz da yaparlar.
Bak üreme ana hücrelerinde üreme hücreleri mayozla oluşmuştur. Ama üreme ana hücreleri mitoz yapabilir Tonguç. Dolayısıyla sadece mayoz yapar, mitoz yapamaz diyemeyiz. Çünkü onlar da başta oluşurken mitozla oluştular Tonguç. O zaman bu şıkkı attık. Ama kromozom sayısı, pardon, oluşan hücreler birbirine aynıdır. Bir dakika. Bunu değiştirmemiş miydik biz? Aynı bir dakika. Yaptık. Burada tamam. Sizin gazetenizde farklıdır var. Özür dilerim. Evet. Farklıdır vardı. Gazetemizde farklıdır vardı. O zaman cevabımız farklıdır olacak. Yani bunu alıyoruz evladım. Çünkü gazetedeki şeyi değiştirdik evladım. Evet, evet. Ondan sonra vücut hücrelerinde görülür evladım. Vücut hücrelerinde görülür. Hayır, mitozda var bu. Kromozom sayısı azalır. Sadece mayozda var. O zaman cevabımız 1, 6, 7 ve 8 diyoruz. Cevabımız Bursa seçeneği diyoruz. Geçtik. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Şunu gösterdim de. Evet. Öğrenciler hocam adımı okur musunuz diyorlar. Evet, tebrik ediyorum. Üreme hücreleriyle ilgili bir projeye ödevi yapan çok güzel bir taslak hazırlamış. Kümeler gibi göstermiş. Spermi bir küme, yumurtayı da bir küme göstermiş. 1 ve 2 ve 3'e hangisi? Burada birinci bölünme demişiz de. Burası birinci bölüm olacak. Yanlış yazmışız burada. Birinci bölümde hangisi olmalıdır? Tonguç bir kere. Birinci bölüm sadece sperme ait bir bölüm. Sperması vardır. Hayır. Şeyinde yumurtanın sperması vardır. Bu yanlış. Çok sayıdadır. Sadece sperme olması gerekiyordu. İki de olmaz. Yumurtanın çok sayıda olması mümkün değil. Üçüncü bölüm üreme ana hücresinde üretilmiştir. İkisi de üreme ana hücresinde. Yani ikiye yazması gerekiyordu aslında. Bu da yanlış. İkinci bölüm mitoz bölünme sonucu oluşmamıştır demiş. Evet, mitoz bölünme sonucu oluşmamıştır. İkisi de mitoz bölünme sonucu oluşmamıştır. Çünkü mayoz bölünme oluşmuştur. Cevabımız Deniz seçeneği diyoruz. Geçtik. Arkadaşların bilimsel soruları var mı evladım? Çok önemli. Belinay siz bir tanesiniz demiş. Yani bilimsel bir şey söylemiş. Orhun Enes Atak çatara çutara demiş. Yukarıdaki görselle ilgili aşağıdaki hangi sancı doğru? Y'de yumurta döllenir. Yumurtanın döllendiği yer M seçeneği evladım. Bu yanlış. M'de yumurta hücresi üretilir. Hayır, R'de üretilir. Bu da yanlış. R'de yumurta döl yatağına taşınan bölümdür. Yumurtanın döl yatağına taşınan bölümü yani M'dir. Bu da yanlış. T üreme organı dışarı açılan bölümüdür. Evet, burası döl yolu dediğimiz zımbırtı üreme organının yani rahimin dışarıya açılan bölümüdür. Evet, cevabımız Deniz seçeneği diyoruz. Geçtik. 3 ay içerisinde karşılanan Volkan Yeğen bizim öğrencimiz evladım. Annesinin yanında aşağıdaki örneğin hangisinin yapması uygulaması? Annesi hamileymiş demek ki. Kardeş olacak ya. O zaman cep telefonuyla konuşmasın babası lütfen. Bulundukları odayı havalandırsın. Çok güzel. Oksijen çok gelsin güzel. Temiz. Yüksek sessizlikle müzik dinlememesi. Evet, evet. Çok güzel. Dinlemesin. Annesini rahatsız etmesin. Market poşetini taşısın ki annesi beli bir şey olmasın. Allah evet. Korusun diyoruz. Evet, İknur Seven. Hiç hata yapmadıysa hangi çıkışa ulaşır? Ergenlikte sadece fiziksel değişimler olur. Hayır evladım. Yanlış. Fiziksel ve ruhsal değişimler olur. Yanlış. Cinsel bölgede kıllanma olur. Evet, cinsel doğru. Bölgede kıllanma olur. Erkekler ve kızlarda ikisinde de vardır. Cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz. Geçtik. Enes Güneş'in ergenlik döneminin sağlık şekilde geçebilmesi için alınması gereken önlemler. Enes Güneş. Valla. Enes gerçekten. Tüm sorunları. Bir böyle bir şey olsaydı belki görmezsin. Tüm sorunlarını kendi çözmeli. Hayır, öyle bir şey yok. Tüm sorunu ailesiyle paylaşmalı, başka insanlarla paylaşmalı, öğretmeniyle paylaşmalı. Kötü alışkanlıklarına karşı bilinçlenmeli. Evet, doğru, çünkü ergenlik döneminde kötü alışkanlık başlama oranı çok yüksek olmuş. Sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklar genellikle ergenlik döneminde başlıyor. Allah korusun diyoruz. Çok daha fazla beslenmenin ne alakası var abi? Böyle bir şey olmaz ya. Adam obezim yapacaksınız. Bulunduğu ortama uygun giyinmeli. Mekanlar akmalı, evet. Bulunduğu ortama uygun giyinmeli. Tabii mayo giyinmeli. Ne alakası var evladım? Ergenlik döneminde sağlıklı bir bireyi olan Sait Karaca bizim öğrencimiz. 2 yaşındaki erkek kardeşiyle hangileri ortaktır? Üreme hücresi üretebilir mi? Hayır, 2 yaşındaki hayır. Çocuk nasıl üreme hücresi mi? Ama Sait Karaca üretebilir çünkü ergenlik döneminde. Evet. Bu yanlış. Testis bulunuyor. İkisi de erkek olduğu evet, için. Evet, testis bulunuyor. Tebrik ediyorum. Sperm kanalı. İkisi de erkek üreme sistemine sahip olduğu için ikisinde vardır. Sait büyüyünce bu soruyu erkek kardeşine gösterir zaten. Ne evet ediyoruz. Tebrik ediyorum seni. Basit makinelerde. Basit makinelerden soru gelmiş hocam. Evet, tabii ki artık geliyor. En fazla zaten basit makinelerden çıkacak bu sene. Teok 1 devladım. Basit makinelerde hatta 10 tane soruya yakın bekliyoruz. Teşekkür ederim. İfadeden hangileri her zaman doğrudur? Uygulanan kuvvetin yönü değişir. Şimdi Tonguç. Sabit makara mı, hareket makara mı? Nereden bileyim? Böyle bir şey söyleyemeyiz. Her zaman doğrudur diyor. O zaman makaraya bağlı değişebilir. Enerjiden kazanç çoktur. Evet, bu her zaman doğrudur. Bu çok önemli bir bilgi. İşten veya enerjiden hiçbir kazanç yoktur. Kuvvetten kazanç vardır. Hayır evladım. Sabit makara olduğu zaman vardır ama pardon, sabit makara da yoktur. O yüzden her zaman söyleyemeyiz. Bunu da geçtik. O zaman cevabımız yalnız S seçeneği diyoruz. Ve son sorumuza geliyoruz artık. Ege Saçak okuldaki fen tarafında bir düzenek kurmuş. Bu zaten hareketli makara olduğunu herkes anlayabiliyor. O zaman daha az kuvvet uygulayacaktır. Evet, 100 Newton'luk ağırlığı kaldırabilmek için 50 Newton uygulayacaktır. Yarısı kadar olacaktır. Doğru.
Yoldan kazanç da yoldan kayıp vardır. Çünkü neden biliyor musun evladım? Çünkü kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır. Kuvvet kazancı iki kattır. Kuvvet kazancı dediğimiz zımbırtı iki kattır, doğru. Çünkü yük 100 Newton ama benim uyguladığım kuvvet 50 Newton. O zaman 100 bölü 50'den 2 diyoruz. 2 kat kuvvetten kazanç var. Doğru diyoruz. Cevabımız 1 ve 3 Ceyhan seçeneği diyoruz. Geçtik. Yerde duran koltuğu üst kata çıkması için belemir sönmez. Belemir sönmez. Maşallahım var. Tebrik ediyorum bizim öğrencimiz. Buna demiş ki bak, sabit makara, sonra da hareketli makara hazırladığı düzenek demiş. İlk başta sabit makara kullanmış. Burada olduğu gibi duvara asmış makarayı. Burada da hareketli makara kullanmış. Şimdi bir kere sabit makara düzeneği yerine hareketli makara düzeneği kullanmaya başlayınca aşağıdaki hangisi gerçek şimdi? Bir kere hareketli makarada kuvvet kazancı iki kattı. O zaman kuvvetten kazanç sağlamıştır. Tebrik ediyorum. İki kat kuvvetten. Yoldan kayıp yaşaması evet doğru. Çünkü kuvvetten kazanç sağlarsa yoldan kayıp sağlayacak. Ortaya çıkacak. Enerjiden kazanç sağlaması, enerjiden kazanç diye böyle bir şey olmaz. Hayatımda böyle bir saçmalık görmedim. Kuvvetin yönü değişmiştir. Kuvvetin yönü değişmiştir mi? Evet doğru. Burada aşağı doğru çekiyordu. Burada yukarı doğru çekmesi gerekiyor. Evet diyor o zaman. KRT, kerata diyoruz. Tebrik ediyorum. Cevabımız C seçeneği. Okulda en sevdiğim vakit olan cuma günü. Sonuç okulda en sevdiğim vakit hangisi evladım senin? Cuma günü okul çıkışı hocam ya. Bayılıyorum yani. Hatta bugün yarım gündü hocam. Bayram olduğu için. Revire mi takacağız? Aynen. Yarım gün olduğu için hocam şey yapıyorum. Hemen saat 12'den sonra dağıldık. Direkt kaçtım hocam okuldan. Evet. İstiklal Marşı okunurken bayrağımızı yukarı doğru çeken Melih Türksever bayrağın yukarı çıkmasını sağlayan sabit makarayı kullanırken nasıl ya, şu en güzel günümüzü bile ne hale getirdiniz yoldan ya. Kazan... Yok ya, ya. Yoldan... En güzel günümüze var diye soru sormayın. Tonuş yoldan kazanç diye bir şey yok sabit makarada. Yok. Kuvvetten kazanç sağlamamıştır. Sağlam... Bu doğru. Bu doğru bak, hocam. Burası çok önemli Tonuş. Sağlanmamıştır diyor ya. Sağlanmış deseydi yanlış oldu ama sağlanmamış dedi. Evet doğru, tebrik ediyorum. Burada bir terslik var, ona dikkat etmeniz. Kuvvetin yönü aynı olmuştur. Hayır, kuvvet aşağı doğru. Bayrak aşağı doğru ağırlığı var. Ama sen evet. Ya bayrağı yukarı doğru çekmen gerekiyor. Aşağı doğru oluyor. Aynı değildir. Yanlış bu da. Çünkü kuvvetin yönünü değiştiriyorsun. Normalde yukarı doğru ben bunu kaldırmam ki. Sabit makarayı aşağı doğru çekip kaldırabiliyorum. İşten kazanç sağlamıştır. Böyle bir saçmalık hiçbir zaman olmadı demişlerdi. Cevabımız bu seçeneği. Evet artık canlı testimizi çözelim. Fendeki canlı test var hocam. Söylemediniz. Sürpriz oldu bir anda. Fendeki bize. Canlı testi çözüyoruz. Evet geldik. Ana sayfamıza herkes giriyor evladım. Ana sayfamıza girince fen bilimlerine tıklıyorsunuz evladım. Fen bilimlerine tıkladıktan sonra üreme büyümeye geliyorsunuz. Bu sefer üreme büyümeyle alakalı. O zaman insanda üreme gelişme ve büyüme konusuna tıklıyorsunuz evladım. Bak burada bu konuya hocam, tıklıyorsunuz. Hocam Esra Şimşek demiş ki hocam Allah sizden razı olsun. Dinlerken biz yorulduk, siz yorulmadınız. İnanın bitmeden bırakamıyoruz. Ondan sonra bu kadar çabalarınız için iyi akşamlar, saygılar. Konu testlerine tıklıyoruz ve canlı testi buradan görebiliyorsunuz evladım. Muhsin canlı Polat testimiz demiş, benim adım niye çıkmıyor? Muhsin burada evladım. İsmini bize canlı testi tıkladık ve başladık. Evladım. Bu testi bir daha yapmamış mıydı? Ha tamam. Geldik. Yine ana sayfamıza geldik. Şu şey ekranına aksana. Şu şey ekranına aksana. Şey ana sayfamıza geldik. Ona tıklat. Ona tıklat. Evet. Şimdi geldik buraya. Ana sayfamızda evladım. Fen bilimlerine tıklıyorsunuz. Fen bilimleri burada. Fen bilimlerine tıklıyorsunuz. Herkes girdiği zaman. İnsanda üreme ve büyüme ve gelişmeye tıklıyoruz sonrasında. İşte tam buraya tıklıyoruz. Sonrasında da konu testleri dediğimiz zımbırtıya girip konu testlerine tıklıyoruz. Konu testlerinde de canlı teste giriyoruz Tonguç. Canlı teste tıkladığımız zaman çat diye testimiz başlıyor evladım. 5 soruluk bir mini test evladım. Bu mini testi çözmeye çalış bakalım. Bir daha anlatıyorum. Ana sayfaya geldi ya Tonguç evladım. Ana sayfada fen bilimlerine tıklıyorsunuz. Fen bilimlerine tıkladıktan sonra insanda üreme büyüme zaten gelişme direkt otomatik geliyor. İnsanda üreme büyüme gelişmeye tekrar tıklıyorsunuz. Ve ardından konu testlerine tıklıyorsunuz. Konu testlerine tıkladığınız zaman karşımıza canlı test çıkıyor. Canlı testi buradan görebilirsiniz. O zaman Tonguç'um görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Sana. Hocam ayağınıza sağlık, elinize sağlık, ağzınıza sağlık, kulaklarınıza, burnunuza ve saçınıza sağlık. Hocam evet, teşekkür ederim. Kendine iyi bak canım. Hadi baba.